تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم فاتحة سورة مرحمة خربت لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Parvardigora, bizlarni seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarga bergan yo'ling, to'g'ri yo'lda yurgan bandalaringga bergan yo'ling sirotul mustaqimni inom etgin. To'g'ri yo'lni Alloh taolodan so'rashlikda Alloh taolo mana Qur'onda bizga buyurgan va mana shu o'qiyotgan kunlik namozlarimizda bu oyatni bir necha 10 marta takrorlaymiz. Ihdinas sirotul mustaqim. Bizlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. U shunday yo'l bo'lsinki, u seni g'azabingga yo'liqqanlarning yo'li emas va adashganlarning ham yo'li emas. Bugungi qissamiz inshaalloh ana shu adashgan kishilar kimlar? Va Allohning g'azabiga la'natiga qolgan kishilar kimlar? Mana shu so'zlarni bayon qiladigan bir qancha darsni egallaydigan bir mavzu bo'ladi. Bu Musa alayhissalom va Banu Isroil qissasi. Mana bugungi qissani aytdik. Qur'onni eng katta qismini, qissalar ichidagi eng katta qissa bo'lgan bu Musa alayhissalom qissasi. Qur'onni 73 o'rinida, 25 yoki 24 ta surasida zikr qilingan. Hech qaysi qissa, hech qaysi haqida, qavm haqida so'z bunchalik keng, batafsil yoritilmagan. Nimaga? Nima uchun Banu Isroilda tarixni Alloh taolo juda keng, juda ko'p oyatlarda bizga bayon qildi? G'oyril mag'zubi alayhim. Seni g'azabinga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin. Allohning g'azabiga kim yo'liqqan? Yahudiylar, Banu Isroil. Nimaga ular Allohning g'azabiga yo'liqqan? Nimaga Allohga ularga la'nati bo'lgan? Mana shu qissalarni o'rganib chiqar ekanmiz, inshaalloh bunga javob topgan bo'lamiz. Payg'ambarlarning hayoti insonlar uchun bir ibrat. Ular o'z qavmlarini Alloh diniga da'vat qilishdi, bunga sabr qilishdi, kelajakda keladigan mu'minlarga bu narsa ibrat bo'lishi uchun. Alloh taolo payg'ambarlarga qarshi chiqqan qavmlarga balolar yubordi va ularni vayron qildi. Alloh taolo aytadi, hech bir qavm o'tmagan, magar albatta ularning ichida Allohning azobidan ogohlantiruvchi o'tgan deydi. Ya'ni bir qavmga keldi balo, albatta shu balo kelishidan burun ularga payg'ambar boradi, ogohlantirgan boradi. Ba'zi qavmlarda Alloh taolo ustiga balo kelganda iymon keltirganda qabul qilmadi. Lekin mana o'tgan safargi suhbatimiz Naynavo ahli Allohning balosi ustiga kelib turgan paytda qo'rqib iymon keltirishdi. Faqat va faqat mana shu Yunus alayhissalomning qavmini balodi ko'rgandan keyingi keltirgan iymon asqotdi. Qur'onda zikr qilingan qissalarda eng kattasi bu Musa alayhissalom va Banu Isroil qissasi. Haqiqatan Musa alayhissalomning hayot haqida biror narsani taylamoqchi bo'lgan odam garchi tafsir kitoblari, garchi ma'lumot ko'p bo'lsa ham, ana shu Musa alayhissalomning hayotini birovga gapirmoqchi bo'lgan odam ozgina mashaqqat chekadi. Sabab Qur'onda turli payg'ambarlarning qissalari kelgan bo'lsa, ba'zisi sochiq, ba'zisi yiroq. Faqat Yusuf alayhissalomning qissasini aytdik, bitta o'rinda kelgan. Bir boshlangan, 101-chi oyatga kelganda tugagan, bo'linmagan. U taskin bo'lib tushganligi uchun payg'ambarimiz. Lekin Musa alayhissalom qissasiga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bir chekadan Baqara surasidan oladigan bo'lsak, sigir haqida gap ketadi. Bu sigir bilan boshlanmaydi Banu Isroil tarixi. Sochiq holatda kelgan. Haqiqatan bir jamlashlikda bir qancha bir mashaqqat bo'ladi. Ba'zi ulamolar bu qissalarni jamlagan bo'lsa ham, zaif hadislar yoki Isroillardan taslangan holda sahih bo'lmagan manbalardan foydalanganligi bor. Bizning bu qissalarimiz ana shu faqat sahih manbalardan olingan ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Faqat Allohning Qur'oniga suyanishlik kerak bo'ladi. Chunki bu kitobda oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Biz hayotimizni Qur'on bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Shunda hayotimiz to'g'ri bo'ladi. Qur'on bilan o'tkazishlik deganda faqat Qur'onni ko'p o'qishlik,
faqat yodlab olishlik, chiroyli tajvidni o'qishlik emas. Uni ma'nolarini tushunib, unga amal qilishlik bilan bo'ladi. Afala yatadabbarunal Qur'on deydi Alloh taolo. Axir Qur'onni o'qib ular fikr yuritmaydilarmi? Demak, bu qissalarni biz eshitarkanmiz, albatta xulosa bilan chiqishimiz kerak. Ayub alayhissalom qissasini ko'rdik, sabrni o'rgandik. Yunus alayhissalomning qissasini ko'rdik, inson boshiga musibatni o'zi so'rab olar ekan. Har bitta qissa tugaganda bitta xulosa chiqib kelsin kallamizda. Demak, boshimga musibat tushdi, men o'zim buni so'rab oldim Allohdan. Demak, musibat keldi, Alloh meni yaxshi ko'ribdi. Shu musibatimga, mana shu qilgan gunohimga jazo berdi, qaytarmasligini xohladi. Mu'min odam ishlari yurishi bo'lib ketganda emas faqat. Boshiga kasal yetganda, musibat yetganda ham xotirjam bo'la oladi. Chunki Alloh meni yaxshi ko'rgani uchun berdi bu kasalni. Bu jazoni Alloh yaxshi ko'rgani uchun berdi. Yaxshi ko'rganligi uchun berdi. Qaytarmagin bandam deb Alloh menga mehribonlik qil deydi. U plus bo'lganda emas, minus bo'lganda ham xotirjam bo'la oladi. Faqat mu'min. Qissalarni o'rganarkanmiz, biz Qur'onni ham o'rganib boramiz. Musa alayhisalom qissasini yaxshi o'rgangan va xulosalarni to'g'ri o'rgangan kishi Qur'onda bir katta bir qismidan xabardor bo'ldim desa xato qilgan bo'lmaydi. Qur'on nima? Qur'on bu fiqh. Qur'on nima? Qur'on bu tarix. Qur'on nima? Bu Qur'on hukm. Demak, qissalar Qur'onning 3dan 1ini egallaydi. Biz sizlar bilan Qur'onning 3dan 1ini o'rganyapmiz inshaalloh. Bir davrlar bo'lgan, otalarimiz, opadalarimiz Qur'onni o'qib turib, chiroyli o'qigan, yig'lagan, ma'nosini tushunmaganligidan. Nimalar yozilgan kim bu yerga degan bir savollar bo'lgan. Mana bizga Alloh taolaning shunday bir baxti nasib qilib turibdiki, bu qissalarda faqat tarjimasini emas, xulosasini olishni ham Alloh taolo bizga berdi. Allohga hamd aytishimiz kerak bo'ladi. Shu telefonlarni o'chirib beringlar degan iltimos bo'lyapti. Iloji bo'lsa qo'ymanglar telefonni. Ushlab turing oldingizda. Boshqalarni shunday hurmat qilaylik. Mayli endi domla gapini bo'lishiga shu narsa bir ahamiyati bo'lmasa, boshqalarga e'tibori bo'lishini e'tibor yo'qlaydi bolalar. A'udhu billahi as-samil alim minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Tosin mim tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alayka min nabai Musa va Fir'auna bil haqq liqaumi yu'minun. Tosin mim albatta bu ochiq kitob oyatlaridir. Biz sizga ey Muhammad alayhisalom Musa va Fir'aun o'rtasida bo'lgan qissalarni haq bilan bayon qilamiz iymon keltirgan kishilar uchun. Bu oyatlarda mu'minlarga ma'iza va eslatma bor. Alloh taoloning manhajidan uzoqlashgan, Allohning dinidan uzoq yurganlarga va'id va eslatmalar borki, agar shu kechda ketadigan bo'lsalar, oqibatlar mana bunday bo'ladi. 2 kar 2 necha 100 yil bo'ladi. 1000 yildan keyin necha bo'ladi? Bu shunday haqiqatki, isbot talab qilmaydi. Million yil burun ham shunaqa edi, million yildan keyin ham shunday bo'ladi. Endi Allohning diniga qarshi chiqadigan, Allohning dinini hayotiga tatbiq qilishini bosh tortib, dunyoda o'zimchasiga aziz yashayman deki odamlar bilib qo'ysinki, agar 2-2-4 bo'lsa, Allohning dinidan uzoqlashgan odam xor bo'lishiga shunday bir haqiqat bo'ladi. Biz qiyomatgacha turadigan haqiqatni o'rganyapmiz. Qaraylik. Musibat bu. Orqani qarayanda bir shaltaqimiz bordi albatta. O'shuning uchun keldi bu narsa. Demak, Allohning dinidan uzoqlashganlarga va'id va eslatmalar bor. Bu nabiy xolis, karim va kalimulloh bo'lgan Musa alayhissalom. Va zikr fil kitobi Musa innahu kana mukhlasan va kana rasula. Mana shu kitobda Qur'onda Musoni zikr qilinglar, eslanglar, albatta u nabiy, rasul va Alloh uchun xolis bo'lgan banda edi. Shaytonning u kishiga hech qanday bir ulushi bo'lmagan. Nabiy va rasul edi. Musa ibn Imron, ibn Qohit, ibn Lavi, ibn Yaqub, ibn Ishoq, ibn Ibrohim alayhissalom. Mana aytganmiz, Ibrohim alayhissalomga berilgan fazilatlardan bittasi hech kimga berilmagan. Bu Abul Anbiyo. Ibrohim alayhissalomdan keyin yashaganki payg'ambar albatta Ibrohim alayhissalomga farzand bo'ladi. Demak, Musa alayhissalom, Ishoq, Yaqub, Lavi, Qohit, Imron. O'rtada unchalik katta bir masofa yo'q. Yaqub alayhissalom bilan Musa alayhissalom o'rtasida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Miroj kechasida Hazrati Musa alayhissalomni ko'rganligini tasvirlab aytadiki, Musa alayhissalom qorachadan kelgan, ulkan jismli, ya'ni yo'q odam bo'lgan ekan. 10 kishining quvvati bor deb aytadi ulamolar.
gapirganda tili tutilib qoladi dedi. Duduq o'lgan ekan birodarlar. Ya'ni aybga o'xshaydi bu narsa. Men endi una qilib ovozim chiroyli emasda Qur'onni chiroyli o'qing deb bahona qilmasin bular. Men sizlarga gapira olmayman, odamlarga gapiray desam bahona qilmasin. Bu juda ko'pchiligimizda bor-ku. Men ham obor yetkazib deyapman, uyimdagilarga gapira olmayapman-da deymiz. Birodarlar, payg'ambarda tili tutuq duduq bo'lgan ekan. Lekin bu payg'ambar bo'lishligidan to'smagan. Alloh taolo Musa alayhisalom tili mana shunday ekanligini Fir'avnni tili bilan Qur'onda bayon qiladiki, astagfirullah, am ana khayrun min hadzal ladzi wa huwa mahin wa la yakadu yubin. U yaxshimi deyapti? Yo men yaxshimi deyapti? U hali dedi gapini ham qopib gapira olmaydi, gapini ham aniq qilib gapira olmaydi, tili tutuq deydi. Ya'ni tili duduq bo'lganligi mana shu Qur'ondagi oyat hujjat bo'ladi. Lekin bu duduqligi u kishini payg'ambar bo'lishidan to'sib qola olmadi. Shuning uchun Alloh taolo u kishini payg'ambar qilib Fir'avnni oldiga jo'natganda Allohdan so'rab olgan. Va axi Haruna va huwa afsahu minni lisana. Parvardigor, akam Harunni menga sherik qilib bergan, u mendan ko'ra chiroyliroq gapiradi dedi. Söz bobida, nutq bobida mohir emas, shuning uchun akasini o'ziga yordamchi qilib olgan edi. Inshaalloh Harun alayhissalomni payg'ambar bo'lishigini o'zini o'rnida inshaalloh zikr qilamiz. Banu Isroil. Bu yahudiylar. Banu Isroil deganda biz Yaqub alayhissalomni zurriyotini tushunishimiz kerak bo'ladi. Yaqub alayhissalomning ismlaridan bittasi Isroil edi. Payg'ambarning ismi Yaqub, yana bittasi Isroil edi. Shuning uchun Banu Isroil deganda Banu Yaqub, Yaqub alayhissalomning nimasi? 12 ta o'g'li bor-da, Asbad deyiladi. Ana shu 12 ta qabila yahudilarning asosi bo'ladi. Yahudlar mana shular hisoblanadi. Mana Yusuf alayhissalomning qissasini gaplashganimizda siz bilan Yusuf alayhissalom qul bo'lib sotilib Misrga keldi. Kenan shu vazir moli bo'ldi. Otasi va akalari 11 ta aka-ukasi nima qildi? Misrga kelishdi, shu yerda yashashdi. Yusuf alayhissalom tirilik davrida Banu Isroil shohlarda yashadi Misrda. Ana shu Yaqub alayhissalom Misrga ko'chib kelgan paytda 86 ta edi ularning soni. 86 ta odam Falastindan Yaqub alayhissalomning bola chaqalari, nevaralari Misrga ko'chib kelganda 86, lekin Musa alayhissalom Banu Isroilni Misrdan dengizni yorib olib chiqib ketganda 600 ming yetgan bo'ladi soni. Fir'avn. Fir'avn bu bizdagi ba'zi podshohlarga beriladigan laqab. Masalan, Habashistonda podshosi Najoshiy deyilardi. Bu ism emas, laqab bu. Rumda podsho bo'lganda Sezar yoki Qaysar deyilardi. Forsda poshsha bo'lganda Kisro deyishardi. Endi Fir'avn deb Misrda poshsha bo'lgan kishini Fir'avn deyishardi. Fir'avn ism emas, u nom deymizmi, laqab deymizmi, xullas poshshaga beriladigan so'z. Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan paytdagi Fir'avn ismi Royyan ibn Valid. Royyan ibn Valid arab bo'lgan birodarlar. Fir'avn degan so'zni azi tarixiga qaraydigan bo'lsak, Yamanlik bir avun degan odam bir odamni o'ldirib qo'yib qochib ketadi. Misrga borib yashab, shu yerda bir ko'tarilib, podshohlik darajasiga ko'tarilib ketgan. Fir'avn so'zi kalimasi ikkiga bo'linadi. Farro avun. Arab tilida far degani qochdi degani. Avun degani ismi. Demak, Fir'avn deganda yurtini tashlab qochib ketgan avun deyilyapti. Tushunarli bo'ldimi? Demak, arab bo'lgan bo'ladi asli, Yamandan bo'lgan. Yusuf alayhissalom ana shu Fir'avn Royyan ibn Validda dinida bo'lmasa ham, yurtni ocharchilikdan saqlab qolganligi uchun, yurtga ko'p bir barakalarni kelishiga sabab bo'lganligi uchun, yurtini zo'r boshqarganligi uchun hurmat qildi. Yusuf alayhissalomning yuzidan butun Banu Isroil shohlarda yashashdi. Mavqesi baland bo'lgandi Banu Isroilda Yusuf alayhissalomda, lekin Royyan ibn Valid ana shu Yusuf alayhissalom davridagi Fir'avn o'lgandan keyin uni o'rnini Qobiz ibn Mus'ob egalladi. Boshqa o'sha Fir'avn keldi, ikkinchi Fir'avn kelyapti. U kofir zolim bo'lgan. Yusuf alayhissalom o'tgandan keyin mana shu ikkinchi Qobus ibn Valid, Musa Qobus ibn Musa Fir'avn nima bo'ldi? Fir'avn va Banu Isroilga qattiq azorlarni soldi. Qobus o'lgandan keyin uning ukasi Valid ibn Mus'ab taxtni egalladi. Demak, Yusuf alayhissalomdan keyin bitta, ikkinchi, uchinchi xalifa, uchinchi Fir'avnning davri.
Mana shu paytdagi Firavn bu Valid ibn Musab bo'lgan, Musa alayhissalom bilan tortishgan Firavn mana shu Firavn bo'ladi. Demek, Royan ibn Valid, Qobus ibn Musab va Valid ibn Musab. O'zi ismlarga e'tibor bersangiz, ular arabcha atlar o'zi. Valid ibn Musabning ayoli Osiyo binti Muzahim edi. Demek, ana shu Kamula minar ricali kathir, valam yakmul minan nisa illa arba adet Rasulullah. Erkeklerden cüda köpü kemalatlik derecesi getirdiydi. Peygamberler, şahidler, sıddıklar, sahabalar, avliyalar. Lekin ayarlardan tuttası kamula buldu. Bunlardan bittası Asiya binti Muzahim. Asiya bana mumuna bulup uygandı. Bazı rivayetlerde ana şu Banu İsrail'den yedir degen rivayetlerden borakken. Mumuna bulgen, kafire bulgenmez. Firavun Osiyoni o'ziga cho'ri qilib olmoqchi bo'lib, otasidan so'raganda, otasi yo'q dedi. Cho'ri qilib bermayman dedi. Agar oladigan bo'lsang, xotin qilib mahrini to'lab ol dedi. Firavun mahrini to'lashlikka rozi bo'ladi, lekin Osiyoniga bu narsani otasi taklif qilganda, qanday qilib kofirga tayaman? Axir men mo'mina bo'lsam, u kofir bo'lsa, qanday tayaman deganda, unda sizni va butun oilangizni Firavun qirib tashlashlikni va'da qildi dedi. Oilasini saqlab qolishlik niyatida Firavunga turmushga chiqadi, lekin umrini oxirigacha undan bir norozi bo'lgan holatda, g'azablangan holatda yashaydi. Valid ibn Mus'ab bu insoniyat tarixida eng katta zolim bo'lgan kishi. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Firavunga borib, aytingki, albatta u nima qildi? Haddidan oshdi. Yer yuzida undan kattaroq zolim bo'lgan emas. Faqala ana robbukumul A'la, men sizlarni oliy parvardigoringizlarman, ilohlikni da'vo qildim. Ilohlikni da'vo qildim. Ana shuning uchun Qur'onda keladi oyatlarda qiyomat qoyim bo'lganda adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Fir'aun xonadonini, Fir'aun oilasini azobda eng past qismiga yetkizinglar dedi. Innal munafiqina dafi darkil asfal minan nar. Jahannamning eng past tabaqasida, darajasida munofiqlar turadi dedi. Üç taifa cehennemde en pasıda boladı. Bittesi Firavun ailesi. Bittesi münafıklar ve bittesi dastırhan egeleri. İsile de tursun. Bu kıssanı ahırda edelim ben bunu. Firavun bana Valid ibn Mus'ab Banu İsrail hammasi beni kullarım degen hükümde çıkardı. Yani bitti, Yusuf Aleyhisselam'da azal adamı satıp, kul kulu satıp varıştı gözü, kan diye bir kette cerimeydi. Yani bir yerde 600 bin boyan Yahudi'de hammasını yapmasıyla beni ular kullarımdı bir ilan kıldı. Ayarlar ise beni çörelerim dedi. Yahudiler de kullardaki işletişlerdi. Ayarlardan haklagende, haklagendeki faydanın işlerdi. Harlik mi bu? Bana şimdi har boyan, bana şimdi pas boyan, razil bu, ezilip duruyor, halta Allah Ta'ala, peygamberle diyor bari aziz kıldı. Lekin bu kavm, Allah Ta'ala yasirliğinde devam ediyor. Ta ki Lu'inel lezine keferu bin bani İsraili ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem velke bima asa ve kenu ya'tadun. Bani İsrail'den kafir bugünleri Davud ve İsa ibn Meryem'de tılı bilen lanetlendi dedi. Ne mesebet? Haddiden aşkeniler için Allah ki asir bugünler için özlerini cinsiden bugün peygamberleri lanet okuyan özünü kavmiye. Peygamberler qanchalik sabrli, payg'ambarlar qanchalik kechirimli kishilar bo'lgan. Lekin ana shu kishilar la'nat o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga borganda eslamaymizmi? Tosh bo'ron qilib jo'natishganda ana shu salqinda yuzlardan qonoq o'tirib Jabroil alayhisalom keladi oldiga. Ey Muhammad, xohlasangiz oldimda tog' farishtalari turibdi. Toifni ikkita tog' orasiga qorishtirib tashlayman dedi. Rasululloh nima duo qildi? Allah hidayat kılıçdığını zürriyatlardan sağlık kişiler kılıçını Allah'tan sonra dua kılmadı mı? Peygamberler mesela keçirmeyi halk bugün. Lekin bana şu kavimler özlerini peygamberlerden lanet değişirken. Hali köremez. Bugün mezke yengi sefer, ilk günden yengi sefer inşallah neme gibi bunlar lanet yakoyan. Neme gibi bunlar da Allah'ta Allah özünü gazabı gibi düşer kıyan. Özleri sonra bugün yine güvahı bulamız. Özünü kavmiden bugün Firavun'da pişakıdan amanda alıp çıkıp etken, Musa'yı kıyken, muamelasını körgenizden keyin, ula düşünün bir kinçinden çıkıp kurtarıp çıkıp etken, Musa'yı kıyken, muamelasını körgenizde, başkalar gelin muamelasını tasavvuf etmişiz mümkün.
Falan tarzan gel Yahudi olan Nasara hatta tattabiye millete hon dedi Allah Ta'ala. Yahudiler de Nasara arasılardan herkes razı bu mıydı? Ta onlar da dini yer geçme günüyle çeliydi. Banu İsrail'de Firavun'da kulu ekenliği hüküm fakat Firavun'da özü gemez. Ana şu Mısır kıbıtilerini ağlayı tabakası hemen has idi. Ana şu bu kibarları var mı? Avtoritetleri var mı? Hemen kuldaki muamele kılardı. Hatını niye? Balasını niye? Özü niye? Bundan şahırlığı buladı mı? Lekin Banu İsrail'in bana şu şahırlığı diye şaşırı karamazsan onlar da avvalgi kitaplardan bir hoş haberler var dedi ki bir yigit çıkadı. Firavunni xonadonidan. Va bu sirni mana shu xorlikdan qutqaradi degan xush xabar bor edi. Shu narsadan umid qilib yashashar edi. Kunlarning birida ana shu Firavun Valid ibn Mus'ab tush ko'radi. Tushida Baytul Maqdis Falastin tomonidan Misrga qarab bir o't chiqib keladi. Misr diyorlarni kuydirib tashlaydi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga kelmaydi. Uyg'onadi, o'zini sehrgarlarni to'playdi va bu bilan ular bilan maslahat qilishadi bu to'g'rida. Sehrgarlar aytishadiki, Banu Isroildan bir bola tug'iladi va seni halok bo'lishingga sabab bo'ladi. Firavun bu ta'birdan qo'rqdi va o'zini eng bir xunuk bir qavmini nimasini hukmini e'lon qildi. Banu Isroildan shu kundan boshlab tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin. Xorlidi yana bir ko'rinishi. Yuzabbihuna abnaakum va yastahiy nisaikum va fi tidalikum bala'un min robbikum azim. Eslilar ey Banu Isroil, Fir'avn sizlarda erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tek qo'yardi. Mana shu narsada buyuk balo bormasmidi sizlarga? Alloh minnat qilyapti. Sizlar shunday xor bo'lib turganingda chiqarmaganmidim senlarni? Qola sanaqattilu abnaakum va nastahiy nisaahum. Farzand o'g'il farzandlarini o'ldiramiz va ayollarni tirik qo'yamiz. Banu Isroilning so'ylishiga mana shu hukm sabab bo'ldi. Banu Isroilda ayollari ta'qibga olindi, homilador ayollari. Va ana shu tug'diradigan doya ayollarga hukm qilindi. Agar Banu Isroildan o'g'il tug'ilsa, xabar beringlar. Agar xabar bermasa, yashirsanglar o'zingizlar o'ldirilasizlar. Xullas, jiji bola tug'ildi, o'g'il bola yahudiylardan so'yilaverdi. Bir faraz qilib ko'rdi shu holatni. Farzandi bo'l ko'rdi, xursand bo'ldi, shat so'yib tashayapti. Tug'ildi, qo'rqib qarayapti, o'g'ilmasmikan, qiz bo'lib qolsa edi, chunki o'g'il bo'lsa nima bo'lardi? So'yilib ketar edi. Bundan xorlik bo'ladimi ortiqcha? Mana shunday xor edi Banu Isroil. Musa alayhissalomning onasi bu hukm e'lon qilinganda birinchi oylari deydi homilasini. Musa alayhissalom onasini qornida deydi. Qorun katta edi, shuning uchun tirik qolgan edi, tug'ilib bo'lgan edi. To'q tuqqunga qadar o'zini homiladorligini onasi yashirdi. Bildirmadi. Lekin tug'di ham. Tuqqandan keyin yashirishni imkoniyati yo'q. Askarlar, Fir'avnning xos askarlari qilichlarini o'tkirlab, nazalarini o'tkirlab ko'chalarda kezib yurar edi. Qaysi joyda chaqaloq ovozi eshitilsa, kirar edi. Agar qiz bo'lsa, kelib qo'yardi, o'g'il bo'lsa, so'yib ketar edi. وَوَحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Biz Musa'nın anasına vahiy kıldık. Onu emizgin ve eğer ondan korkadığınız olsaydı öldürüp koştuk giden. Dengizgi salıp, okuzun suya salıp, korkmayın ve hafif olmayın. Elbette biz onu kaytarıp veremez ve elbette onu peygamberlerden kılamız. Hop, savaltı okuladı. وَوَحَيْنَا دِيَبْتِ Vahiy kıldı diyordu. Vahiy kimge çıkıyor arada? Değil mi? Vahiy oldu mu? Peygamber'e kaldı mı Musa'da onası? Bu ilham manası dedi vahiy. Çünkü Allah Teala asalara gelen vahuhayna vahuha rabbuke ila nahli arege vahiy kıldı diyordu. Yani arenin bana şimdi daraklardan, meyvelerden, daraklardan, güllerden asal terişliydi ne kıldı? Örgetti, ilhamlandırdı. Qayerdan bilardi bo'lmasa asal terishlikni. Nimaga boshqa hasharotlar bilmaydi, faqat ari biladi. Chunki Alloh taolo ariga ilhom berdi. Mana shu narsani o'rgatdi. Demak, Musa alayhisalomning onasiga ham Alloh taolo vahiy deganda bu payg'ambarlik vahiysi kelgani yo'q. Alloh taolo kishini bu ayolni ilhomlantirdi. Mana shu lug'atdan xabardor birodarlarimiz Qasos surasi mana 7-oyatida
Ulamalar aytadi, mana shu oyatda ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xushxabar bor deydi. Bu lug'atdagi fasohat. Va ohayna ila ummi Musa an arzihi, bitta xabar. Fa iza khifti alayhi, ikkinchi xabar. Fa alqihi fil yam, buyruq. Va la taxofi va la tahzani, buyruq. Inna radduhu ilayki, sizga qaytarib beramiz, xushxabar va payg'ambar qilamiz. Bitta jumlaning o'zida ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita bushro bor. Bu endi lug'atdan xabari bor odamlar tushunadi. Shuning sher bobida, fasohat lug'at bobida har birta payg'ambarda yashagan qavmi qaysi sohada rivojlangan bo'lsa, shu qavm shu sohani bosib beradigan mo'jiza berilgan emasmi? İsa aleyhisselam davrida tabobat rivojlanib ketganda İsa aleyhisselam tabobat ustidan mo'jizani berdi. O'liklar tiriladi. Süleyman Aleyhisselam davrida jinlar bilan odamlar fitnalangan edi. Alloh taolo jinlarni xizmatiga solib qo'ydi. Musa aleyhisselam davrida sehr rivojlandi. Alloh taolo sehrni sindirib tashlagan mo'jizani berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida arablar sher yozishda usta edi. Sher bobida arablarga hech kim yetmaydi. Xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham. Biz endi biz sherda bizni xalq kuchli deymiz-ku. Arablar sherni o'qib ko'ringlar. Shuning uchun harom qilyapti. Bir qator jumlada ikkita xabar, ikkita buyruq, ikkita xushxabar turibdi deydi. Chunki arab tili Qur'on tili birodarlar. Bu hech qaysi til go'zallik borasida, fasohat borasida bu tilga teng kelmaydi. Arab tili jannatilarning tili. Jannatni arab tilida so'zlaymiz inshaalloh. Bilmaganlarchi. O'sha qilib bora olaylik, o'shunga loyiq bir ish qilib olaylik, Alloh taolo qodir qilib qo'yadi inshaalloh. Ana shu ayollarni ta'qib qilishlik avjiga olgandan keyin onasi ana shu sevatga solib bolasini Nilga oqizdi. Va opasiga buyurdi, qarab turgin. Subhanalloh, bolasini yurishib tura olmaslik bu qanaqa balo bu? Eshitib qolmasin deb turib o'ldirib qo'ymasin degan bu qanaqa balo edi bu? Inna fi zalikum bala'an min robbikum azim. Mana shu narsada robbinglar tomonidan buyuk azob bor deb Alloh taolo. Va qolat yuqtihi qussi fa basarat bihi an junub wa hum la yash'urun. Opasiga aytdi, kuzatib boring dedi. Kuzatib ketdi, shu Nilni bo'ylab. Hech kim u opasini kuzatayotganligini ko'rmadi. Fir'avnning qasrlaridan bittasi Nilni sohilida joylashgan edi. Sevat oqib borib, ana shu Fir'avnning qasrining yoniga to'xtadi. Savol. Nimaga boshqa yoqqa oqib ketmadi? Nimaga cho'kib ketmadi? Nimaga aynan Fir'avnning qasrini oldiga borib to'xtadi? Ming xil variant bo'lishi mumkin edi-yu. Nimaga unday bo'ldi? Ming xil yo'lni qilyapsiz, bo'lmayapti deyish. Kimning ishi bo'ldirish? Rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham kim hal qildi buni? Qazo kimning ishi? Taqdir kimning ishi? Nimaga norozi bo'lamiz? Nimaga ming'illayveramiz hadi? Alloh xolasa, yana kim edi? Bu o'lish kerak bo'lgan bola edi. O'lish kerak bo'lgan bola Fir'avnni uyida qo'ymayaptimi? فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون oilasi فرعون xonadoni uni ushlab oldi o'zlariga dushman va g'am bo'lishligi uchun. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Sizlarga hayotingizda bir ish sodir bo'lsa deydi Alloh, sizlarga deydi yoqmaydi deydi. Ehtimol orqasida yaxshilik bor uni deydi. Va asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Bir narsa hayotingizda yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor. Vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh. Men bilaman deyapti. Ehtimol 3 kun ishi kech qolishingizda bir hikmat bor. Ehtimol 3 pul yo'qotib qo'yishingizda bir yaxshilik bor. Rozini qabul qiling 3 kunda. Inna fir'avna va hamana va junudahuma kanu xoti'in. Xatokorlar, xoti' degan so'z qasdan xato qiluvchi kishi aytiladi. Muhti degani bilmasdan xato qilib qo'ygan kishi deydilar. Alloh taolo xoti deyapti ularni. Bilib turib qilishadi xato kamchilik gunohlarni. Shu narsa biz ustimizda bo'lib qolmasin. Gunohligini bilasizmi? Tiyiling. Chunki bilmasdan qilgan gunoh yozilmaydi, esdan chiqarib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, majbur bo'lib qilib qo'yilgan gunoh yozilmaydi, undan boshqa hamma gunoh yoziladi. Musoni ana shu chaqaloqni olib Osiyoni onani oldiga olib kelishdi. Osiyoni tug'magan edi. Bolaga mushtoq bo'lgan edi.
bolani Firavunni Banu Isroilda ekanligini bildi. Bilib turib o'ldirmanglar uni dedi. Qor va qolat imroti Firavunni qurratu aynul li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhid aw nattakhidahu walada va hum la yash'urun. Firavunning ayoli uni o'ldirmanglar dedi. O'g'il qo'llarimiz dedi. Shoyat bizga foydasi tegib qolsa yoki bo'lmasam o'zimizga farzandlik qilib olsak. Ulamolar aytishar ekan shu yerda Firavun aytadi mana hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar, agar Firavun ko'zimizni quvonchi bo'lsin, meni ko'zimni quvonchi bo'lsin, o'ldirmanglar deganda Firavun, seni ko'zingni quvonchi bo'laversin. Menga kerak emas buni qabani Isroildan dedi. Rasululloh aytadi, agar Firavun shu yerda, bo'pti meni ham ko'zimni quvonchi bo'lib qo'ysin deb ikki og'iz gap gapirib qo'yganda unga balo yetmas edi. Nima ketyapti olish kerak? Qayerga bog'li? Til haqida gaplashganmiz. Podsholardan bittasi aytadi, gapirmagan gapimga pushaymon bo'lmaganman. Lekin gapirib qo'ygan ko'p gapimga pushaymon edimman. Hozir aytmasam ertaga aytishim mumkin, lekin hozir aytib qo'yib ziyon qilganman. Yaxshi ham indamaganim, keyin mana bu qoldi. Til bilan birovga jarohat berganimdan ko'ra, kamonda nayzasi bilan, kamonda o'qi bilan jarohat berganim yaxshi menga dedi. Sababi kamon ba'zida nima bo'ladi? Xato ham ketib qoladi, lekin so'z mayqa qarab otingda. O tashqaridagi odamga borib tegadi. Chunki egasini o'shuning uchun kulasizlar-da akalar. Osiyo onani madhi inshaalloh o'zining o'rnida mana Maryam binti Imronning qissasi kelganda batafsil bayon qilinadi. Osiyo ona tug'magan. Osiyo ona Allohdan jannatdan o'ziga qo'shni bo'ladigan joydan eshik hovli qilishligini so'rab olgan. Ulamolar aytadi, Maryam va Osiyo ona qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjalari bo'ladi deydi. Rasululloh xotinlaridan bo'ladi ikkalasi. U balani shoshib oldi, Osiyo onaning hurmatidan o'ldirishmadi. Endi nima bo'ldi? Va harramna alayhi marodi min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa huwa wa hum lahu nasihun. Bolani Alloh taolo inagalarda harom qildi unga deydi. Ya'ni bola hech narsaga ahli etmaydigan bola hech qaysi inagani emishligiga rozi bo'lmadi. Yig'layapti. Halok bo'lishiga yaqin bo'lyapti. Shunda bozorga olib chiqishadi. Ya'ni inagalar bo'lgan ekan bozorga o'tiradigan, emizadigan. Tutganda hech qaysisiniki emmagan ekan ko'hragini. Kim o'rgatdi buni? Kim sohil gap kelib qo'ydi? Kim aytgani bo'lyapti? Vallohu g'olibun ala amrihi valakin aksarun nas la ya'lam. Alloh g'olib o'zining ishida, lekin ko'pchilik bilmaydi buni deydi. Ana shu bozorda opasi ham bor edi. Men sizlarga yaxshi xonadonni dalolat qilaymi dedi. Bola emadi uni deydi. Askarlar so'raydi, qayerdan bilasan sen? Boshqalar emmay ekan dedi, aytadiki, u ayolni qaysi bir bolani emizmasin hech qachon qaytargan emas. O'zi ham bir to'g'ri, pokiza, kiydi xushi ham joyda bo'lgan ayol dedi. Alloh nima degan edi? Inna radduhu ilayki deganmidi? Qaytarib beraman deganmidi? Qaytardimi? Birodarlar, Alloh o'zi biladi qanaqa qilib qaytarib berishini. Biz qo'rqayotgan narsani Alloh taolo qanaqa qilib bizdan zaf qilishini o'zi biladi. Biz intilayotgan narsani qanaqa qilib berishini o'zi biladi. Biz faqat so'raylik. So'rashlik bu xorlik. Biz faqat Alloh taolo xor bo'lish kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat senga bo'ynimiz egamiz deyapmiz. Faqat sendan so'raymiz deyapmiz. Qani o'sha? Qani o'sha? Men qaytarib beraman dedim Alloh. Qanaqa qilib qaytarib beradi suvga oqizib olsa bolasini? Insonning aqli olmaydi. Olib kelishdi. Emizdi. Emizdi. Allohning va'dasi haq bo'ldimi? Fa'alu lima yurid. Alloh xohlagani qiluvchi zotmi? Biz ham o'shaqa bandalar qatoridir, bandamiz akalar. Faqat Allohga iltijoimiz, Allohga suyanishimiz bu talab darajasida emas. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib yuribmiz. So'rab qo'yapmiz, g'am qilib. Hali g'amdan bo'shaganda so'rab qo'yapmiz. Agar so'raganimizda g'am bo'lish kerak emasmi bizda? Takununa indi. Osiyo aytdi Musa donasiga kelib qasrda yashay men bilan dedi. Qayerga taklif bo'lyapti akalar? Kim edi u? Banu Isroil emasmidi? O'sha qasrdan qochib, o'shundan kishag'idan omonda qolish uchun bolasini suvga oqizmaganmidi? Alloh xolar ekan xolagan ishini. Meni oilam, erim, bolachaqam bor, qasrga bora olmayman deganda subhanalloh.
Ana shu Musoni deb qancha hisobchi chaqaloqlar so'yilib ketdi. Ana shu Muso uchun atalgan qilich Musoni qo'rg'ilab olib keldi kuni ikki mahal onasi bilan saroyda o'rtasida. Fa'alu lima yurid birodalar, Alloh xohlaganini qiladigan zot. Vallohu g'olibun ala amrihi valakinna aktsaran nasi la ya'lamun. O'sha Muso alayhissalomni tomog'ini kesishlik uchun chaqlanmaganmi bu qilich? Ana shu askarlar Muso bilan birga yurmaganmi alayhissalomda? Lekin shularni Alloh taolo xizmatga solib qo'ymayaptimi? Firavnning oilasi boqib katta qilyapti, o'ziga dushman bo'lish uchun emasmi? Birodalar, Allohga qaytaylik, insof qilaylik. Rozi bo'lib yashaylik hayotimizdan. Faradadana ila ummihi kay taqara aynuha wala tahzana wa li ta'lama anna wa'dallohi haqq, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Musoni onasiga bolasini qaytarib berdik. Ko'yni xursand bo'lishligi uchun, xafa bo'lmasligi uchun va bilsin deyapti Alloh taolo. Allohning va'dasi haq deyapti. Qaytarib beraman dedimi? Qaytarib berdi. So'ra bandan beraman deyaptimi? Beradi. Faqat ana shu berishiga yuragini quvvat yetyapti-da oqizvoryapti suvga. Oqizvor qaytarib beraman degan ishonyapti va'dasi Robbisini va'dasiga. Kechasi tur, so'ra beraman deyapti. Biz ishonyapmizmi shunga? 2 kun so'raymiz bo'ldi. Tushunalimi? So'ra beraman deyapti. Berishiga aniq ishonib so'rash kerak. Beramikin? Bermasmikin? E'tiqodda shak bo'lishi mumkin emas. Alloh beraman dedimi? Beradi. Faqat shunga loyiq bo'lish kerak. Endi berishligi akalar. Biz Alloh bilan yaqinligimiz qancha baland bo'lsa, o'sha narsani kelishligi ham shuncha tezroq bo'ladi. Demak, nima bo'lyapti ekan? Oho, akan. Musa alayhissalom Fir'avnning uyida ulg'aydi. 18-chi kirganda ilmlik, hakim, odil edi. Walamma balagha shuddahu wastawa ataynahu hukman va ilma va kadzalika najzil muhsinin. Balog'atga yetib, kuch-quvvat o'ziga to'lganda biz unga hikmatni va ilmni ato etdik, muhsin bandalarni mana shuni mukofotlaymiz. Mana shu yoshda payg'ambar bo'lganda ba'zi odamlar xato qilganlari ham bor. Payg'ambar bo'lgan emas bu yoshida. Musa alayhissalom o'zini yahudiylardan ekanligini bilar edi. Saroydagi qibtiylar, misrliklar ham bilishar edi. Hamma xabardor edi bundan. Lekin Firavnning boqvagan bolasi bo'lganligi uchun subhanalloh, Firavn o'zi boqib katta qilgan birodalar Musa alayhissalom. Biroq yomon ko'z bilan qaramas, lekin yaxshi ko'rishmas edi. Sababni istab yurishardi Musoni yo'q qilishlikka. Banu Isroilda dini deydi. Yaqub alayhissalomning dini deydi. Musa alayhissalom. Ba'zi ishlarda saroyda, ba'zi ishlarida Firavnga noiblik ham qilar edi. E'tibor beringlar. Qayerda ulg'ayapti? Musa alayhissalomda mana ko'chalar bo'shab, kechqurunda ba'zi rivoyatlarda sahada deyilgan ekan, odamlardan xoli bo'lganda ko'chalarni kezib yuradigan bir odati bo'ladi. Ana shu odatlarga ko'ra ko'chaga chiqib kezib yursa, bir misrlik bilan Yahudi, Isroilni urushayotgan bo'ladi. O'zi Banu Isroilni xor bo'layotganligini ko'rib, ichi ezilib yurgan edi 18 yoshli yigitdi. O'zi xiylanib yurgan, lekin yana bitta misriy qibtiydi, qibti Isroilni Yahudiyni urayotgan bo'ladi. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. Shunda ana shu o'zini Isroilisiga, Yahudisiga yordam beraman deb shunda keldida, burmish urdi nariga. Aytdik 10 kishining quvvati bor dedik. Yuqori odam edi, qattiq qo'l odam bo'ldi. Fastaghasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduhi fabagazahu Musa faqada alayhi. Qala hada min amali shayton innahu min aduwwin mudhillun mubin. Bir mushur o'ldirib qo'ydi. Aytdiki, bu shaytonning ishida qilishni qilib qo'yib turib. Ya'ni shaytonning dushmanligini ham bilar edi. Allohni ham tanir edi. Shu qilgan ishidan beqasd odam o'ldirib qo'ydi. Shaytonning dushmanligini juda yaxshi bilar edi Musa alayhissalom. Alloh taolo Musa alayhissalomni kechirdi va bu Alloh kechirganligini qayerdan bildi Musa? Alloh taolo ilhom qildi. Qol robbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfarala. Parvardigor men o'zimga zulm qilib qo'ydim. Musa alayhis Yunus alayhisalom aytgandi-yu, zulm qilib qo'ydim o'zimga, seni gapingga kirmasdan. Demak, inson Allohga osiy bo'lar ekan, Allohning buyrug'ini bajarmas ekan, kimga zulm qilyapti u? Alloh g'oniyun anil alamin. Hech qasimizga bir hojat yo'q Alloh taolada. Gunoh qilsak ham o'zimiz uchun, savob qilsak ham o'zimiz uchun.
Musa Mısırlığını öldürüp koydu ve yaşarını büyürdü. Yani kim eşitti, kim eşitmedi bunu. Etbas günü yürüse huddi keçegi maşka takir olan yatıldı. Keçegi İsrail'i yine bitti Mısırlığı ile uğruşu yatıldı. Faydalladı istan sarahı bil amsi yastasirihu kâle hulahu Musa inneke lagaviyyum mubiyy. Yine hani bir adam vuruşu bir adam soru yaptı. Ayet sen dedi müşkül eyleken sen de yürüştür işini dedi. Müşkül eyleken sen keçeye vuruş yaptırdın, bününe vuruş yapsam dedi de nerege Yahudi bilen yine onun tarafına vuruşmak için boyandı. Falamma aradan yabıtışa billedi hu aduvun lehuma kâle ya Musa aturidu an taqtulani kema qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna cabbaran fil ardı ve ma turi an takuna mila muslihi. İsrail'e yaptı ki, nimalik Mısır'a yaptı ki, ey Musa keçeki adamı öldürgen de kıyamayı öldürmek için misin? Sen yeryüzünde fasat takıtmak için Mısır'dan boruş kalama yapsan. Demek keçeki boyun işte haberi farka genedir. Saraydakiler Musa'da yaman körüş aradı. Şimdi ondan kurtuluşlukta fırsat hasıl oldu. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَاءَ يَتَمِرُونَ بِكْ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ لَمِنَصِ اِنِّي لَكَ لَمِنَ النَّاسِحِينَ. Ana şu Banu İsrail Firavun'da kavmadan bugün, Kıbrıtilerden bugün kişi kelime etti ki ey Musa seni malalar, ana şu kibarları öldürmek için bu işi yaptı. Çıkıp gitkin şehirden. Ben seni elbette doğru nasihat kılıcım. Musa aleyhisselam kayıkı karı barışını bilmedi, Allah'a dua kıldı. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّيْنَ جِنِّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Çıkıp geçişten bunun dua kılıyordu. Yani bitti işi kuruluştan bulun, bitti ticareti kuruluştan bulun, Allah'tan soruyorduk, ilgesiden. Faradigara, beni zalim kavimden, minge zalim kavimden necat vereyim dedi. Allah da Allah o kişinin duasını icabat kıldı. Sahra'ya kadar çıkıp gitti. Ne sefer getirir geldiği vardı. Ne bir ayak giyimi vardı. Ne az avukatı vardı. Hiç nesnesi yok. Allah'a tevakkül olup çıkıp gitti. Piyade Nil'den piyade Falastin tamamen kara yürüdü. Ayak giyimleri yol yarasılık için yırtılıp gitti. Ayağını terileri şilinip gitti. Yegen hiç nesnesi yoklu giden darahtı baklarını yapıp gitti yolda. Ağzı kökerip kanını yapışıp koyandı unutkasıyla. Bana şimdi kıyına kaldıydı. Lakin haladan buraya şikayet kımadı. Ayyub Aleyhisselam 18 yıl yani azapta yaşamaya türlü yürüme Allah'dan şifa soru gene dedi. Hakiki mumun hiç kimge derdini atıp yığılamaydı. Çünkü şikayet kılmadığı zaman bitti. Allah ki şikayet kılışına gerekti. Musa Aleyhisselam yani şu halde Madyen'e yetip geldi. Madyen de yan kışlaka yetip geldi. Madyen bu şu Ayyub Aleyhisselam peygamber bulturken kışlak, peki şehirde. Madyen, Şuayb Aleyhisselam Arap boyan milleti buradalar. Resulullah Aleyhisselam Abu Zer'ge etti ki hadisleri de peygamberlerden tuttası Arap boyan deydi. Hud, Salih, Şuayb ve Nebiyyüke ya Abu Zer deydi. Hud, Salih, Şuayb ve Me'ib Abu Zer deydi. Tutta peygamberden milleti Arap boyan. Şuayb kavmi, Madyen kavmi yani Ashabul Aykeyen deyildi. Ana şu darakke sığıngan kavmdu ben Kur'an'da zikir kılıngan. Musa Aleyhisselam ana şu kışlardaki şahadı bir çekesi kegen payette bir havuz buladı. Kışlarda taş karısı da adamlar sudaşını alıp getirdi. Koy kozlarından alıp gelip o şekilde su karışalıyan buladı. Barıp sudan içi bir çekici salkınca oturgan payette hem adamlar alıp gelip koy tüyalarını içkilerini su karı yaptı. İki de ayol, iki de kız bir çekede koylarını su getirirken de tosup başkaları da koyu arlaşıp geçtiğiyle tosup duruyen bunlar. Şimdi barıp onlardan birinden soruyordu. Ayette matnını okumaya koyarlar vakitten ihtiyatı yanaldı. Gelir, bak. Maksiler Kasas Suresinin 22-23. Ayetleri. Ayollar gibi barıp etti ki nime gitsiler hayvanları ileride su arama yapsalar. Dese ayollar o kızlardan bir tane dedi ki adamlar biz ayol kişi bo'lganligimiz tufayli deydi. Erkeklerge aralaşa olmaymiz deydi. Adamlar koylarını sug'orib ketgandan keyin, bo'shagandan keyin yine koylarımızı sug'oramiz. Endi otamız var. Otamız kelib o'zi qilay desa, keksayib qolgan qari oqsoqol deydi. Musa Aleyhisselam hali qizlarni qo'yini olib borib, sug'ortirib, mana shu bir oxiriga suvni qo'yib, shu bir hovuzi bo'ladi. Qo'ylar uchun tayyorlangan alohida sug'orib qo'yni olib kelib beradi. Qo'ydi, olib ketishdi. Endi qarab turing.
Yani şu bir nazik joylardan bittasi. Yaxshi tushunmoqlik. Bu yana biz Allohga qaytishimizga sabab bo'ladigan bir ma'lumotlarki, qalbimiz bilan xulosa. Endi qimillab olinglar. Vaqtdan bo'lib qolyapti. Fasaqalahuma summa tawalla ila zilli faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Qasos surasi 24-chi oyat. Borib qarab qo'yinglar. Daraxt ishni qildi. Sug'orib berdi, daraxtni oldiga borib o'tirdi. Oyoqlari yirtilib ketgan. Qonni yopishib qolgan umurtqasiga. Og'zidan ko'kat chiqib turibdi, ko'karib turibdi ko'katchani o'rganidan. Daraxtaga borib, nimani so'radi demaysizmi? Mana biz aytganmiz, biz bizga nima kerakligini yaxshi bilamiz. Biz albatta nima qilamiz? Biz Allohdan ma'noni ber, ma'noni ber, ma'noni ber nima qilamiz? So'raymiz. Shundaymi? Ayub alayhissalom nima dedi? Menga musibat yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan dedi. Menga shifo ber, pulimni qaytarib ber, qiynandim dedimi? Va ayub iznada robbahu anni massani yadur. Menga bir ziyon yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan dedi. So'radimi bir narsani? Parvardigorim, o'zing yaxshi bilasan men nima dedim bu narsani. Yunus alayhissalom balig'i xonaga tushib qolganda, meni chiqar dedimi? Nima dedi? A chiqarib qo'ysa bo'ldimi dedi? Undan keyin hech narsa kerak emasmi dedi? Nido qilib o'rdi, parvardigorim, o'zimga zulm qo'ydim, ahvolimni ko'rib turibsan deurdi. Mo'lono narsani ber degani yo'q. Ibrohim alayhissalom palahmonni kapkuliga o'tkazib qo'yishganda nima dedi? Meni qutqarib qoldi dedimi? A meni hisobim Allohni qo'lida. Robbimga hojatim bor dedi. Jabroil alayhissalom kelib yordam beray deganda. Robbimga hojatim bor, lekin Robbimga gapirishim ham hojati yo'q dedi. Qalbi tamomiy Alloh bilan bo'lgan ularni. O'shuncha Alloh taolo darrov bergan zudlik bilan so'ragan narsasini. Muso nima deydi alayhissalom? Parvardigorim men deyapti daraxtdagi bor o'tirib. Seni menga beradigan yaxshiliklaringga faqirman deyapti. Nimani so'rayapti? Konkretni bir narsa bormi? Nimani so'rayapti? Yaxshilikni so'rayaptimi? Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannormi? Parvardigor dunyoda ham yaxshiliklarni bergin, oxiratda ham. Birodarlar, yaxshilikni so'rayveringda. Bizga nima yaxshiligini kim biladi? Alloh biladimi? A Rasulullohni oldiga bir odam keldi-yu, qiylanib ketdim, kambag'alman, duo qil, men ham boyay dedi. Seni shukurishing yaxshi o'zingga dedi. Yo'q, beraveringlar dedi. Duo qildi, qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi keyin? Zakotni bermay qo'ydimi? Rasululloh ketgandan keyin Abu Bakr ham, Hazrat Umar ham zakotini olmay qo'ydimi? Kambag'al bo'lib yurgani yaxshi emasmidi shuni? O'shuncha Allohdan yaxshilikni so'raveringlar, birodarlar. Shukrimiz yaxshi bo'ladi bizga. Endi rozi bo'lamiz shukrimizga. Parvardigor deyapti. Yurtidan qochgan qochoq nima so'raydi? Yurtimga qaytib boray, ishlar tinchib ketsin, ishlarim yaxshi bo'lib ketsin deydimi? Lekin uni demayapti bu kishi. Menga nima yaxshi bo'lsa, kim biladi deyapti? O'zing bilasan. Shuning uchun qo'rqmay so'raveraylik. Ba'zida sanab tugatolmay qolamiz-ku. Esimizga kelmay qoladigan nima kerakligi. Biz bilmaymiz bizga nima kerakligini. Alloh biladi. Menga yaxshilik berdi o'ring, Alloh beraversin. Oyoqlari shinib ketgan, qornlari yopishib ketgan, og'zi ko'karib ketgan Muso hech kimga dardini aytmayapti. Hech kimga shikoyat qilmayapti. To'g'ri, endi haliga quduqqa borib dardingizni aytsangiz, matizmi oladi? Bo'shaydi-a? Allohga bo'shatmaysizmi qalbingizni? Allohga bo'shatib, munojot degan ibodatni gaplashtirgan Ibrohim alayhissalomni kitobidandi. Kim qilyapti shuni? Matiz bo'sh yurasiz, xotirjam yurasiz, dardingizni Allohga aytib qo'ydingiz, qiylarni parvardigor. Ko'rib turibsiz ahvolimni. Va biz unaqa emasmiz biz. Biz quduqqa gapirib qo'yamiz undan ko'ra. Quduqda qolib ketadi g'amimiz. Demak duosi: Robbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Menga nima yaxshi bo'lsa, menga qanaqa yaxshilik bermoqchi bo'lsang, o'sha menga kerak. Ana shu qizlardan bittasi duoda eshitdi. Borib otasiga aytdi. Otasi shu Shuayb alayhissalomni deb qizlardi. Allohning irodasini qarang. Kim qo'yni sug'or beryapti? Payg'ambarning qizini. Vallohu g'olibun ala amrihi dedingmi? Alloh o'zining ishida g'olib, Alloh xohlaganini qiladi. Lekin odamlarda ko'pi bilmaydi buni deyapti. Fajja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Ana shu qizlardan bittasi hayo bilan sekin kirib keldi-da aytdiki, otamiz sizni qo'ylarimizni sug'orib berganligingizning haqqini bergani
uyumizga chaqiryapti dedi. Bu mu'min ayolda iffati, hayosi. Hozirgi kunda yana salishtirib ko'raylik. Iffatda hayoda cho'qqisini qarang. Musa alayhissalom tushi oldinga, "Hayding, yo'l ko'rsating" demagan ekan. Yo, "Orqamga ergashing" demagan ekan. "Oldimda yuring" deydi. Ovozini chiqarmaganligidan o'ng tomonga yurish kerak bo'lsa, toshni o'ng tomonga tashlar ekan. Musa alayhissalom bo'lar ekan. Orqasida kelayotgan payg'ambarning qizi chap tomonga burish kerak bo'lsa, chap tomonga tashlashar ekan. Musa alayhissalom qada birodarlar, ko'chada ketayotganimizda oldimizda bitta shu bir avratini ochgan bo'lsa, orqasiga tushib olmaylik. Rizqi istirtayadi. Ishonavering. Chunki istig'forni ko'paytirish noningizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor ekanmi? Rizqingizga baraka kelishiga sabab ekanmi? Demak, gunoh qilish rizqingizni tirtaytiradi. Hozirgi kundagi ayollarimizni va ana shu davrdagi payg'ambarlarni ayollarini, qizlarini hayosini, iffatini bir mulohaza qilib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga Abdulloh ibn Maktum kirib keldi. Ko'r, ojiz ummiy sahoba edi. Ko'zi ko'r kirib kelganda payg'ambarimiz bir qancha ayollar turishgan edi. O'zlarini chekiga olishmadi. Rasululloh, "O'zingizlar chekiga olinglar" dedi. "Ya Rasululloh, buni ko'zi ko'rmi?" dedi işte. Dedi, "Sizlarchi, sizlar ham ko'zlar ko'rmi?" dedi. Ya'ni erkak kishi ayol kishidan ko'zini qanchalik tiyish kerak bo'lsa, ayol kishi ham erkak kishidan uyga kirganda chekiga o'tdiymiz, o'zi ko'chaga chiqib ketaveradi. Bu qanaqa bo'ldi? Bizgini ko'rishmasin, o'zlari ko'rishaversin chiqib boshqalar. Alloh taolo payg'ambarda ayollarga buyuradi, uylarda dedi, mustahkam bo'linglar dedi. Bekadan bekaga chiqmanglar ko'chaga dedi. Falamma qassa alayhi al-qasasa qala la takhaf la nazarta min al-qawmi al-zalimin. Shu'ayb alayhissalom bu qissani eshitgandan keyin aytdiki, "Qo'rqmang" dedi, "Albatta zolim bo'lgan qavmdan omonda qolasiz" dedi. Qizlardan bittasi kelib aytdiki, "Ota" dedi, "Bu odamni ishga olmaymizmi" dedi. "Inna khayra man istajata al-qawiyul amin." Bu odamda ikkita sifat bor ekan dedi. Kuchli ekan dedi va ishonchli ekan. Har qanday ishxonani boshlig'i ishonchli bo'lgan ishchini olishni xohlaydi. To'g'rimi? Ayniqsa pulli joylarga. Kuchliligiga dalil rivoyatlarda kelar ekan, ana shu hovuzga, hovuzga qandaydir ko'taradigan qopqog'i bo'lar ekan, 3-4 odam ko'taradigan qopqog'i bitta o'zi ko'targan bo'ladi. Ishonchliligi qo'yni oyoqqa borib sug'orib qaytarib kelib edi, bitta ham olib qolmasdi. Shunda Shu'ayb alayhissalom aytdiki, "Qola inni uridan umki haka ihda binatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniyata hijaj." Allohdan mana so'ra zaraxtaga bor bo'ldi. Yaxshilik so'radimi? Yaxshilik qanaqa ko'rinishda bo'ldi endi? Qochoqda qochishda yurgan kishiga qanaqa yaxshilik bo'lishi mumkin? "Men" dedi, "ana o ikkita qizimdan bittasini sizga nikohlab beraman" dedi. "Mahriga 8 yil ishlab bermaysizmi" dedi. Payg'ambarga kuyov bo'lyapti. 8 yillik propiskasi bilan ekan. Yashash joyi bilan. Nimani so'radi? Yaxshilik so'radimi? Atana aytdim uni. Musa alayhissalom xayoliga ham kelmasa kerak edi bu narsani so'rash. Lekin Alloh taolodan yaxshilikni so'radi, kutganidan ham ziyoda qilib berib qo'ydi. Musa alayhissalom mana aytdik, Shu'ayb alayhissalomni bilan suhbatlashdi va boshidan o'tgan voqealarni aytib berganda u kishi aytdiki, "Qo'rqmang, zolim qavmdan qutulibsiz" dedi. Falamma ja'ahul qabaqassa alayhi al-qasasa qala la takhaf najata min al-qawmi adh-dhalimin. Shu'ayb alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al emas, yana yurtidan qochgan qo'ng'un edi. Qo'ng'undagi odam edi. Ana shu qizlardan biri aytdiki, "Otajon" dedi, "bu odamni ishga olmaymizmi" dedi. Ana shu qizlarini nikohlab berishlikdan burun qizlardan bittasi aytdiki, "Bu ijaraga ishga olmaymizmi shu yigitni? Chunki bu odam ishonchli ekan, quvvatli ekan" dedi. Ishonchliligi notanish bo'lgan ayollarni qo'yini olib borib sug'orib, birortasiga xiyonat qilmasdan olib kelganligi ishonchliligiga dalil bo'lsa, quvvatliligiga dalil ana shu qo'ylarni sug'oradigan oxirini deylik 3-4 kishi ko'taradigan bo'ladi, Musa alayhissalom bitta o'zi ko'tarib jildirgan bo'ladi. Ana shunda aytadiki, "Siz menga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman, evaziga 8 yil ishlab berasiz" deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Musa necha yil yashadi u yerda mahriga deganda 10 yil deb payg'ambarimiz marhamat qildi. Oradan mana Shu'ayb alayhissalomga kuyov bo'ldi.
payg'ambarga kuyov bo'ldi. 10 yil o'rtada vaqt o'tdi. Misrdagi ishlar ham tinch edi. Misrdan nima qochdi? Bitta odamni o'ldirib qo'yganligi sababli. Musa alayhissalomda yuz ko'rinishlari, shakllari ham o'zgardi. Endi o'zini ayolini olib Misrga qaytishlikni qasd qildi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin. Falamma qado Musa al-ajal va sara bi ahlihi. Ya'ni ana shu ittifoq qilingan muddat tugagandan keyin Musa o'zini oilasini olib Misrga qaytdi. Musa alayhissalomning ayoli shu paytda homilador bo'ladi. Toha surasida Alloh marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wa hal ataka hadithu Musa iz ra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Falamma ataha. Ana shu Madiyandan Misrga qarab kelayotgan paytda yo'lda ular adashib qolishdi. Sovuq edi, tun edi. Musa alayhissalom o't yoqishlikka harakat qildi, lekin o't yoqishlikka biror bir asbobi yo'q edi, yoqadigan narsaning o'zi yo'q edi. Mana shunday bir adashib turgan paytda uzoqdan bir yorug'likni belgisi ko'rindi, yorug'likning nuri ko'rindi. Musa alayhissalom ayolga aytdi, sizlar shu yerda turib turinglar, ana shu joydan o't olib kelaman. Shoyat shu bilan ozgina isin bosinglar. Endi ana shu yorug'likka yaqinlashgan paytida ajib manzaraning guvohi bo'ldi. Qur'onda zikr qilingan eng ajib manzaralardan bittasi. Bu o'tmasida. Bu yorug'i tarqatib turgan daraxt edi. Ana shu daraxt oldiga borganda Rabboniy nido boshlandi. Bu ana shu Tuva vodiysida bo'lgan bu hodisaga hech narsa barobar kelmaydi. Chunki Alloh taolo tomonidan bandasiga farishta vositasisiz to'g'ridan to'g'ri xitob boshlandi. Yer yuzida bo'lgan bu ishlarning o'rtasida Musa alayhissalom bilan Alloh taoloning o'rtasida bo'lgan bu xitobga hech narsa barobar kela olmaydi. Faqat bundan ustun bo'lgan bitta voqea bor. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy illiyinda Parvardigori bilan suhbatlashganligi. Ya'ni farishtalar Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiyni olib keluvchi farishta bo'lsa, vosita orqali Alloh bilan payg'ambarlar gaplashgan. Lekin Musa alayhissalom to'g'ridan to'g'ri gaplashdi. Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhissalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqiga ko'tarding, meni shunday o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigor olam javob beryaptiki, ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlar bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi dedi. Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Allazina hum an salatihim sahunlar haqida emas, namozlarga befarvo bo'lgan kishilar haqida emas, namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhissalom lavhda ko'rdim Parvardigor, bir ummat kelar ekan. Ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin deganda u Muhammad ummati deydi. Parvardigor ana shu lavhda ko'rdim bir ummat bo'lar ekan, ularda namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham ko'chada ham bo'lar ekan. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda u Muhammad ummatidir ekan. Parvardigor bir ummat bor ekan. Günah kısa bitti günah yazasın eken. Savab kılaman da niyet kılıp kılamasa bitti yazasın eken savabını. Lekin kılamasa bitti yazasın eken kısa 10'tadan 700'te geçiyorsan yazasın eken. Ana şu ümmet, meni faziletim, meni ümmetim ana şu faziletke gibi olsun degen de bu Muhammed ümmetidir eken. Şunu yeterken Parvardigor, meni paygambar kı güçün Muhammed ümmet kısayım olmaz mı dedir eken. Şimdi Allah dedi, ey Musa, خود ما عطايتك بقوه و كن من الشاكرين Parvardigor aytdi, ey Musa, siz men bergan payg'ambarlikni olingda shukr qiluvchilardan bo'ling dedi. Inama yashoring dedi. Ya'ni payg'ambarlar siz bilan bizga berilgan mavqeda Alloh taolodan so'rashgan ekan. Bir qancha fazilatlari bor. Endi vaqtda ikomon qilish uchun ba'zilarini aytib o'tgan bo'ldim. Demak, Musa alayhissalom Alloh taolo bilan bevosita eshitdi Alloh taolodan ovozini. Falamma ataha nudiya ya Musa innani ana robbuk
فَحْلَانَ عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَى Ovozini eshitdi Alloh taolodi. Ey Musa, albatta men sizni Robbingizman. Oyog'ingizdagi kiyimingizni yeching. Siz muqaddas Tuvo vodiysidasiz. Tuvo vodiysidagi Tur tog'ida bo'ldi bu xitob. Va anaxtartuka fastami' lima yuha. Ey Musa, men sizni butun inson o'rtasidan tanlab oldim. Sizga vahiy qilinadigan narsaga quloq tuting. İnnani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Albatta men yagona bo'lgan Allohman. Bas menga ibodat qiling, namozni meni zikrim uchun qoyim qiling. Wa aqimis salata li zikri. Namozni qoyim qiling meni zikrim uchun. Nima deb tushunamiz bu oyat? Namozni o'qib qo'ying demayapti. Aqim qoyim qil deydi. Orqasidan kelyapti, nima uchun? Meni zikrim uchun deydi. Bu degani birodarlar, namoz o'qigan odam Allohning zikridan hargiz g'ofil bo'lmasligi kerak. Bu 5 mahal mashkir yotib turib qo'yishlik, bu qoyim qilishlik emas, bu o'qib qo'yish bu. Qoyim qilishlik nima? Peshin bilan asr o'rtasida gunoh qilmaslik degani emasmi? Asr bilan shom o'rtasida gunoh qilishdan tiyilishlik emasmi? U namoz degani faqat masjidda yoki jay namozida bo'lmaydi. Hayotda inson Allohning zikridan g'ofil bo'lmayotganligi namozda haqiqiy qoyim qilayotganligining dalili bo'ladi. Masjidga namoz o'qib chiqib bemalol qing'irishimizni qilayotgan bo'lsak, kechirib qo'yasizlar, bu namozni qoyim qilishga kirmaydi. Alloh taolo solluq demagan, namozni o'qinglar demagan, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Namozni oldidan, ketidan nima talab qilinsa, namozni burunab qilinglar uni, namozni ichidan, namozdan keyin ham talabotlarini ijobat qilinglar degan. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a. فَلَا يَسُبَّنَّكَ عَنْخَ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَى هَوَاهُ فَتَرَى Başka ayette فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِيِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Allah Teala özünü tanıttı. Bu sihir mesidi, bu cin mesidi, bu akıldan azıçlı mesidi. Şunu şey etin ne yaptı? Ali illiğinde Muhammed Aleyhisselam bilen Allah ortasında bugün suhbattan başka hiç neyse bunge beraber kelamıydı. Allah da Allah Musa Aleyhisselam'dan soradı. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى Ey Musa, ona kol izlegi neyse ne dedi? Allah da Allah bunu çözer. قَالَ هِيَ أَصَايَا تَوَكَّوَ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِ بُخْرَى Parvati bu benim asayim dedi, hassam dedi. Bu bilan bunga tayanib yuraman dedi, qo'yma hay deyman dedi. Boshqa yana qiladigan ishlari ham bor bu Hassan dedi. Alloh taolo aytdi, "Qola alqiha ya Musa." Yerga tashlanchi uni dedi. Hassan yerga tashladi. Fa alqoha fa iza hiya hayyatun tas'a. Ulkan katta ilonga aylandi va harakatlana boshladi. Wa ana wa an alqi asak فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ Hassan'ı yerge taşıyan payette gülük hatta ilonga aylandı ve gülük tezlik bilen cin hareket kıyken de tez hareket kıldı. Musa Aleyhisselam korkanıdan arkasıya kadar kaçıp kaldı. Şimdi Allah Teala etti, ey Musa artınızı kaytın korkmayın siz amanda yekşilerdensiz dedi. Kaytıp gelip ilonni dumidan ushlaganda yana asl hayoliy holatiga qaytdi. Qala khudha va la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Asl holatiga, birinchi holatiga qaytarib beramiz dedi. Wa humiyadaka ila janahik fakhruj bayda'a min ghayri su' ayatan ukhra. Endi qo'lingizni qo'yningizga soling dedi. Solib chiqaruvdi, xuddi quyoshdaqa yorilib chiqaradigan nurli bo'lib chiqdi qo'li. U kasal emas edi, bu maraz emas edi, bu mo'jiza edi. Bu ikkinchi mo'jiza sizga dedi. Nima uchun? Payg'ambarlarda payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizasi kerak bo'lgan. Shu mo'jizani borib Fir'avnga ko'rsatishga Alloh taolo quvvatlashlik uchun berdi. Boshqa oyatda mana Qasos surasida mana shu oyatlar takrorlanadi. Musa alayhissalom aytdik duduq bo'lgan. Musa alayhissalomda tili tutilib qoladigan bo'lgan. Lekin bu kasal u kishini payg'ambar bo'lishidan to'smadi deb aytdik. Shunda payg'ambarlik vazifasi u kishi yuklatilganligini bilgandan keyin bo'pti deb ketavermasdan o'zidagi kamchilikni Robbisiga nima qilyapti? Shikoyat qilyapti. Qola, Robbi shrohli sadri
وَيَسِّرْنِي أَمْرِي وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Parvardigora ko'ksimizni ochgin. Ishimni oson qilgin. Tilimdan ana shu baylanishlikni olgin. Toki ular meni so'zimni nima qilsin, tushunsin. Subhanalloh, mana shu duosidan keyin Musa alayhissalom Allohga da'vat qilsa odamlarni, tili tutilmas edi. Odamlarga oddiy gapni gapirayotganda tili tutilib qolardi. Ya'ni bir inson maktabda umuman bir narsani o'qiy olmagan bo'lishi mumkin. Lekin Qur'onga kirishganda zehni ochilib ketishi mumkin. Alloh taolodan bergan inomi bo'ladi. Men kallam olmasida olam, endi buni buyog'igan nima bo'lardim deb hech kim o'zini qo'lini pastga tushirmasligi kerak bo'ladi. Qadam bilasiz Alloh taolo ochib qo'yar o'sha 25 ga kirganingiz yoki 45 ga kirganingizda. Ustozlardan berganda bir oqsoqol ana shu qo'qonlik kishilardan bo'lgan ekan, 60 ga kirib pensiya chiqqanda Mo'min Husonni qo'liga olgan ekan. 10 yilda olim bo'lgan ekan. 70 ga kirdimi? 80 ga kirib vafot etgan ekan, qolgan 10 yil umrida ilm o'rgatgan ekan odamlarga. Bizdan birinchi qadam bo'ladi Alloh tomonga. Uni Alloh beradi. Ha, yodlash kerak Qur'onni. Ha, o'qish kerak, tashlash kerak ma'noni. Deb yuraving. Siz uchun birokalar Qur'onni yodlab qo'ymaydi. Xom xayollarga bor bo'lmaydi. Bizdan birinchi qadam, har kuni bomdoddan keyin yarim soat uyquni harom qilaylik-da. Bir yilda Qur'on o'qishni o'rganamiz, eng kallasi olmaydigan odamimiz. Faqat g'am bo'lishi kerak. Allohga rozi qilaman degan bir tashvish bo'lishi kerak qalbimizda. Oysha onamiz aytadi, mana shafoat xususida. Vaj'alni vaziran min ahli Haruna axi. Ushdud bihi azri va ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katira va nazkuruka katira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'alaka ya Musa. Payg'ambarlar Alloh taoloning yer yuzidagi son sanoqsiz bandalar ichidan tanlab olgan xos bandalari. Payg'ambarni kim bo'lishligini faqat Alloh taolo tanlaydi. Lekin Musa alayhisalomda duosi bilan oddiy bir Harun degan yigit payg'ambar bo'ldi. Shafoatning eng kattasini deydi oshamiz. Musa alayhisalom qildi. Oddiy bir kishini payg'ambarlar silsilasiga qo'shilishiga sabab bo'ldi bu duosi. Akasiga boylik talab berishi mumkin edi. Akasini poshsho bo'lishini so'rashi mumkin edi. Akasiga salomatchilik so'rab berishi mumkin edi. Lekin bu narsa birodarlar qop ketadigan narsalar emasmidi? Farzandlarimizga so'rayotganda rizqiga, kasbikoriga barakalar so'ravermasdan birodarlar iymon ham so'raylik. Firdavs so'raylik, jannat so'raylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonida turishini so'raylik. Duolarimizga qaraylikda nimani so'raymiz? Mendan keyin qiylanmasin deb turib, dunyo matosini zo'r qilib qilib beryapmiz. Qo'limizdan kelganicha. Shuni deblar o'lib ketyapmiz. Mashina qilib beray, uy qilib beray. Sizdan keyin Alloh biladi. Bitta o't olib turib, hamdan ayrilib vayron bo'lib qolishi mumkin. Bitta o'g'ri olib, bir tinsiz gadoy bo'lib qolishi mumkin. Lekin siz unga iymon, ilm, taqvoni Allohdan so'rab bergan bo'lsangiz, bu narsani biroq tortib ola olmaydi-yu. Qaraylik-da, nimalarni so'rayapmiz farzandlarimizga? Tinchlikdan sog'lik, xotirjamlik, kasb-kasobimizga bersin. Allohu akbar. Shu topganimiz nimaga buyursin? Oshmayapti shundan. 20 yil to'plab bir kunda sarf qilyapmiz, yana ertasi kuni qattiq non suvga chilab o'tiribmiz. Allohdan nima so'rashdan bilaylik. Payg'ambarlar nima so'rayapti? Parvardigor menga nima yaxshi bo'lsa shuni beryapti. Kasal yaxshi bo'lsa kasalini beryapti, boylik yaxshi bo'lsa boylikni beryapti. Nimani so'rashdan o'rganaylik Allohdan. Demak, Musa alayhissalomning shafoati bilan Harun alayhissalom bo'ldi, payg'ambar bo'ldi. Alloh taolodan so'ragan Musa alayhissalom, Parvardigor, qala robbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafun yaqtulun. Parvardigor, men Fir'avn oldiga borsam, men ulardan bitta odamni o'ldirib qo'yganman. Meni o'ldirib yuborishidan qo'rqaman dedi. Vahi Harun huwa afsahu minni lisana farsilhu ma yaridan yusaddiquni wa inni akhafun yukaddibun. Va akam Harunni men bilan birga yuborgin. U mendan ko'ra so'zga ustaroq va meni tasdiqlasin. Meni yolg'on chiqib qo'yishidan qo'rqaman ular. Qala sana shu Davudaga biyaxi kelin va najalu lakum sultonan fala yasiluna ilaykum bi ayatina antum va man ittabakum al-ghalibun. Sizni umutqingizni, sizni belingizni akangiz bilan quvvatlaymiz. Va sizni ustingizda biz o'zimiz kuzatib turamiz. Sizga har kim ular yomonlik yetkaza olmaydi.
Mana shu robboniy nidodan keyin Musa alayhissalom payg'ambar bo'ldi. Ikkita mo'jizani oldi, Misrga qarab keldi. Onasini topdi, aka-ukalari bilan ko'rishdi va akasi Harunni olib Fir'avnning saroyiga bordi. Saroyga odatda oddiy odamlarni kirgizmasdi. Endi bu Bani Isroildan, bular qullar, bular past tabaqa. Bularni yana kirgizmasdi. Lekin ular biz elchimiz deyishdi. Odatda elchilar podshohlardan kelganligi uchun elchi degan nom bilan Fir'avnning oldiga Musa va Harun alayhissalomni kirgizdi. Qala kalla fadhhaba fa'tiya bi ayatina fa'tiya fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu robbil alamin. Fir'avnga borib biz robbil alaminni payg'ambarlarimiz deb aytinglar. Maqsad bu Fir'avn yoki Misrliklar emas edi. Maqsad Banu Isroil edi. Mana aytdik, Banu Isroilning erkaklarini so'yib, ayollaridan xohlagancha foydalanishardi. Misrdagi yashayotgan Yahudiylar Banu Isroil hammasi qul hisobida edi. Alloh taolodan mana shunday xorlikdan chiqarishlikka Musa alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Fir'avn tanidi Musa alayhissalomni va aytdiki: An arsil ma'ana bani Isroil qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrik sinin va fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Sen biz Allohni payg'ambarimiz Banu Isroilni qo'yib yubor, ularni azoblama, biz ularni olib chiqib ketamiz deb ikkala payg'ambar kelganda Fir'avn uni tanib, sen Musa misan? Seni biz o'zimiz boqib ketta qilmadikmi? Go'daylik paytingdan. Va Misrli bitta odamni o'ldirib, kofir bo'lgan holda qochib ketmadikmi? Musa alayhisalom javob berdi: Qala fa'altuha idan ba'ina minad dolin. Men qildim shu ishni to'g'ri, lekin men adashganlardan edim. Noto'g'ri qildim bu ishni. Va sizlardan meni o'ldirib qo'yishidan qo'rqib qochdim va Parvardigorim menga hikmatni berdi va payg'ambarlardan qildi. Senga bergan ne'matimni minnat qildi Fir'avn. Seni boqib katta qiluvdi-ku, senga yaxshilik qiluvdi-ku deganda aytdiki, seni minnat qilayotgan yaxshiliging meni Banu Isroil qavmimi qul qilib olganligimdir. Shuni menga qilgan, bitta meni boqib katta qilib qo'ygan bo'lsang, qolgan butun Banu Isroilni qul qilib olding, shuni qilgan yaxshiliging. Tamomiy quvvat bilan mana shu gapni gapirganda Fir'avn, sen aytayotgan Robbing kim dedi. Musa alayhissalom javob berdi. Faqat Fir'avnga emas, butun ana shu qasrda turganlarga qarab: Qala robbus samawati val ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawluhu ala tastami'un. Qala robbukum va robbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila alaykum la majnun. Qala robbul mashriqi val maghribi va ma baynahuma in kuntum taqilun. Ana shu qasrda turganlarga qarab: Osmonlar va yerning robbisi bo'lgan Allohni elchisimiz, agar sizlar ishonsanglar. Atrofida turganlarga qarab Fir'avn aytdiki, bu sizlarni ustingizga payg'ambar qilib yuborilgan bu odam ahmoq dedi. Jinni dedi. Shunda Musa alayhissalom Fir'avn javob beramaydigan narsani aytdi. Mag'ribni ham, mashriqni ham Robbisi dedi. Eslaylik, Ibrohim alayhissalom qissasida Namrud bilan bahs bo'lganda, kim seni Robbing dedi, tiriltiradi, o'ldiradi meni Robbim dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikkita mahbuslar keldi, "Bani o'ldiringlar" dedi. "Manani qo'yib yuboringlar" dedi. "Ana men ham tiriltirib o'ldiraman" dedi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom aytgan o'ldirish tiriltirishi boshqa narsa edi. Namrud aytayotgan boshqa. Ba'zi bir odamga hujjat dalil keltirishida hojati bo'lmas ekan. O'zini og'zini shuni yopib qo'yishi kerak, chunki u bir narsani haqda o'rganishni xohlamayapti. Faqat munozara bahsni xohlayapti. Ibrohim alayhissalom nima dedi? Alloh quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga botkizadi. Qani sen shuni teskarisini qilsinchi dedi. Bu yerdan tush javob bo'lyapti. Meni Robbim mag'ribni ham mashriqni ham Robbisi dedi. Seni qo'lingdami shu narsa dedi. Endi o'rtada ketayotgan munozara jiddiy tus oldi. Qala la in ittakhasta ilahan g'ayrila aj'alannaka minal masjunin. Ey Musa, agar sen mendan boshqani xudo deydigan bo'lsang, mendan boshqaga iloh deb sig'inadigan bo'lsang, seni qamab qo'yaman. Fir'avn tutgan yo'li haddidan oshgan zolim, tug'yonga ketgan amaldorlarni hokimlarning yo'li. Haq gapirilganda har xil tuhmat, har xil nomlardan nomlanishligi. Ya'ni eskidan bo'lib kelayotgan narsa bu.
Musa aleyhisselam unga özünü peygamberliğine tasdiqlaydigan mucizesi borligini aytdi. Qala avvalo jituka bi shay'in mubin, qala fati bihi in kunta minas sodiqin. Agar men ochiq mucize bilan kelgan bo'lsam-chi, shunda ham ishonmaysanmi dedi. Firavun aytdi, qani ko'rsatchi uni dedi. Demak, o'rta holat mucizani talab qilardi. Musa aleyhisselam ana shu saroyda turganlarni oldida asoyini tashladi yerga. Aso juda katta ilonga aylandi va qattiq harakat qildi. Dumidan ushladi, tayyorli holiga qaytdi. Qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshda yorug'lik tarqatdi. Mana mo'jiza dedi. Firavn va saroyda turgan hammasi dahshatga tushdi bu manzaradan. Lekin Firavn atrofidagilar bundan ta'sirlanib ketmasligi uchun javob berdi darhol. Qala ajitana la tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Ey Musa, sen nima bu sehring bilan, bu hunaring bilan Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchimisan? Ya'ni har birta payg'ambarga birodarlar, o'zini zamonasida yashayotgan odamlar hayotda qaysi sohasida taraqqiy topib rivojlangan bo'lsa, shu sohada Alloh taolo mo'jizani bergan. Muhammad sollallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishni ustab ketgan edi. Qur'on ularga mana shu she'r uslubida javob berdi. Musa aleyhisselam davrida sehr qattiq rivojlangan edi. Alloh taolo sehrni yopadigan mo'jizani berdi. İsa aleyhisselam davrida tabobat rivojlangan edi, meditsina. Alloh taolo shunday mo'jizani berdiki, pes muhoolada davoladi. Tug'ma ko'r bo'lgan odamlarni ko'zini ochdi. Hatto to'rtta holatda o'likni tiriltirib berdi. Ya'ni bu hunar ilm emas, bu mo'jiza ekanligini tushunishlik uchun odamlar. Musa aleyhisselam davriga kelganda esa sehr rivojlangan edi. Shuning uchun Firavn aytayaptiki, "Nima bu sehrmi? Biz ham qila olamiz bu sehrni" dedi. Senga xuddi sen keltirgan sehrni keltiramiz. Ke, bahslashamiz dedi. Ya'ni bir kunni belgilagin ey Musa, men ham sehrgarlarimni seni ro'paringa qo'yaman, ular ham seni sehrini yo'qtashadigan sehrni qilishadi dedi. Musa alayhisalom ularga aytdi, "Qola mavaidukum yawmuz zina va yuqshara an-nasu suda." Zubuha fatawalla fir'aunu fajama kaydahu summa ata. Sizlarga beriladigan muhlat ana shu ayit bayram kuni deyilyapti, zuho vaqtida, shoshgoh vaqtida uchrashamiz dedi. Kun belgilandi. Sehrgarlar bilan Musa alayhisalomda bahslashadigan vaqti aniq bo'ldi. Qala lahum Musa va ilakum la taftaru ala Allohi kadiba fayusfitakum bi azab va qad khaba man iftara. Musa aleyhisselam ularni ogohlantirib aytdi ki, ey, haddilarni oshmanglar, Allohga tug'yonga ketmanglar, Allohning balosi, azobi keladi ustingizlarga dedi. Fir'avnni yoshligidan tanlab olib, sehrga katta bo'lgan 40 ta sehrgari bor edi. Ya'ni 40 ta kishini ana shu bir qobiliyati bor, iqtidori bor 40 ta yosh yigitni olib, sehrgarlarga berib, sehr ilmini o'rgatgan bo'ladi. Majbur qilib o'rgatgan bo'ladi. Yoshligidan sehrgar edilar. Mana shu Musa alayhisalom bu holatida ham sehrgar edi. Fatanazau amrahum bainahum wasarrun najwa. Sehrgarlar 40 ta sehrgar ular Musa alayhisalom bilan uchrashib, u bilan olishligini xabarini topgandan keyin o'zaro na Fir'avnga na boshqalarga eshitirmasdan pichirlab gaplashdiki, asarrun najwa. Agar bu Musa rost payg'ambar bo'lib qolsa-chi, unda nima qilamiz? Unda avvalgi qavmlarga yetgan musibat bizga ham yetib qolmasmikin? Lekin mukofotni katta va'da qilib oldi Firavn. Aytdiki, "Qoluni Firavna inna lana la ajran in kunna nahnul g'olimin." Agar biz Musoni yengiversak, Musoni mag'lub qilsak, bizga bir mukofot bo'ladimi deb so'rashdi. Firavn aytdi, "Qola na'am innakum idan la minal muqarribin." Ha, albatta sizlarga katta mukofot bor. Yana sizlar meni muqarrab kishilarimdan, meni xos kishilarimdan bo'lasizlar. Ya'ni faqat meni xuddi o'zimi farzandlarimdek, meni oilamdek bo'lasizlar meni shunda. Bu katta narsa edi. Dunyo matosi bilan o'lchaganda bu bahodi, bu qimmat baho edi. Qo'lida pul bo'lmasligi mumkin, lekin Fir'avnning yaqin odami bo'lgandan keyin ko'chada xohlagan ishini qilib ketishi mumkin. Bo'rog'ini pashasini pishitmasdi. Va'da qilingan mukofot kattaligidan sehrgarlar ta'maga kirishdi. Qala lahum Musa va ilakum la taftaru ala Allohi kadiba. Ey haddilarni oshmanglar, Allohning azobi keladi sizlarga dedi.
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. Odamlar yığıldı. 40 ta sehrgar bir tomonda, Musa va Harun bir tomonda, Misrliler bu tomonda, Firavun bu tomonda. Mana haqiqat zohir bo'ladigan holatga yetib kelindi. Va qad aflaha al-yawma man ista'la. Kim bugun yutsa, shu oliy bo'ladi deb sehrgarlar. Aytishdiki, ey Musa, sen tashlaysanmi sehrini o'rtaga, qo'lingdagi narsani, yoki biz tashlaylikmi dedi. Musa aleyhisselam aytdi, qala bal alqu fa idha hibaluhum va asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Sehrgarlar qo'lidagi asolarini, iplarini nimasi bo'lsa sehr qiladigan o'rtaga tashashdi. Katta sehrni o'rtaga tashashdi. Hamma insonlarning ko'ziga ana shu asolar ilonga, chayonga, boshqa narsalarga o'xshab ko'rinib, hammani qo'rqitishi, hatto Musa aleyhisselam bu sehrdan ta'sirlandi, qo'rqdi. Sehr nima? Sehr bu insonlarni ko'zini bog'lashlik. Bir inson piyolani ko'rsatib turib, sehrgar yo'q qilib bergan bo'lsa, u piyola yo'q bo'lgani yo'q. Sizning ko'zingiz shunday bog'landiki, jinlar vositasida. Siz ko'rmayapsiz uni. Sehr jismga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bor narsani yo'q qila olmaydi, yo'q narsani bor qila olmaydi. Bu Alloh azza va jallaning ilmi bu. Faqat insonlarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Yerga tashlangan narsalar hasta, tayoq ilonigacha turibdi, ibdigicha. Lekin odamlarning ko'ziga sehrni qattiqligidan ilon yo'q. Hatto Musa alayhissalom qo'rqib ketdi bu ko'rinishdan. Ya'ni ko'ryapmiz, televizorda ko'rsatilgan sehrgarlarni, keyin orqasidan uni aybini ham ochyapti. Nima qaran qilib biz ko'zimizni bog'laganligi. Shunday emasmi? Sehr insonning ko'zini bog'lashlik. Sehr o'zi qanday kelgan? Alloh taolo ikkita farishtani Babil shahriga tushirgan. Harut va Marut degan farishtani. Odamlarga sehrni o'rgatgan. Nima o'rgatgan Alloh taolo? Erda xotinni bir-biriga istib sovutishni o'rgangan. Bitta odamni yaxshi ko'rib, bitta odamni yomon ko'rib, sovutishni o'rgatgan. Lekin Alloh aytadi, Allohning iznisiz ular hech kimga foyda ham, ziyon ham keltira olmaydi. Ha, Alloh sehrni o'zi tushirgan bo'lsa, nimaga azoblaydi? Shirk odam o'ldirishlik, undan keyin sehr turadi. Bu kechirilmaydigan gunohlardan. Sehrgarga borib ishongan bo'lsa, kohinga, munajjimga borib ishongan bo'lsa, Muhammadga tushgan narsaga kofir bo'lib turishi degan payg'ambarimiz. Garaskop bormi? Mana shu munajjimni tasdiqlashlik bo'la shunga ishonishi. Ko'chada o'tiradiganlar bormi, qo'lini ochib qo'yadi, tosh derib yoki kalta ushab. Mana shu ana shu kohinga tasdiqlashlik bo'ladi. Kofir bo'ladi inson agar bilib turib qiladigan bo'lsa bu narsa. Sehr qattiqligidan Musa alayhissalom o'zi ham qo'rqib ketib o'rindi. Ana shu ikkita farishta sehrni o'rgatib aytgan, "Ey, biz namiz, Allohga kofir bo'lasan" deganda ham o'rganishi o'rindi. Fa'ujasa fi nafsihi xifata Musa. Musa alayhissalom qo'rqib ketdi o'zi. Shunda Alloh taolo aytdi, "Ey Musa, qo'rqmang. Siz ulardan oliysiz. Qo'lingizdagi narsani tashlang" dedi. Qo'lidagi asoda tashlaganda ilonga aylandi. Bu sehr emas edi bu. Sehrgarlar ko'rib turishdi o'zini hassasini, qamchisini, ipini turganligini. Lekin Musa aleyhisselam taşıyan narsa rostakam ilonga aylandı da ulardı qilgan işlerine bir çekeden yutuştu başladı. Talqafuma sana fiyemin ki talqafuma sana ol. Ular qilgan narsani yutup taşıydı da Allah Ta'ala. Bitti koyma yutup taşıydı. Sehrgarlar Musa da işi sehrimasi gene gördü de ve ulkiye saharatu succede. Sacda qilgan halde yıkıldı ular. Yıktıldı ular. Ular özleri ihtiyar bilen Allah Ta'ala ular yıktıp taşıydı. Toki Fir'avnni ishongan odamlar iymon keltirishligi Fir'avnni sinishligini belgisi edi. 40 ta sehrgar ertaman kofir edi. Zuho namoziga kelganda mu'min bo'ldi. Kechki payt jannatda bo'ldi. 40 sehrgar birdaniga sajda qilishligi Fir'avnni mavqeini bir pulga chiqarib tashlar edi. Tabaqal haqqu va batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سجدة قلشت و رب العالمين إيمان كيلتردك موسى وهارون رب سجد فرعون bu yada yutkizip koydu. Lekin derhal cevap verdi. Atrafı değiller taslanıp ketmesin. Kimidi bunlar?
Agar yengib bersak, bizga mukofot bormi deb katta mukofotni umidida sehrni o'rtaga tashlagan kishilar emasmi ular? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an a'zana lakum. Yeslar hali mendan ruxsat olmasdan turib iymon keltirib olasizlarmi unga hali? Ya'ni bu zolimni tog'ida tutgan yo'lini ko'ringki, iymon keltirishigan uni ruxsati bilan bo'lishini kerak. Bu ruxsat so'raydigan, maslahat qilinadigan narsa emas bu. Bu haq bilan botil zohir bo'ldi. Kishining iymoni bir bo'yoqli bo'ladigan holat turibdi. Men dadamdan so'rab kelay, aroq ichmay qo'raymikin, deyilmaydi. Men maslahat qilib kelay-chi, namoz o'qiymikin deb bunaqa gap ketmaydi. Bu aqida masalasida taqlid bo'lmaydi hech kimga. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Alloh harom dedimi, yig'ishtiriladi. Alloh taolo buyurdimi, qilinadi. Qanday qilib men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlar? Alloh taolo ularni yiqitdi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Sizlar men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi? Aytdiki atrofdagilarga bu dedi, bu sehrgarlarning kattasi ekan bu dedi. Mashinkan sizlarga sehr o'rgatgan dedi. Sizlar maslahat qilyapsizlar dedi. Maslahat qilyapsizlar bir-biringlar bilan. Mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib olishlik uchun dedi. Bu vasoilul e'lam, ommaviy axborot vositalari. Ya'ni odamlarda ongiga ta'sir qilishlik. Ha bitta odamda haddan yomon dovursa, miyasi singib ketadi. Ha otasi aytdi, mana shu odam yaxshi odam emas, shu odamdan uzoq yo'lda qo'ydi. Miyasi shu narsa qoqilib qoldi. Ehtimol yaxshi odamdir, faqat otasi yomon ko'rgani uchun yomon degan bo'lsa kerak. Lekin sizga yomon deb qo'yildi-da, o'tib ketdi sizga yomon deb qo'ygan odam. Lekin sizning miyangizda joylashib qoldi-da, o'z odam siz uchun nima? Doim yomon. Ha gaplashib ko'ring-chi u bilan. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, mu'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qiladi, yomonlik qilsa, yomonlik qiladi. Ya'ni hamma to'g'ri desa, to'g'ri deydi, ko'pchilik nima desa, nima deymiz? Unaqa bo'lmaydi mu'min. Ko'pchilik nimasi biz ham o'sha deydi. Mustaqil fikri bo'ladi uning. Kallasi bo'ladi, mol bo'lmaydi mu'min. Kim nima desa ergashib ketavermaydi. Ha, shunaqa ekan-ku. Ha, shunchadan beri yaxshi odam deb yurgan ekanmiz buni. Firavn aytdiki, bu narsalar sehr kattalar ekan dedi. Sizlarni bilan maslahat qilyapsizlar bu narsani dedi. Inna hada lamakru makatumuhu fil madinati litughriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun. Sizlar bu shahar ahlini shahardan chiqarib olish uchun maslahat qilsizlar, hali men ko'rsataman sizlarga dedi. La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juz'in nahlati wa la ta'lamunna man ashaddu ayyuna ashaddu adaban wa abqa. Hali men sizlarni teskarichasi kesib azoblayman. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Aksiga, chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. Mana shunday azoblab, sizlarga ana shu xurmo daraxtlarga kelib azob beraman. Hali ko'rasizlar, kimga azobi qattiq bo'ladi dedi. Qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana faqdi ma anta qaf. Innama taqdi hadhihi al-hayati dunya. Annama qisin qilaverdi işte. Bizga Parvardigorimizdan hujjat keldi. Allohga iymon keltirdik, qilgan gunohlarimizni kechirishlik uchun sehrni sen bizga majburlab o'rgatganding deyildi. Mana ularni kechki paytga borib hammasini o'ldirib tashladi Firavn. Hammasini o'ldirdi. Endi chichi xulosa qilaylik shu yerda. Sahobalardan Raholid ibn Valid mana ulug' sahoba bo'lgan, qo'mondan lashkarboshi bo'lgan. Ana shu Rumga yurish qilgan paytda katta bir qal'ani oldida musulmon qo'shini mushriklarga qo'shini turganda mushriklardan bitta ritsiri deymiz o'sha mahalldagi. Temir tesadagi yuradiganlardan chiqadida silarni ichlarida u paytda urushini odati bo'yicha muboraza deyilgan. Ya'ni ikkita qo'shindan bittadan polvoni chiqadi, o'zini askarini ko'ynini ko'tarish uchun va quvvatini ko'tarishlik uchun yakka-makka olishadi-da o'zini polvonni ko'rsatishi kerak bo'lgan. Ana shu mushriklardan bitta polvonni chiqarib aytadiki, ritsiri chiqib, sizlarning ichingizda Sayfulloh degani bor ekan deydi. Allohning qilichi. O'sh chiqsin menga deydi. Xolid ibn Valid qo'mondan boradi, chiqadi. Chiqqanda haligi mushrik so'raydi. Seni nimaga Allohning qilichi deyishadi? Nima? Senga osmondan Allohdan qilich tushganmi deydi. Yo'q. Dedi Xolid ibn Valid, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni, Xolid, siz Allohning qilichlaridan bir qilichsiz degan, shuning uchun meni
Sayfullah deyişedi de. Şimdi hala ki müşrik etedi ki Halid deydi. Sırada İslam'da kabul kılışı nime kılışlı kere deydi. Aytadı 1, 2, 3, 4. Eşitip dur aytadı ki sizlerde Müslümanlarda İslam'da avval kirgen adam bilen keyin kirgen de adam da ortasında farkı var mı? Yani avval kirgenler bu hürmatı balatırak keyin kirgenler pasırak mı? Degen de yok aksin içe dedi. Yenge kirgenler bu hürmatı balatırak boladı dedi. Allah ile akıladı. Nime kılışlı kere bu nime kılışın kere bu dinge kiriş şunu deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelime açık edildi. Halbuki müşrik kelimeni keltirdi. Şu yetti özünde Müslüman tamamen götürdü. Rivayetlerde iki rekat namaz okudu ya okumadı. Şu günü şahit olup gitti. Şu günü cennete girip gitti. Etmemen kafirdi. Peşinde Müslüman olmuşken çıkanıdı. Lakin şu anda cennette buldu. Allahümme cel hayra umurina havatimaka. Parvadigar ömrümüzü en yaşlı kısmı ahırı bulsun. Çünkü bu yürüyüşümüz şişinersemez. Keter saatimizde eğer kelime bile ketamasak, keter halatımızda hem ibadete türmüydüken bulsak, bu kıyın ibadetlerini işlersemez. Muamman adam gurgurlanması gerek. Sihrigerler keçe kafırıdı. Etlemen kafırıdı. Zuha, çoşka vakti de Allah da peygamberine düşman idi. Lekin Allah hidayet kıldı, cennet çekilip yetişti. Eğer kimdir dünyaya gelip yutken bulsa meşriler yuttu. Çünkü kafır bile yaşattırıp, ömrünün ahriki saatte iman bile ketti. Nerede asker yuttu müşriydi askeri. Ömür boyu Müslüman'da öldüremem de çıkıp durup Allah hidayeti verdi. Allah da Allah hemimiz ömrümüzü hatımasını yaşıksın. Firavun bu mağlup bulup kalıştığı gibi özünü yok atıp koymadı, daldırıp koymadı. Belki en aşağıdaki korku abinin için müşkürtap diyen söz var bizde. Küçük işletişlik, zoravanlı kılıçlık, insan nahak boyan da başlaydı bu hünerine. Hüccetleşip, belirleşmeyi koyan payda müşk götürüş götürürlerdi. Şunu demez mi? Bu sıladı katta ilerken dedi. Sıladı sihirde örgütüptü dedi. Bana şu bana sualdı. Mısır'dan çıkarıp keçilik için sıladı o sihirde örgütüptü, sıladı ittifakı var sıladı. Men sıladı keskere çeskiye kesip azablayman dedi. Yani çap kolunu kesse, on ayağını keserdi. On kolunu kesse, çap ayağını keserdi. Bu yana şu azabda bir katlık türler demek ki. Şunda sihirgarlar nima deb javob berishdi. Mana firavnlarga qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr. Birdaniga sajda qilishib olganda 40 ta sihirgar. Firavn bu yutkizib qo'ydi. Ishangan odamlarni iymon keltirib olganda sizlar sihirgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddadan oshishlikda tug'yonni cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak. Haq ustida ota bilan ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedimi? Men dadamdan so'rab kelayotib borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarmi degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuha vaqtida Musa payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin peşinden keyin imanlı bo'lishdi, shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi bular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlarda mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakkama-yakka olishiga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, peşinden musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr cenneti işlerde kılıyor yuradı, lakin kitap bozup getirdi, ahirada, ömrünün ahirada bitti günah kılıp, Allah şunun üstünü canını aladı, cehennem yaraları buladı. Çünkü hiç kim özünü tutken halatıdan, yani namazhanlı giden, takvada türgenli giden, hiç kim gururlanıp, özüden ketip kalmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme cel hayra umurina havatimaha parvadigar, bizi işlerimizi en çıraylığı, ömrümüzü ahirada bulsun. Yani bir ömür çırağlı iş kılıp yürüyüşü mümkün insan. Lekin keter saatte kıyken işi, eğer masiyet bulup olabiyen olsa, bir ömür kıyken ibadet habada bulup yetmiydi mi? Ve dinden uzağa yürgen, dinle beparva yürgen, dinle gafil yürgenler ki biz, sen dozakıysan da hüküm etçilikken hakkımız yok. Çünkü biz ayta almayımız, etteki kays halatta can taslim kılığımız Allah'ın huzuruna buraya. Ayta almayımız, sizlerden bir kişi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ömrünü ahri geçe cehennem amalını kılıp yürüyordu. O bilen cehennemde ortası da bir zira kaladı. Lekin
ömrünü ahirete kıyken bitti işi savab buladı. Şunu üstü Allah canını aladı. Şu bilen kıyken hemen amelini mop etti. Yuhulup etti. Demek hiç kim özüge hatırcan bulmasını ikerek. Mumun adamda ikide kanatı buladı. Bitti kanatı. Allah'ın rahmetinden ümit. Bitti kanatı Allah'ın azabından korku. Bana şu ikide kanatı boğanda yine kuş tekkiz uçalıydı. Kut çünkü o şekilde bir insanın fakat cennet hakkında yapıyorsanız şalpe öp getirdi onu. Allah'ın rahmet hakkında yapıyorsanız Allah keşirilirken de gelmezse ki hep kaladı. Yok ki aksinçe fakat azap hakkında yapıyorsanız insan şükredir ruhu. Kur'an'da üslubunu karasak hayırda münafıklar, kafırlar degen olsa arkasından Müslümanlar degen. Hayırda cennette sıfat kegen olsa arkasından yani ca şalpe öp getmeyeler, ca katı öp getmeyeler. Mumun adam ana şey kitle nesede yaşasın ikiliği bulur. Bana kıssamızı katılırken bu sek, sihirgerlerde 40 tası bir denge iman keltirişti. İbn Abbas radıyallahu anh aytadı, Mısırlilerden fakat gene 3'te adam Musa aleyhisselam'a iman keltirdi. Bu, Asiya binti Muzahim, ana şu Firavun'un ayağı. Bana ettik, Kemal'a minar ricali kesir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeklerden cüda köpü Kemal'a derecesi yetti. Peygamberler, şahidler, nebiler, sıddıklar. Lekin ayollardan fakat tuttası kamila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjai ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharni chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'alajun min aqsal madinati yas'a. Shaharni tashqarisidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, malolar seni öldürmekçi bol yaptı. Çıkıp gitken dedi. Şu kişiye mi iman getirgen dedi. Ve Firavun'da sarayda yaşayan bir tek kişi vardı. Möcüzeni köyde gökürgenden ki iman getirdi. Lekin imanını yaşadı. Bana şu üçte adamdan başka hiçbir Mısırlık bir adayın kırıkta sihirgar iman getirişmedi. Kolge hamması küfürde bu yanıdı. Firavun yengilip kaldı. Yani işengen kırıkta sihirgar iman getir var genden ki yanıdaki vazirleri de kahınlarına maslahat sağladı. Ne makalaman indi? Subhanallah. İnsan bir işit kılıçları ikkilenip gengip durgen bulsa yanıda haktı gösterdi adıgen bir beraberi bulsa bu en boy adam. Şunu demez mi? İnsanda haktan talip geçişliği bitti musibet. Yani ondan hem katara musibet haktan talip paytizde doğru yolu saplayan adam bizi yoklu ki. Bu birincisinden hem ağır musibet. Endi undan ham og'ir musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'aningiz bo'lib turib ham, uni gapiga kirmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishdi. Ya'ni ilmlida. Birodarlar, kulli bina adama xato degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Shunday emasmi? Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta-katta kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. Falamma ja'ahum bil haqq min indina qalu qutlu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydul kafirina illa fi dalal. Ana shu Fir'aunga va Misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qildim qimmatinglarmi dedi Firavun. Mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. Wa qala rajulun min mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbi Alloh wa qad ja'akum bil bayyinati min robbikum. Firavunda sarayda yaşadı dedi Allah Teala. İman keltirdi ki imanı yaşırgan kişi ularga aytdi ki axir bir kişi Rabbim Allah deyip koygan üçünle öldürüp orasılar mı? Axir o sizlarga açık parvardigorlardan mucize hüccette alıp keltiriyor. Yani hüccet zahir bulduysa sizlarga yokmasayla onu her kıl lakabına lakabı orasılar mı? Yani bizge yokmasa ki hiç nersemez. Kitab-ı sünnetke torik ele yaptı mı? Bizge yokmasa o hak. Bizi yürüştürüşümüzde tezgahı torak edelim olsayam, kitab-ı sünneti yapıyordu mu? Hak o. O bizge yokma yaptı o. Bizge yokma geldi ki bu, fakat bizge yokma geldi.
inson havoi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatda eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odamdir. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Firavun, ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan Firavunga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatning eng ulug'i mana shu usul bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuncha payg'ambarimiz aytayapti, shahidlarning eng oliysi Hamza va zolim hokimga borib turib, chikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi degan. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrgar va Misrlilardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Banu Isroilga iymon keltirdi. Hama amana li Musa illa zuriyatu min qawmihi ala khawfin min Fir'aun va malaihim an yaftinahum va inna Fir'auna la'alin fil ard va innahu la minal musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi, Fir'aun ko'rdi, baloni ziyoda qildi, Alloh taolo mana shu Fir'aunni qilgan o'jarligiga Misrni ustiga yoppasiga balolab yuborishni boshladi. Qolu ya Musa, qolu Musa. Ya qom qala Musa ya qom in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu fa qalu ala rabbina ta'ala allahi tawakkalna. Banu Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamning tug'ilishidan burushiga xabar bo'lganmidi? Banu Isroildan bittasi chiqadi, seni halokatingga sabab bo'ladi degan gap eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisolam ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabl an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldik dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaninglar. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zolimin va najina bi rahmatika minal qawmil kafirin va awhayna ila Musa va akhi an tabawwa'u li qawmikum bi misra buyuta. Parvardigora bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin. Va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lishi uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Waj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-biringizni istab mana Yahudiyning uyimidi, Misrning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir-biringizni maqlasizlar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Banu Isroil xoradi. Firavun butun dunyo hukmronligi, butun bir quvvat Firavunni qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvat egasi bo'lgan, butun boylik egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka ataita fir'auna va mala'ahu zinatan va anvalan fil hayati dunya. Parvardigora sen Firavunga, uni atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra maq qo'ysan, ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana liyuzilla an sabilik. Seni yo'lingdan adashishlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat topib ketar ekan shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odamga Alloh taolo dunyoni berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana Alaq surasida keladi. Aroita imkat Allohumma salli ala Muhammad. Mana uni haqiga duo qildi, duo ibodat qildi. Robbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Parvardigora shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularni qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha bularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi.
Ey Musa, sizlarga qilgan duolaringiz ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar. Bilmaydigan kishilar yo'l yergashmaydi. Qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayfa ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi. Banu Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: Ehtimol parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglar dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik og'irroqmi? Nima deb o'ylaysiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin holing nima qilasiz? Sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'g'iga shukr qilasiz, ha, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi biz ham. Biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolib, biz ham bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangichasi chiqib qopti. Bir 20 yil buniga holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonning tabiati ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolo aytayapti, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? Yahudiylarda qo'lida mo'sa dunyodagi deyarli hamma boylik nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilmayaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi: "Ey Bani Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib bo'ldi. Birinchisi bo'lganda falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mashhursani davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qligi uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bir ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak, shuni emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda Makkada qanchalik azor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizga. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad amin, Muhammad sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavoqni olib borib boshiga tashlab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda tosh bo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga Makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroqda. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizning qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz Makkaliklarga. G'olib bo'ldi-da. Aytyapmiz-ku, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shart olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul malhama deb marhama dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga marham qo'yadigan, bir alamamizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolo aytayapti. Hali qo'linglarga beraman shu firavnning qo'ldagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana firavnga dunyoda berding adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, demay qo'yursin so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, "Endi men nima qilaman sizlar bilasizlarmi?" dedi. Ya'ni yuragi qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak?
biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim ibn Ahul Karim deb yaralishga o'tishdi. Siz Karim kishisiz, Karim kishining o'g'lisiz dedi Antumut Tuloqo. Sizlar bo'lsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. Qirib tashlasa haqqi bor edi Rasululloh. Musulmonlarga chakanasiga azor berishganmidi, kechirganidi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shab gapirib olish oson, sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fatvadan bir katta xulosalarni olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishdinglar. Wa laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Firavunni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Firavunni bir necha yil mashaqqat quroqchiliklardan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta balodan mo'jizani ko'rgan Banu Isroil. Shunday ham iymon keltirib Musa alayhisalomga taslim bo'lmagan, shuncha Alloh taolo la'natlagan bo'lardi. Yomg'ir to'xtadi. Quroqchilik boshlandi. Hamma quridi, ocharchilik boshlandi. Shunda Musa alayhisalomni Firavun chaqirib, aytdiki, bu Musoning ishi dedi. Biz Musoni qiynagan. Qarang, biladida haqda, shu yerga odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musoni va biz qilyapti. Banu Isroilni azoblagan uchun xor qilyapti Alloh. Chaqirdi. Agar Robbinga duo qilib bu balodan ko'tarsang, Banu Isroilga azobni to'xtataman. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bir bittasi bo'lgan edi. Dindir asa qatirib, yo'q qilib tashlaganda cherkovni ham, masjidni ham. Urush rasa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qaranga, boshi bir tupikka borib taqalganda Alloh ber ekanda. Xo'p, masjidlarda mana shafoat hojakalarda aytishadi oqsoqollarimiz borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jami masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi. Mana kattalar bilasizlar. Hani shular ham bilar ekan, xudoni yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh ber ekan. Jinni ishlari tekiz o'p qoladigan bo'lsa, Alloh eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Fir'avnga bu tushib qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib ocharchilik bo'lib ketdi. Sen Robbingni chaq, Robbingga duo qil, Alloh balodan ko'tarsa, men sizlarga azoblamayman. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lkochilik bo'lganda yana azobni davom etdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Firavn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: "Innama ta'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun." Insonning boshiga qanaqa balo kelsa, qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy desalaring hali ayol kishi bilan gaplashib turib, shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Yani ko'nmay qoldi devor kelganda. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi, Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan. Qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchidan balo kelishni boshladi. Farsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadiya wad damma ayati mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso, quyoshdagi yorug' bo'lib chiqqan qo'l, qurg'oqchilik va mevalar quridi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib ziyoda bo'lgandan keyin ham yo'q. Firavn yana azobni davom etdi, Alloh taolo mevalarni quritib tashladi. O'tgan yili qoqini yaxshi ediga o'riydi. Rasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti ekan. Mana bilan o'rib bo'lmadi. Kim qo'lida ekan bu? Insonlarda qilgan ishi sabab bo'ladi deydi Alloh taolo. Zoharal fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydin nas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonni qo'li sabab bo'ldi bunga deydi Alloh taolo. Nimaga siz ketyapsiz? Azon va isvor qisqarib ketyapti deyapsiz. Nimaga qisqarib teshilib ketyapti azon? Kuydiryapmiz neftni, xim zavodlar ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo ahvolyapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxti bir shingil uzum berdi.
qurg'oqchilik bo'lib ketdi. Ilon yaylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, to'fon, chigitka, bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta baloda hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi, at-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrni suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil Yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Endi tasavvur qilsiz, aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kirib ketganda, suv Misrning uyini bostirib tashlaydi. Beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehr emasmi? Shuni ko'rib turgan iymon keltirishmadi. Chigitka balos keldi. Chigitka bosadi. Mana saranja deymizmi biz? Misrni ekinzorlarga yog'ilib, ekinini halok qiladi, Banu Isroilning ekin tikiniga tegmaydi. Mo'jizami? Shuni ko'rib turib iymon keltirish kerakmidi? Bu hali Banu Isroilni ko'ramiz. Mana shuncha narsani ko'rib turib Musa alayhisalomga nima muomala qilganligini. Keyingi balosi, pit balosi bosdi, bit. Boyli gap, Misrni qolab pachaqni chiqarib yuboradi, Isroilning uyiga kirmaydi. Bu ham mo'jizami? Baqa bosib ketdi undan keyin. Birinchi-tin kelyapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonni olsa baqa, qayoq olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-chi baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroilni kelib suvni oladi, oborib ichadi. Misrning hovuzdagi suvni paqida botirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroil oladi, suvni oladi. Misrning vaqti paqini botirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishini tasavvur qilinglar qanday musibat. 5 ta baloda mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytinglarchi, shundan bittasini ko'rsangiz inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misrda hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. Xohlagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarni qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esnligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz falonchi yoki bo'lganligi uchun tabiatimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishligi uchun? Yurtimizni tashlab chiqib ketdikmi sahobalardaqa? Yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib boshidan arra soldimi biz ustimizdan biroq? Iymon Alloh taolo bekerga berib qo'ydimi? Hattoki dinga qarshi yurishgan tuzumda ustimizdan ketishligiga birorta bir hissamiz bo'ldimi bizga? 70 yil bosib turgan dinsiz tuzum Alloh taolo o'zining yurtida to'polonni qildirib boshimizni olib qo'ymadimi? Shukrini ado qilmaymizmi birodarlar? Jazoirdan fransuzlar 130 yil o'tirgan bo'lsa mustamlaka qilib 1 million ta odam shahid bo'lib chiqib ketgan ekan fransuzlar haydashgan ekan. Biz kimni haydadik? Allohning inomi bo'lmadimi? Bu kunlarimizga shukr keltirishimiz kerak. Isroilni bola chaqasi qiynanib qolganligidan suvni Misri qiynanib Isroilning uyiga chiqadi, ishini ko'tarib. Hovuzni olsam qon bo'lib qolyapti. Nilni olsam qon bo'lib qolyapti. Shu uyingizdagi suvdan ichib bering, bolam qiynandi desa, hali Isroilning rahmi kelib, faqirga jinda suv quyib berishi qonga aylanib qoladi. Alhamdulillah suvni Alloh taolosi shunga totib qo'ydi. Bu kimi ishi? To'qqizdagi mo'jizani ko'rib ham iymon keltirishmadi. Pastak baro va kanu qavman mujrimin. Kibr qilishdi shunda ham. Kibr qilishdi. Kibr nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, mana ko'ryapsiz" dedi. "Alloh menga chiroyli jussani bergan" dedi. Chiroyli kishi bo'ladi, masavlat kelishgan va kiyimim ham hech kimga naqa bo'lishini xolamayman. Hammadan kiyimim ajralib bitta bo'lib turishni xolayman. Shu kibrmi dedi? Yo, bu kibr emas dedi Rasululloh. Al kibru batrul haqqi va g'untun nas. Kibr ikkita narsa dedi. Haq gapirilganda unamaslik, haqligini bilib turib va odamlarni nima qilmaslik? Mensimaslik. Mana shu ikkita narsa kibr dedi. Bular kibr qilishdi, haqligini bilib turib. Walamma vaqa alayhim rizq. Bularga mana shu balo yog'ilgach, Musa yolvorishdi.
قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنكم الرجز الى اجل بالغوه اذا هم ينكثون. Ular mana shunday balolarga ketma-ket yog'ilib bo'lgandan keyin aytishdi: "Ey Musa, Parvardigoringa duo qiling. Agar bizda mana shu balolarni ko'tarsa, biz senga iymon keltiramiz." Lom kalimasi ta'kid ma'nosida. Albatta iymon keltiramiz va albatta seni Bani Isroil bilan nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Qachonki biz ulardan mana shu baloni ko'targanimizda, ma'lum bir vaqtgacha ular so'zidan qaytdi. Mana shu qon balosidan keyin Firavun ruxsat berdi. "Mayli, chiqib ketaveringlar" dedi. Chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rishganida Bani Isroil nima qilishganida? Eshiklarni ustiga alomat qo'yib qo'yganmidi? Kechki payt ruxsat bergan bo'lsa, ertalabgacha Firavun aynib qolmasligi uchun Alloh taolo tunda yo'lga chiqishlikka buyurdi Bani Isroil. Tunda. Fa asri bi ibadi layla. Ya'ni meni bandalarim bilan tunda nima qilinglar? Yo'lga chiqinglar. Toki tong otganda Firavun nima qolmasin? Fikridan qaytib qolmasin. 600 mingta yahudiy chiqdi shunda Misrdan. 82-da 83-da deyiladi. Yoqub alayhissalom Misrga Yusuf alayhissalomni oldi kelgan paytda. Mana bir necha yuz yil o'tgan bo'lsa 600 mingta bo'ldi soni. Qo'yi, qo'zisi, yuki taqi, shu mol qo'ylari bilan 600 mingta odam yo'lga chiqishdi. Falastin tomonga qarab yurishdi. Firavun javob bergan kechasi uxladi, ertalab turib qaraganda Isroililardan hech kim yo'q. Ya'ni tunda chiqib ketib qolishdi fursat bo'lganda. Fursat bo'lganda foydalanib qolyapti gap qisqasi. Qanday ularga ketishlikka ruxsat berdi? Ya'ni kim bizning xizmatimizni qiladi? Kim bizning qulimiz bo'ladi? Izahum yankusun. Fakhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim, kazalika wa awrathnaha bani Isroil fa'atba'hum mushbiqin. Mushriqin. Qo'shinlarini yig'ishlikka buyurdi. Butun armiyasini yig'di. Ana shu atrofidagi barcha malolar bilan butun qurol aslahasini yig'ib, Bani Isroilni orqasidan quvib chiqishdi. Alloh taolay aytadi: "Biz chiqardik ularni" dedi. Ular chiqib ketayotganda, bu oxirgi marta chiqib ketishligi, qaytib kelmasligini qayoqdan bilsin edi? Biz o'zimiz chiqib ketyapmiz deyishdi. Alloh taolay aytibdi: "Biz chiqardik ularni. Bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan, chiroyli bo'lgan maqomlardan biz chiqardik ularni" dedi. Shunday biz Bani Isroilga bu narsani meros qilib berdik. Askarlarni tayyorlashga bir qancha vaqt ketdi. Ularni yig'ib chiqquncha Bani Isroil ana shu Qizil dengizni ikkita qanotidan bittasi, Bahrul Quzum, ana shu ikki qanotidan bittasi yetib qolgan edi. Bani Isroilning boshi dengizga yetdi. Firavun orqadan qo'shini bilan ko'rindi. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. İkkita jamoat bir-birini ko'rishgan paytda Misrliklar Yahudiylarni ko'rdi. Yahudiylar Misrliklarni ko'rganda Musoni ashablar aytdi: "Yetib olishadi orqamizdan" deydi. Mana shu o'rinda Muso alayhissalomga Allohga bo'lgan ishonchi, tavakkulini qaraylik. Nima dedi? "Kalla, qala kalla, inna ma'i robbi sayahdin." Yo'q, "Robbim men bilan" dedi. "Menga albatta yo'l ko'rsatadi" dedi. Orqada turibdi Firavun qilichini taqib. Lekin ko'ngil nima deyapti? Qalb nima deyapti? "Endi nima bo'larkin" demayapti bizga o'xshab. Ibrohim alayhissalomda ana shu palohmonni kapkini yotqizib qo'ygan paytda nima dedi? "Hasbunalloh" demadimi? Ani hech kim yo'q, bitta odam xavotirga qo'yilar demayapti. O'tga uloqtirdimi? Hasbunallohga javob bergan ular. Uchib ketayotganda Jabroil alayhissalom kelib, "Alaka hajaya Ibrohim" dedimi rivoyatda? "Bizga xizmat yo'mi?" deb Jabroil alayhissalom xizmatga o'zini taklif qilganda nima dedi? "Sizga nima dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga hojatim bor, Robbimga aytishimga ham hojatim yo'q" dedi. Ya'ni nima qilyapti? Hali duo qilishni o'rgandik o'tgan darsda. Ya'ni menga nima kerakligini Parvardigor Ibrohim Musa alayhissalomga deyapti bu yerda. Mana hali daraxtlarga borib turib duo qildi. "Robbi inni manzalta alayya min khayrin faqir." Parvardigor, menga qanaqa yaxshilik tushursang, o'sha menga kerak deyapti. Yaxshilik deb so'rayapti. Endi bu yerda orqasida shunday bir balo taqalib turganda aytayaptiki, "Robbim men bilan albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi."
Firavun yaqinlasha boshladi. Banu Suroil oldilarida dengiz turibdi, orqasida Firavun qo'shini turibdi, qo'rqishdi. Fa uhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr, fa anfalaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim. Biz Musoga vahiy qildik. Asoyingiz bilan dengizni uring. Aso bilan dengizni urganda ikkita ulkan tog'dek suv ikkiga bo'linib turdi. Bu yana qaytar aytamiz. Ana shu 600 ming Banu Isroil ko'rib turibdi mo'jizani. Orqasidagi Firavnning askarlari ko'rib turibdi. Dengiz ikkiga yorildi. Mana televizorlarda shu ko'p manada ko'rsatdi, ko'rdik. Dengiz ikkiga bo'linib, tog'dek bo'linib turdi. Alloh taoloning qudrati ilohiyasi. Necha million yillardan beri loy bo'lib turgan, ko'l bo'lib turgan dengizni osti quridi. Bu kimning ishi edi bu? Vala ya'lam junud robbika illahu. Robbining qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Biz qanaqa qurol aslaha to'plasak, mana shu yer yuzida yaratilgan qonunlarni asosida ishlaydigan qurollar to'playaptimi odamlar? O'sha raketasi ham Alloh bergan moddalar kuyish hisobiga uchadimi? Ha? Qurayotgan yerdagi qurilayotgan bunkerlar, tankalar, vertolyotlar Alloh taolodan yaratib qo'ygan qonunlarda asosida harakat qilyaptimi? Alloh taolo qodir emasmi? Ana shu qoidani xohlagan lahzada olib qo'yishlikka. Telefonlar ana shu magnit to'lqinlar hisobidan ishlayaptimi? O'sha to'lqinni Alloh taolo yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Birodalar, bu Alloh taolaning qudratida shak bo'lmaydi. Hamma qo'rqdi. Musa alayhisalom qadamni bosdi, dengizga kirishdi. Firavn orqasidan choptirib keldi. Firavn nima qildi? Ergash, lekin Firavn ham ahmoq emas edi, birodalar. Qo'rqib ketdi, dengiz ikkiga bo'lingani. Bu dahshatli manzara edi. Butun boshli dengiz oxirigacha ikkiga bo'linib turibdi. Qo'rqdi, to'xtab oldi, lekin Alloh taolo xohlagani bo'ladi, birodalar. Otini tortib to'xtatdi, ot to'xtadi. Qo'shin ham to'xtadi orqada. Lekin Alloh taolo Fir'avnni halok qilishni xohladi. Otiga buyurdi, ot yurdi. Har qancha, harchang orqaga tortmasin otini, to'xtamasdan yurdi oldiga. Qo'mondon yurgandan keyin askar nima qiladi? Askar ham yuradi. Demak, kim kirgizibdi suvni tagiga uni? Kim aytgani bo'lar ekan? Biz rejani tuzoramiz, planni qilaveramiz, lekin Alloh aytgani bo'ladi. Alloh aytgani bo'lgandan keyin sizga yoqmasa ham alhamdulillah deng, yoqsa ham nima deng? Chunki sizga yoqsa ham o'sha bo'ldi, yoqmasa ham o'sha bo'ldi. Firavn otini to'xtatmoqchi bo'lib qattiq urindi, lekin Alloh taolo xohlagani qildi. Fa'alu lima yurid. Parvardigorimiz xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. Faqoshiyahum min al-yam mimma ghashiyahum va adalla fir'aun qawmahu va ma hada. Ularni mana shu dengizdan qoplagan narsa qopladi. Fir'aun qavmini adashtirdi, hidoyatga boshlagani yo'q. Ya'ni har birta odam o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Shunday emasmi? Ming xil hujjat keltiradi. Hamma o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Ko'chadagi hali qimir qilish ish qilayotganlar ham men deydi mehnat qilib topyapman pulimni deydi. Bilasanmi, men agar hamma yoqda payatka bilan qiladigan bo'lsam qanchaga tushib ketasan deydi. U ham to'g'ri ish qilyapti o'zichasiga. Hattoki o'g'ri o'g'irlayotib turib o'zini qilayotgan. Inson bir ishini to'g'rida bilmasa shu ishini qilmaydi. Fir'avn ham o'zini qilgan ishini to'g'rida bilardi. Alloh taolo aytayapti, Fir'avn qavmini zalolatga boshladi, to'g'ri yo'lga boshlagani yo'q. Hammani tutgan yo'l to'g'ri bo'lsa, bu haqiqat ko'payib ketib qolyapti. Haq bitta, bu Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li. Alloh taolo Yunus surasini 90, 91, 92 oyatlarda marhamat qiladi. Astagfirullah billah va jawazna bi bani isroila al-bahra fa atbahum fir'aun va junuduhu baghyan va adwa hatta idza adrakahu al-ghalaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isroila wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran min an-nasi an ayatina laghafilun. Alloh taolo marhamat qiladi. Biz Banu Isroilni dengizdan olib o'tdik. Unga Fir'avn va uning qo'shini zulm qilgan, tajovuz qilgan holda orqasidan ergashdi. Endi qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, u aytdi: "Banu Isroil iymon keltirgan, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va men musulmonlardanman" dedi. Iymon keltiribdimi? Keltiribdi. Aytamiz-ku, ha, demak eng asosiy narsa
oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kiradigan bo'lsa, demak asosiy maqsad oxirida shu kalimani aytib olish ekan. Oson ekan u. Aziz nazaringizda osona kelyapti la ilaha illalloh. Lekin birodarlar, bu tilni kim aylantiradi? Siz ketar soatingizda shu kalimani aytishligingizga aminmisiz? Namozga beparvogan bo'lgan odamning tilida mana shu kalima tortib qo'yiladi deylar ekan ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan odamni og'ziga shu kalima kelmaydi der ekan ulamolar. Xo'p, deramiz. Bari aytib ham ulgidingiz. La ilaha illalloh. Lekin Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Firavn aytdimi? Aytdi. Jabroil alayhisalomning mana shu yerda bir payg'ambarimiz aytgan so'zlari bor ekan. Ey Muhammad dedi Jabroil alayhisalom. Hech bir odamni Fir'avnni yomon ko'rganchalik yomon ko'rganim yo'q dedi. Agar ko'rganingizda edi Rasululloh dedi. Fir'avn cho'kayotib, la ilaha illallohni aytayotganda og'ziga suvni tiqib turdim dedi. Toki aytib yormasin bu kalimani. Aytib olsa Alloh taolo nima qilmasin? Ha xo'p, aytdi ham. Nima bo'ldi? Alloh qabul qildimi? G'arg'aramaga kelib qolgandagi tavba qabul bo'lmaydi. Kun buyog'dan chiqib qolganda qilingan tavba qabul bo'lmaydi. O'lim ko'zga ko'rinib qolgandan keyin endi qayerga qochasiz? O'lim soatingiz yaqinlashganda borib bu dunyoga ihson qilib olishingiz bir savob bo'lsa, fe'lingizda, sog'ligingizda puliz o'ziga kerak bo'lib turganda qilgan bir so'm puliz savobi farqi bor. Ya'ni qaraganda yoshlar, baribir nima qilamiz? Qayerga boramiz? Masjidga boramizda. Boshqa yerga borgani quvvatimiz ham yetmaydi, boshqa yerga borgani uyat ham. U bilan yoshlikda qilingan ibodat farqi bor. Yetti toifa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Shundan bittasi shab nasha fi ibadati robbihi. Yoshligidan Robbisining ibodati bilan yashagan yigit deyiladi. Yigit kim? 40 yoshgacha yigit deyiladi. Biz endi bo'lib qo'yganmiz yo'q o'zimiz shaxsan. Garchi Firavn bu kalimani aytgan bo'lsa ham Alloh taolo uni bu kalimasini qabul qilmadi. Banu Isroil biz shu yerda tugatsak bo'ladi, lekin mana shu ozgina qolgan vaqtimizdan ham foydalanib qolaylik. O'zi mo'jalda bir 3 yoki 4 jumada tugatishlik niyat bor edi, lekin Allohning xohishi bo'lar ekan. Shunda cho'zilibroq ketyapti. Banu Isroil dengizdan qutulib chiqdi. Banu Isroilda oxirgisi dengizdan oyog'ini ko'targan paytda hali Firavn ularga yetmasdan turib qo'shini to'laligicha kirgan edi. Bosdi. Alloh taolay aytadi: Al-an, endi mi dedi Alloh taolo? Endi mi? Axir sen taqiq osiylardan eding bundan burun va fasod tarqatuvchilardan eding. Endi Alloh taolo nima qildi? Bugun dedi. Seni badaningni sendan keyingi bandalarga ibrat bo'lishigi uchun badaningni saqlab qo'yamiz dedi. Ko'rdinglar-a televizorlarda, suratlarni ko'rdinglar-a? Parvardigorimizning va'dasini haqligini ko'raylik. Necha ming yil bo'ldi bunga? Vallohu alam. Lekin Fir'avn bilan birga boshqa odamlar ham cho'kgan edi, nimaga ularning jasadi qolmadi? Fir'avn bilan birga yog'ochlari, temirlari tushgan edi, nimaga ular qolmadi? Nimaga Fir'avn qoldi sajda qilgan holatda? Alloh taolaning va'dasi edi bu. Seni jasadingni qiyomatgacha yashaydigan odamlarga ibrat bo'lish uchun jasadingni qutqarib qo'yaman dedimi? Fataraknaha hayatan halfan min muddatki dedi Alloh taolo. Nuhni kemasini qoldirib qo'yganmiz tog' ustida. Aql yurtadiganlarga ibrat bor. Fikr yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Nuh alayhisalomning kemasi bor hozirgi kunda. Necha ming yil bo'ldi unga. Nimaga chirib yo'q bo'lib ketmayapti? Yog'ochdan bo'lgan kema. Temir chirib yo'q bo'lib ketyapti-yu. Bu Qur'onda haqligi, payg'ambarimiz aytgan so'zlarning haqligiga bitta dalil emasmi? Biz juda ko'p narsani bilamiz. Kallamizda ma'lumot oshiqcha ziyoda, lekin shundan xulosa olib, shu xulosalar asosida yashashni bilmaymiz. Abu Hazrat Umar roziyallohu anhu Baqara surasini 2 yil yodlagan ekan. Arab edi, sahoba edi, yodlab bo'lsa bo'lar edi. Nimaga desangiz, Baqara surasidan boshlab 10 oyat bo'lgan ishlab turib chiqib ketib qolgan, qolgan eshitmasdan. Keyingi safar o'qilsa 12-chi oyatgacha eshitar ekan, misol uchun. Chiqib ketar ekan. Keyingi safar o'tirib boshlanganda 14-chigacha 2 oyatdan qo'shar ekan. Ha, nimaga buna qilasiz desa, o'sha ikkitasini hayotimga tatbiq qilib olay, keyingi ikkitasini keyin eshitaman der ekan. 2 yil yodlagan bo'lsa, demak 2 yilda Baqara surasiga nima qilgan ekan hayotiga? Tatbiq qilgan ekanmi? Bizning mushkilamiz nimada? Biz eshitib ko'ramiz. Bir narsalar gapirib bering.
bir nasıl eşit oturuyorlar. Buradalar, bilgenlerden bilmeyenler temin olmayıdı. Bilgenimiz gerek, makalışımız gerek. Cevap verişimiz gerek. Bu kıstalada eşit yapız. Yani hatır ötemem. Ülken yokuşlukke, bir vakit ötüşlükke emez. Kulası alıyorlar. Allah'ın vadesi hakikaten. İbrat alıyorlar. Bana şu ibrat hastası yaşayalım. Bana hazır gününde, hani şu muzeyde dedik, Firavun'da cesedi duruptu. Onu mumlaşma diyen, başkaları yokuşam. Ha? Mumya dedi mi? Lataki oraya yastır kaptır, bunu araya piramiden içi yapıyorlar mı koşmadı? Dengiz sahibi çüşük etti. Lekin Allah-u Teala çıkarıvermedi mi onu? İmam-ı Zamakşari bana şu kaysı cahiden çıkışı yine parça bir yazı koyuyana geldi. Ki yigi mesasırda tapıldı bu. İmam-ı Zamakşari kaçan yaşa geldi. Aç koyuyana geldi, şu mana mana cahiden çıkardı. Toplar çıkıştı. İbret alıyorduk. Banu İsrail dengizden çıkıp Necat'a yetişti. Ve çıkışlı gibi lan. Çünkü mucizeni görgenlikken, 9'da mucize Mısır'da, yine bitti mucize dengizde. Neşte oldu? 10'da mucizeni körüp çıkıştı da, çıkışlı gibi bir kışla korobora buluştu. Kışlarda gelip bir darakkemi, sanamkemi sığınışardı butke. Çünkü barada çünkü mucizeni körüp durup çıkıp açtı ki, وجاوز نبي بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة فكلمسي فأتوا çıkışlı sıradı kirişli de yani dengizli boyda yıkışlığa kirişli gibi lan bir kavm bir özleri yasalarken butki sığınırken görüştü de ey Musa mağalar yoksa biz yani bitti butku vermiyorsan mı sığınamızın geldi işte bana başlarını yaptı buralarla dersimiz asası kış mı bana şuradan başlanardı. Çünkü 9'da Mezzan'ı Mısır'da körgen, har kalıp soyulup dururken halattan, ab çıkıp gitken Musa Aleyhisselam'da her bitti sözüge, sözsüz itaat kılış kere gidiyor. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ Musa Aleyhisselam sıra bir cahil kavim de olduylar. Yani çünkü bağladı körgenden kendim, yani butki sığınamam değilsinler. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغَيْكُمْ اِلَٰهَنْ هُوَ فَبْضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Sizlerde bütün alemlerden afzal kılan Allah'ı koyup başka ilah da size vereyim, kıvereyim sizlerle. Musa ve Banu İsrail ana şu kışlardan çıktı, Falastin'e kadar yürüştü. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Tavrat'ını kabul kılışı için ana şu vadiye, tur tağıya çakırdı. Musa Aleyhisselam kavmını taşlayıp şaşırken içe tur tağıya geldi. İnşallah ki en büyük sohbetimiz 600 bin kişi Mısır'dan çıkan davettik. Yahudiler de sonra 600 bin yetkenedi. Ana şu 600 bin Yahudiydi. Arabası, mal koyu, koyu, kozusu bile yürüyüşü yine hatta sekin edi. Allah'a bugün şavkıdan, tavhid, tavratına kabul kılışı ki bugün iştiyakı tezlikiden kavmını kaldırıp Musa Aleyhisselam özü yavuz ketti. Keti yapken de bana o sıra geldi ki men 30 günde sırada aldılar ya katip gelemem. Ve vahadna Musa salatine leyla. Biz Musa bilan 30 günde vaadalashgan edik. Musa aleyhisselam Allah Teala'da huzuriga kelganida Allah subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizning sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishligi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qolaqum ulay ala asari va ajiltu ilayka robbi litardo. Parvardigor ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor sen menden razı bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhissalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilish uchun Alloh taolo uzun huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. İznâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuva. Vakti ki parvadigâri Musa'ya mukaddes tuva vâdisi de nedâ kıldı. Musa aleyhisselam bana şu 30 gün asnası da Tavrat'ına kabul kılıştı başladı. Ve bana şu 30 gün asnası da Musa aleyhisselam roza tuttu. 30 gün roza tutken de ağzıdan, tabi rozadarda ağzından çıkardıyan hit gibi oldu. Ve bana şu hitte yokatçılığı niyeti de, bana şu rozadar halatı da Darahını baklarını alıp az yine çayına gelip oldu. Ağzını hidini tabii katarışı geçin. Şimdi Allah da Allah o kişiden nege iftar kıldınız da soradı. Musa aleyhisselam ağzındaki hitti yaşlaştı geçin degen de Allah da Allah etti ki ahir bilmez mi deyiz? Rozadağına ağzından çıkan hit beni huzurumda müşki ambardı hindiden köre yakınlıyor alı yine. Su maşallah. Yani 10 gün hoşum çakılıyım dedi.
Kavmiga Musa aleyhisselam 30 günde qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun roza tutishni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Va va'adna Musa 30 laylatan va atmamnaha bi ashra fa tamma miqat robbihi 40 layla. Musa aleyhisselam qavmini tashlab ketayotganda Harun aleyhisselamni ularga boshliq qilib qo'yib ketgandi. To'g'ri, Musa aleyhisselam payg'ambar bo'lganidek Harun aleyhisselam ham payg'ambar, lekin Harun aleyhisselam ukasi Musa'nın şafaati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobi edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qawmi waslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. O'zini akasi Harunga Musa aytdiki, "Meni o'rnimda qavmni boshqarib turgan va mufsid bo'lganlarning yo'liga ergashmagan." 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhisalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallama Alloh Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhisalomga so'z uyurdi. Musa alayhisalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, Parvardigora arini qola robbi arini anzur ilayk. Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding. Endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Allohda hech qanday ko'z ilg'a olmaydi. Shunda Alloh taolo lan taroni, hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik, Ibrohim alayhissalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda ishonaman Parvardigor, qalbim xotirjam bo'lishi uchun deganda to'rtta qushni madalashlikda buyurmadimi? Musa aleyhisselam Parvardigorni ko'ray deganda Alloh taolo yig'ishtir gapdi, bunaqa gapdi demadi. Qalbi xotirjam bo'lishi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom. Qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir ustozlarning gapiga quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. U ko'r-ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ularga ergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmonlar ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonning aqidasi bor, musulmonning iymoni bor, uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi. Qalblari taskin topishlik uchun, ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal jalahu dakka. Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan toq titrab kul bo'lib kuyib yerga to'kildi. Musa alayhisalom bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'iga mana shu agar o'xshatish bo'lsa chinchalag'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurini bir qismi tushganda tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kasasida Allohning huzuriga chiqib namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaraylar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzidan? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda nurun anna ara. Ham yo'q, nurida qayoqdan ko'ray dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhissalom o'tishi mumkin bo'lmagan hatto Alloh taolo izn bermadimi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jabroilni Muhammad rasululloh ikkinchi marta asl suratda ko'rdi sidratil muntahoda. Ana shu belgilangan haqqa kelganda Jabroil alayhissalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqda sarg'ayib ketgan qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhissalomni qayqarib turib, hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'ta olmaydi." Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olib chiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhissalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni o'zining huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni
boshqan band mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikul absar va huwa yudrikul absar. Alloh taoloni hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va xarra Musa soyqa, Musa alayhisalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa, afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul muslimin. Parvardigor dedi hushiga kelgandan keyin. Birinchi gapi, men tavba qildim dedi. Mana shu savolim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman dedi. Alloh taolo kishiga aytdi: "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhisalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhisalomning ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onni berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onda? Wa katabna lahu fil awaqi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' fakhudha bi quwwa wa amur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Musa alayhisalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. Toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhisalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va adallahu musamiri." Siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik. Ularda fitnasiga Samiri ismli kishi sabab bo'ldi. Muddat tugadi, Musa alayhisalom qaytib qavmini oldiga bordi. Qo'lida ana shu Banu Isroil uchun shariat bo'lgan, nur bo'lgan Tavrotning lavhalari bor edi. Payg'ambar Musa alayhisalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhisalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytishdiki, bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti, 30 kunda kelmadi. La'allana abnabna. Qoron alayhisalom aytdi, bu Musoning kech qolishligi bizi qilgan biror gunohimiz sababli bo'lsa kerak. Ya'ni ikkitamiz tortishib qolsak, doim ro'paramizdagi abdaroqlaradi-yu. O'zidan bir ish o'tgandir deb demayapti, nima deyapti? Biz qilgandirmizki, Alloh taolo uni kechiktiryapti biz oldimizga kelishligini. Yig'inglar dedi taqinchoqlar dedi. Xuli deyiladi arab tilida. Yahudiylar Banu Isroil Misrda yashab turganida ularda unaqa zebizina boylik bo'lmasdi, chunki qul tabaqa edi ular. Misrlik ayollardan Isroilli ayollar to'y-to'r kunga bormoqchi bo'lsa, o'zini bir chiroyini ko'rsatmoqchi bo'lsa, ana shu Misriy ayollarni taqinchoqlarni ijaraga olib taqib, vaqt o'tgandan keyin olib qaytarib berishar edi. Endi Misrni kechasi tark qilishgan edi. Ba'zi ayollarda Misriy ayollarning taqinchoqlari qolgan edi. Ehtimol mana shu taqinchoqlarni olib chiqib ketganligimiz uchun Alloh bizga achchiq qilib, bizga Alloh taolo bir qilgan gunohimizga Musoni kechiktiryaptimikan dedi-da, Xorin alayhissalom ana shu taqinchoqlarni yig'ib kelishga buyurdi. 600 ming yahudiyda qanchasida bu omonat taqinchoqlar bo'lsa, yig'ib olib kelishdi. Misrga qaytarib olib beray desa, olib borish olmaydi. Lekin o'zimizki qo'yaylik desa, omonat harom ko'mishga buyurildi. Shariatimiz islomiyada ham yerdan topolib 3 marta so'rasa o'zini ko'p qolmaydi. 333 marta so'rasa ham o'zini ko'p qolmaydi. Ya'ni oson shuqa bir yo'l topganmiz yosh bolaga o'xshab. Hukmi nima? Yerdan topilgan birodan asosi hech qachon bizga halol bo'lmaydi. Bir yil ushlab turasiz, hukmi. Bir yilgacha egasi kelmasa, sadaqa qilib yuborasiz. O'shunda ham sadaqasi kimga bo'ladi? Ajri egasiga bo'ladi. Demak, uni olishlik sizga tamomiy bu
musibat bo'lishi mumkin. Ishlatib qo'yishlik xavfingiz bor. Yeb qo'yishlik, nafs yomonlik qilib ishlatib qo'yishlik xavfi bo'ladi. O'shuning uchun yerda turgan narsa hech qachon musulmonning mulki bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday Banu Isroil ham tillarini yig'ib keldi, ko'mishlikka Harun alayhisalom buyurdi. Ko'mishdi. Hamma tillarlar yerga ko'mildi. Alloh taolo Banu Isroilni fitnalantirmoqchi bo'ldi. Alloh taoloning makridan hech kim omonda bo'lmaydi. Alloh taoloning makridan faqat fosiq qam xotirjam bo'ladi. Chunki tirikligida jannatni xabar olgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytayapti, jannatdan jannatni oldiga borib, bitta oyog'im jannatga kirib, hali ikkinchisini olib kela olmas ekanman, Allohning makridan xavotirda turaman dedi. Chunki Alloh bitta makr qilib, kirgan bitta oyog'imni ham chiqarib olishi mumkin dedi. Biz hech qachon ikkala oyog'imiz jannatga o'ta olmasdan turib, xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo adashtiraman desa, xohlagan lahzasida adashtirib qo'yadi. Biz o'zimiz esli bo'lganligimiz uchun, biz boshqalardan aqlli bo'lganligimiz uchun namoz o'qib hidoyatda yurganimiz yo'q. Alloh taolada bizga bu mehribonligi bo'ldi xolos. Mana senga dedi, berib qo'ydi. Alloh shukrini ado qilmasanglar tortib qo'yaman degan. Samiy degan kishiga Alloh taolo bir qobiliyatni berdi. Ana shu yahudiylardan bittasi edi. Jabroil alayhissalomni otini minib ketayotganligini Alloh taolo ko'rsatgan qilib qo'ydi. Jabroil alayhissalomni oti qadami qaysi joyga tegsa shu yerdan hayot unib chiqaradi. Ya'ni qumda bo'lsa ko'kat o'sib chiqyapti. Shuni Samiri ko'rdi. Subhanalloh. Alloh taolo bir bandaga bir dunyo bersa, bu dunyo yo Allohga yaqin bo'lar ekan shukr qildirib. Yo Allohdan uzoqlashar ekan turganga keltirib. Demak, Allohdan biz nimani so'rayotgan bo'lsak, Alloh bizga nima berayotgan bo'lsa, orqasidan bir uzrini so'rab qo'yaylik. Parvardigor shu so'rayotgan narsam yoki shu bergan narsang meni sendan uzoqlashtiradigan bo'lsa, uni nari qil mendan. Chunki mendagi eng katta narsa shu iymon, hidoyat. Undan boshqa narsaga almashtirmayman. Devoraveraylik. Jabroil alayhissalomni ko'rishlikni berdi Samiriga. Lekin bu ko'rishligi bilan iymoni ziyoda bo'lishi undaga kufrga sabab bo'ldi. Yerga ko'milgan tillalarni oldi, eritib, ulardan haykal, buzoqni haykalini shaklini yasadi. Va ana shu Jabroil alayhissalomni oti bosgan turpoqni olib kelib, ustiga surkadi. Bu sahih hadislarda kelgan. Shunda buzoqdan, shu ma'rashga o'xshagan ovoz chiqdi. Ko'raylik. Kim nimani qaysi yo'lda ishlatyapti? Alloh taolo bir kishiga zehnni bergan, fisq fujurni ma'siyatni rivojlantirishni ishlatyapti. Alloh bir bandaga zehn bergan, u ilm o'rganyapti, Allohni taniyapti. Alloh bir bandaga pul bergan, harom ishlarni qurib tashlayapti atrofga. Alloh bir bandaga pul bergan, Allohni uyini obod qilyapti. Yetim yesirdi boshini silayapti. Demak, siz bilan bizga berilgan dunyomidi, ilmmidi, aqlmidi, quvvatmidi, vaqtmidi qaysi yo'lda sarflanyapti? Shunga e'tibor beraylik. Alloh rozi bo'ladigan joyda sabrlayotgan bo'lsa, xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan sadaqotinglar dunyoyilarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu Samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqning shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Rabbisini izlab ona tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yoqqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu buzoqqa sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U buzoq bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'inardi. Aksariyati shu buzoqqa sig'indi. Haqda hech kim turmadi yo Harun alayhissalom. Faqat Harun alayhissalom o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham Harun alayhissalom itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rishidan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an. Ular bu buzoqqa gapirsa na javob qaytarmasdi, na foyda keltirib, na ziyon qaytarmasdi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz-ku, to'kil qilib kelamiz,
biz çıkarıp gelemez, kon çıkarıp gelemez. Subhanallah. Ha bitti yer de bu, değil mi? Başka bir mesela dömür abosuyla, ne bu, hususiyatı bir, nasıl bu ama? Kolancıya bağırıp farzdan sorup geldi. Kolancı makbaraya bağırıp kakil kıldırıp geldi. Şirkmez mi bu? وَلَقَدْ قَالَ لَكُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْرُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ Harun Aleyhisselam ayette, ey kavm, sizler fitne geçirdiler. Elbette sizler de parvadigarınız Rahman bugün zattır. Bas mengel geçiler, buyruğumu itaat kılıyorlar. Ula ne midir cevap verişte? لَنْ نَبْرَهَ عَلَيْهِ اَكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجَ اِلَيْنَ مُوسَى Ta Musa hatipke güçe sığınıp dur oramızda. Sığınıp duruverin Musa ki yanına ne olardı? Lekin haliki esniler ölmedi işte. Ya tohtaylar. Musa kesin dedi. Harun Aleyhisselam'a mi itaatkına yaptı? 600 mitri Yahudi'den bittesi peygamberi itaatkına yaptı. Bunun beni belgesi. Kalplarda küfür bilen tolgenliği Allah'a asiliydi belgesi mes mi? Musa Aleyhisselam katip gelip kavmını fitne gibi süregeni geri körgenden keyin akası Harun'u sakaladan saçını söder açtı başladı. Musa Aleyhisselam tabiatan katlı kol adamıydı. Harun olsa yumuşarağıdı. Çünkü Banu İsrail Harun'u köprü ayakçı görüşerdi. Kale ya Harun'u mâ menâke idâ aytahum ballû. Harun, kavmini adeşkenliğini körüp, ulada tohtat koymadık mı? Allâ tettebiâni efe asayti amri. Ula zalâkke başlagende, meni aldığımda tezgibine yetelep gelip, ulada kaytarmadık mı? Meni buyruğumda asayıp olduk mı? Ülkesini söylerek uğrayıkkenliğine, hemen bu Banu İsrail'de oldu da, bir azablıyıkkenliğinden Harun Aleyhisselam etti ki, anamın burası dedi, beni sakalımdan ve başımdan, saçımdan tartmayın. Eğer men, itibar verildi şu etiye, eğer men, bözeki sıkıngenlerde sizler kalıyorlar, bözeki sıkıngan gelip, beni arkamdan yürüyorlar, sizler adaştılar, malı adaşmada abarsan, sen Banu İsrail'de ortasını ikiye bölüp koyupsan o, sen malamat kımasında turuldun şurada içi de dedi. Hatta küfür geçirken bozayan bölünmesin de tek koya vurdu. Buradalar nimalar üstü bölünüp gitmeyordu Müslümanlar. Arzıma gelen fikri masalalar üstü diye. Özü utamandıyken bu tamamen hüccatı var. Onu söyleyen bunu söyleyen hak. Şimdi öyle o hak bulan batıl da ortası demez. Far'i masalalar da gelişeme yaptınız. Namaz zaman da kılıç gerek, ben de kılmasını gerek. Ben de kılmasını gerek, ben de kılıç gerek. Buradalar, Hazreti Borgen'le kördüğülere Kolunu uyma, bağlamasına şu etir namaz oku diyenler var. İhtilaf kumasından yaşasayan bularken o. Müslümanlarda birliğine kattık işare var diye de. فَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْنَا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ دَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah'ta dinini, Allah'ta orada arkanını mahkem üşüleyler deyip duruyor da Allah'ta özü üşüleyler degen yeter dedi. Arkasından bölünmeyler deyip koyu yaptı. Bitti buyruğu iki metre takirallanma yaptı mı? Biz nimalar üstü kelişanmayı koyu yapız, nimalar üstü tartışmeti yapız. Bitti mesele üstü de. Müslümanlar birleştiydi onu ki din üstüne bölünüp geçişi yaptı. Yani musibet ne de? Uyan hak, buyan hak. Uyan ayette gebir yaptı, buyan ayette gebir yaptı. Peki hiç kim bir ikinciye hop dopu gizkeni yaptı. Harun Aleyhisselam kavmi küfürge kirip gitken bozayam Musa Kelip özü halkısında bölünüye türüptü. Gözümüzü açıyorduk. Bölünü bu muydu İslam'da? Akasını Sonra savalık bu yandan ki Samiri de çakırı Musa Aleyhisselam'a etti. Halefe mi hatı bu kez ya Samiri? E Samiri ne meşgı koydun dedi. Kavamda fitnelendirip koyuysan o. Kana kılıbın ki olas kirgizliğin. Degen de ayeti verdi. Kale basurtu bima lam yusiru bih. Fe kabaztu kabzatan min aferi rasul. Fe nabaztu hava kezalike savvaletli nafsi. Başkalar kör müydü gönlen sana kördüm. Rasulunu izliden alıp sürtledim dedi. Rasul kim idi? Cibril Aleyhisselam'a. Bana şu nesane nafsim menge çıralıklı körsattı. Nafsim şu nesane menge çıralıklı körsattı. Nafsizge kulak salayım da. Nafsizge nimeler yok muydu? Bıram bıram nasalar yok adı nafsizge. Şimdi o şu bıram bıram nasalar da teşirin de şeriat bulan. Kuttu şu nesane şeriat makyam buladı. Kod aflaha men zekkaha ve kod khabe men dessaha. Bana şu nafsini payılayan yuttu. Nafsini göğe kirgen yüküzdü. İmtihan bitti. Şu nafsini sindirsen boldu. Bobkete daha mı yok? Bitti imtihan. Nafs da sindir. Buyurma diye yaptı. Nafsın şu nesana çıralı görsattı. Şu üç tıkı koydum dedi.
Bana Usrail 9'da mucizeni Mısır'da gördü. Dengizli gördü onun için mucizeni. Şunca mucizeni götürüyorum, böze kesimini yaptı. Bunu bana belgesi. İşittik ve boyun sünmedik de işte. Kafirlikleri sebep, köngülleri fakat buzakı ibadet ilişki bilenti olan. Yahudiler ata gözleri. Biz fakat dozata 40 gün kuyamız değil. Demek ki 40 gün böze kesimini koyuyanlığımız için. Biz Allah'ta oğullarımız değildi. Başkaları hayvan değildi. Allah Teala nimaga Banu Isroilni qissasini Qur'ondagi eng katta qissalardan nozil qildi? Nimaga 70 tadan ko'proq o'rinda zikr qildi? Ularni holini ko'ringlar. Ularda qilgan ishlari yo'q, o'qigan ishlari oqibati qayerga olib borganligini ko'ringlar. Musulmonlar unaqa bo'lmanglar deyapti. Qala fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Yo'qoldi. Endi hayotda sen menga kelmanglar, mendan uzoq bo'linglar deb o'tasan dedi. Unga muhokasala deydi. Umrini oxirigacha odamlar unga yaqinlashmadi, undan qochdi, moho bo'lib o'lib ketdi. Bu dunyodagi jazo edi. Va innalakam ravaidan lan taxlan tuxlafahu vanzur ila ilahika allazi dalta alayhi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Endi sen sig'ingan ilohingni budingni qarab tur dedi. Biz kuzur taşıyemiz ve koyan parçalarına dengizi ulaştıramız dedi. Ta ki adamlar bunu gene bakmasın, kayıttan sığınıp koyuşmasın. Sonra bana usul yukarı baktı, اِنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ وَوَسِيَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Sizler de parvadigarıylar, her kandeyin insanı özü ilmi bile kamra bağlayan, yegane bağlayan ilah dedi. وَعَلْقَ الْعَلْوَاهَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ قَالَ يَبْنَ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي. Harun aleyhisselam ular bozakka singan paytda qaytarmoqchi bo'lganda o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuncha aytibdiki, qavm meni zaif qildi, o'ldirishlikka tayyor bo'ldi. Dushmanlarni oldi meni masxara qilmagin dedi ukasi. Shunda Musa aleyhisselam Samiyga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. Qala robbi g'firli va li axi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rahimin. Parvardigor meni va akamni kechirgin. İki kishini so'rayapti. Chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhisalomdan tashqari. Va bizni rahmatingga kirgizgan, albatta sen rahimlilarning rahimirog'isan. Innallazina tahadu. So'ngra ana shu bo'zakka sig'inganlarga qarab aytdi. Innallazina tahadu al-ajla sayanaluhum ghadabun min robbihim va zillatun fil hayati dunya va kazalika najzil muftarin. Ammo ana shu bo'zakka sig'inganlarga dedi. Parvardigori tomonidan g'azab bo'ladi. Dunyo hayotida xorlik bo'ladi. Haddidan oshganlarni mana shunday jazolaymiz deb Alloh taolo. Ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad-dolin. Ghayril maghdubi degani seni g'azabingga yo'liqqan degani mana shu yahudiylar tushunamiz. Shuncha mo'jizani ko'rib turib, bo'zakka sig'inganda Alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi. Bu g'azab qiyomatgacha turadi. Valad-dolin kim u? Bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi. Ikkalasi ham jahannamda. Yahudiylarning ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq, chunki haqni ko'rib turib inkor qildilar. Buzoqni kuydirib, dengizga uloqtirishgandan keyin Banu Isroil kelib, biz xato qildik. Biz tavba qilish xohlaymiz. Ey Musa, tavba qilishlikka bir shart bormi? Deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qolganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishni xohlagan kimsalar bo'lsa, agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqutulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ikum. O'zingizlarni o'ldiringlar. Mana shuni o'zi dunyodagi xorlik edi. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi o'zini o'zi xor qilishligi hisoblanadi. Allohning g'azabi bo'zakka sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligida buyruqni kelishligi ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozni buzib o't o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimini bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa turolmaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni buzishlikka. Bolangiz o'malab termizdagi qaynoshoga ketayotganda namozni buz Allohga haqqiga namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zining haqqini kechib borib bolangni to'xtatib qo'yibdi.
Lekin bularni nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shu xorlikka loyiq xalqida. Haqiqatan bir qanchalari turdida charchab o'zini o'ldirdi. Ana shularni Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi. Lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Va la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotda dunyoni yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atda havori bor birodarlar. Alal haya bo'lsa alimlon bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi alimlonsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot. Xor hayotmi, aziz hayotmi? Farqi yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joyi jahannam bo'ladi. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Albatta, ma'siyatni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan kimsalar, Alloh iymon keltirgan kishilar Alloh taolo bularning tavbasini qabul qildi. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Musa alayhissalom g'azabidan tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan, Banu Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrot olib keldi. O'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib, endi bu lavhalarda Alloh taolaning buyrug'i bor, bu lavhalarda Tavrot bor. Bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Banu Isroil nima qildi deysiz? 10 mo'jizani ko'rgandan keyin o'qichi dedi. O'qichi dedi. Yoqsa olamiz. Yoqmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitdi javob. Yoqsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib uni nimaligini bilmasdan turib qabul qilamiz? Bu kofirlarning so'zi. Huzuna atainakum bi quvva. İkkilenmezden, taraddudlanmezden mahkem üçleyler. Yana bir madde başlar ki bala kemiydi. Şunda Allah Ta'ala'nı bu buyruğa öcerli kılıçkeni de Allah Ta'ala yana bitti möcüzesinizi ahir kıldı. Mana şunu tartışıp durgen payette iz nataknel cebel. Tağda Allah Ta'ala ana şu ladiyonu durgen kakta tağda köterdi. Havada tağ uçup geldi. Ana şu 600 bin yakut üstüge bulut da keptirdi. Şunda Allah Ta'ala ayette Ve iz ahadda minna mithaqadna ve rafa'na fawqahumu tur khudu ma ataynakum bi quwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna ve ushribu fi qulubihim al-ajl bi kufrihim Üstüge ana şu bulut dek körünüp durgan tog' kelgan paytda ularda boshligi ana bo'lib turgan paytda shunda aytishdi eshitdik itoat qildik deydi. Faqat tahdiddan keyin boshiga o'lim kelgandan keyin yana boyat ekandek shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi. İtaat kılışı güçünmez. Hala devamında köremiz kısana. İtaat kılışı buladı buradası ya. Vadanı, misakını fakat şundan ki engene verir. Misakını manası şuydu ki endi bunu duyakıge Musa'dan mı, Tavrat'tan mı kanaka buyruk gelişten katli nazar Banu Israil sözsüz itaat kılışı kereyi buldu. Şunge Banu Israil razı buldu. İne tağ varıp cahı görüşü. Neşte buldu möcize? 11'te buldu. Bittemez, ikitemez, 10 bitti bu. Bir kımıla varsa uykular yazılıp giderdi. Musa aleyhisselam ana şu bözökke sığınıp koygenlik için Allah'tan üzül soraşlikke kavmadan 70 kişinin Allah'ta huzuruna barıp keçirim soruyorken fatih şerik buluşuyor tallavu aldı. Bu 70 kişi bözekke sığınmaya türgen yakşılarıydı. 70 tasını talladı erkeklerden yani tur tağı kendi 3. mette vardı 3. mette kaydı vardı. Tağı köterliyken paydı da tağ kattık titredi. Çünkü Allah Ta'ala bunlar bözekke sığın geldiğinden kattık azaptıydı. Tavratta kabul kılıyor degen de tağdı köter gücü kabul kılma geldiğinde azaptıydı. Çünkü Alloh taolo g'azabi bo'ldi, toq titradi. Ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, bo'zakka sig'ingan yerga o'tirib qo'ysang bo'lardi-yu.
Öldürmekçi olsaydın, ben uğradışıya bağırıp bir kemestan tur öldürüp olsaydın yani bolar diyor. Biz işimizdeki ahmalarımız kıyken işte hamamızı havaketki uçuratasın mı? Parvadigar sen keçir uçlarını yiyen yaksısın. Parvadigar bizge manışı dünyada yakşiliğini yazgın. İnna hudna ileyk. Hudna degeni sen tamamen yürüdük. Sen tamamen toru yürüdük. Çünkü Yahudi değiller olan. Yani Yahudi degeni toru yolu yürüdüken degeni asla. Hidayet degen söz var onun asla. Allah Teala cevap verdi. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. عذابم لان خخلاقان بندم عذابلي من. ورحمتم هم من اصلا خمر بود. يعني هم من اصلا که من رحمتم بولاده دگنده شو آیات تا ابلیس امیدوار بود کنه کن. الله در رحمت هم من اصلا گیت دادم منم الله در نسل دادم بیت دست من. منگیم الله در رحمت دگنده آیات دوام چشته. پس اکتبو حلی الذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم بآیاتنا یؤمنون. Kim yazıp koyma o rahmetini? Allah'dan korkan, zekat vergen ve biz ne ayetlerimizi iman kirtirgenlerge yazıp koyman degen de şeytan namit oldu. Bunda Yahudilerden nasıl aralığı ümit var oldu? Ha, bizden zekat veremiz, bizden namaz okuyemiz, Allah'da bazı ayetlerini maklamız. Kabuklarımız degen, onlardan biz külçe tıkladı Allah Teala, ayette devamı da. Ne dedi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِيُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّي الَّذ۪ي يَجِدُونَهُمَ كُتُوبَنَ اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Bu rahmetten şeytanını umid kıldı. Yahudiler Nasara'ya umid olup kaldı. Ula dem sürdü. Kim yazıp o hemen dedi? Savatsız bugün peygamberi iman keltiradı genler gibi hemen bu rahmetini dedi. Rahmet hemen gidip durup şeytan da sürdü. Yahudi Nasara'ya sürdü. Allah'a rahmeti fakat ümmeti Muhammed gibi olur burada. Allah'a hamdü sana basın. Peygamberimiz gibi ümmet kabul etken Allah da Allah'a. Çünkü havası gendi peygamberler Muhammed'e. Kıyamet günü de bir ümmet buladı ki, onlardı peşenelerden, kollarından şimdi nur çıktılar, taharan ağzalarından. Hüttü ana şu attı, tuttu ayağı ah buladı mı? Peşenes koşkası bulan. Şimdi yüzüden nurlar çıktırken de bu ümmette hammas peygamber şekilde başkalar karat tamaşa havası kıtıra değiller. O halen ki abdi bitti namaz son buladı. Şimdi de sonra gendi zilzile tohtadı. 70'de ana şu bözeki sıkıntı yeturken Yahudi yakşısı koştuğunu alışıydı. Toka kütarılıştı. Toğunu bulup, kokları bulup kapladı, hiç nese görünmeyi kaldı. Şimdi Allah da Allah'a Musa Aleyhisselam yalvardı. Kavmını kıyken günahından keçirin soradı. Allah da Allah üzerini kabul kıldı. 70'li adamın eşitti buna. Necinci mözüz oluyor. Bulut takadı. Musa Aleyhisselam Allah huzurumuzu kabul kıldı, eşittiler. Yürüyorlar şimdi bana sural deken de 70'te eslik. Ve iz kultum ya Musa lan nu'mine leke hatta narallaha cahraten. Ey Musa, sen bizge Allah'ı köremizde oldun ya. Allah'ı bilmem köşemizde geldin ya. Ha biz Allah'ı körgenimiz yok. Hazır biz kavmimize katip olsak, Allah'ı kördüğümü dese, ya eşittiğimiz mi? Ya biz Allah'ı kördük, Musa rast yapırıp dedi, tasdiklaşım için körüşümüz gerek. Senge hiç kaçan iman keltirmeyimiz. Ta Allah'ı görme günümüz şerif. Yani ne gibi bana sual kıstasını katta bayan kılını yaptı. Körü koyayla buladı kimliğine. Özlerini milletinden bugün, Yahudi milletinden bugün, Musa Aleyhisselam'a dengizden yarı alıp çıkıp gitken, Mısır'daki Harling'den alıp çıkıp gitken, peygamberi yıkılırken muamına şu bugünlerken, başkalar hakkında yapırışlıydı hacatı yok. Mu'minlerge adalet cihatıdan en katlığı Yahudiler ve şirk getirgenler dedi Allah Teala Kur'an'da. Şimdi Musa Aleyhisselam kavmini bu sözden kaytardı. Ey kavm, men Allah'tan Allah'ını körüşüydü sorgenimde tokka, nürünü çürgende titilip gitti. Bu gebelerden kaytiler dedi. Lekin len nu'mine. Hiç kaçan senge. Herkes iman getirmeyimiz Allah'ını körme günümüz için. Şimdi yine bir de mucize sadır oldu. فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Körüp durup ilerdiydi. Çakma vurdu, 70'lesini öldürdü. 70'li adam öldü. Musa Aleyhisselam yalnız kaldı. Yine Allah yığılaştı başladı. Parvadigar, bunlar yakşileriydi yok. Bunları da öldürüp koysun. Banu Sıralı diye katı borsam, ona 70'li adam kanı dese, ha onlar Allah onları öldürdü desem, ha o yakşılarımızı öldürüptü, bize halimiz ne oladı diye şey diyor. Parvardigar, parvardigar, dua kılı oldu Allah Teala yine müddet böcüzesini verdi. 70 desen tırıltırdı Allah Teala. Necinci mözüze oldu.
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Körüp durdular, biriler ölüp tırlayken iler, ikinciyle körüp durdular. Bana yine deytasız da, çünkü mucizeni körgenin maliye, nargiler bana yetmişler, yani sözsüz iddia okusak ediyorsunuz. Ona kabul olmadı. Mucize keseden mucize, bir fayda. Çünkü oradan körgenden gelen, pis hücudu kavim çok kısırlar. Mucizeni bir islah koyamaz. Aso, ilon gelengen. Kul, oppoq nuşkargen. Kurakçılık yılları, meyveladı kuruşu, su yol buluşu, meyveladı kuruşu, tofon, çigitke, bit, baka, kon, dengiz yorulışı, tağın uçuşu, tağın ıftıraşı, ovozun eşişi, ölüp tirilişleri. 14'te, 15'te mucize sana diyor. Sen bir kuş masalını eşkeninde namazı kirip götkeni bilmeyi kalardın. Demeyler. Çünkü namazga kirip yetişli Allah Teala izin belgenden keyin bo'ladi. Siz o namaz okumayken adamdı, o özünü ihtiyarıyla namaz okumayı yaptı demeyiniz, demeyin. Çünkü Allah onu namaz okuşluydu, halime yaptı. Çünkü o Rabbisi intilişti, halime yaptı. Kolunu çözme yaptı Allah'a. Adderse kılamam bir gün diye. Buradalar, su kereye basa varamız, arakı tumçukumuza ilgili. Şunu demez mi? Su kemiydi biz aldığımız gibi. Bizge kereye basa varamız. Bu hidayet köşede kalan, bu namaz, halbuki bekarçılarda kılabilen işimiz. Allah yakış görüp tallak oyan bandalar gibi verirdi bunu. Şunuyla şuna sana. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhissalom 70 yoshda boshlab Banu Isroil oldiga keldi. Va Alloh taolo Banu Isroilga Iliyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Iliyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Iliyo ana shu davrda mintaqani poytaxt hisoblangan. Kim Iliyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Iliyo shahrida nohot jissolari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Iliyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. Qo'rg'onlarni berkitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhissalom Iliyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi: hujum qilinglar. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib turilgan 70 ta ablaqda bittasi itoat qilmadi. Aytishi yo'q dedi, biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz, biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa deyishgan edi. Lekin ahdga xilof qilayotganligini ko'ryapmiz. Ahdlar menga va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysalar, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan, chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shahar yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Madomiki ular o'sha ekanmi, biz kirmaymiz u yerga. Bu o'rinda Musa va Harun alayhissalomdan birorta tashqari kishi taxta turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Ey Musa, madamiki ular o'sha ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz mana o'tirib turamiz. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylabroq gapiramiz. Hozirgi kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan kabi bir ishxonaning rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki Alloh taolada tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambarga aytayapti, "Bor, sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz? O'tirib turamiz bu yerda." Endi Banu Isroilni Musoga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhissalomning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurayshda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan 314 odam bilan. Quraysh nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgan chiqqanda xolos.
Lekin nereden? Uruşkanı tayyar ya Kureyş'in çürek robora geldi. Şimdi Peygamberimiz soradı. Aşir ola ya Yuhannas. Ne makaramız dedi. Bir kança sahabı Abu Bakr durdu, Hazreti Ömer durdu, bir kança sahabı durdu, uruşamız değişti. Şuladı Katar'da Miqdod raziyallahu anh'ın kodu gapını Abdullah ibn Mas'ud'a dedi ki eğer ilacı bu gene dediydi özümüzü tırgıya görsün. Dünyadaki hemen hastanı bir ağız sözü anlaştırardım deyip. Şimdi orunda, şimdi çıralı yapı yapırdı ki bütün dünya benim çöntekimde olsa şunu bir ağzım şu söz benim gibi oluşsun deyip. Ne mi dedi? Aşir alaya Yuhannas. Adamlar ne kadar maslahat verirler deken de soru verdi ki ya Resulullah dedi biz sizge Banu İsrail Musa'ya ey Musa bor Rabbim bana seni uruşa vur mağda oturup duramız deken de yaptı yapır mıyımız? Biz sizge etmemiz ya Resulullah borin siz ve Rabbiniz cenk edin elbette biz sizlerden bir gibi olamız deyimizdi. Yani Müslümanlar da birinci azat şuydu. Yahudilerde şunca mucize görgenden ki hangi peygamber yetken yapını görünüyor? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da sahabalar yetken, sahabalar da peygamberimiz yetken sözünü görünüyor. Çünkü Allah Teala etmedi mi? Kuntum hayru ummetin uhricet linnas. Sizlerden bir taifa bulsun, yaşlı kebir yuvarlarında katarsın degen ayette devamını okusayın buradalar. Devamı da kelebe. Üç ümmet yaksızı bol değiller degen. Üç fayette boyan o ümmet. Hazırmaz o fakat. Şunarlı mı? O ayette bir kısmını örgü yaptırıp kendisini taşa varsak, doğru kılası kılamaya kalamaz. Sizlerden bir taifa bulsun, yaşlı kebir yuvarlarından katarsın diyekken de öşüdünü alımda koyan taşa koy, eş değil miydi? Öşü davrede özde boyan şu ümmet. Kiyemden doladı inşallah. Sahabalar bana şunu lafet etmişti. Qala robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Parvardigor men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsa yegamasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Birinchi marta qavmini duo ibodat qildi. Parvardigor bizni bilan fosiq qavm o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hiç kim bunçalık müddet bilen balalanmaganı da katta müddet bilen. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَا يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ Mana şu şehirge kirişlikke başlatışkenlik üçün, mana şu üçün mucizeden gelen peygamberge azıb olgenlik üçün, sizler üçün yazıp görgen mana şu şehir, 40 yılge haram, 40 yıl sergerdan bolu yurasla yeryüzüdür. Baytül Maktis'te, Kuddus'te yazıp koyan bulsayan itaatsızlık için Allah'a tartıp koydu. Demek bizge TV'den bir nasıl yazılgan bulsa, rızkımızı kapta buluşunu Allah'a tartıp koyan bulsa, asiliğimiz sarılığı toktap olarken, bana ne kadar asiliği bulur. Sıladı ki yazıp koyan ben dese, alıyla dese olmayan. Demek insan asiliği buluşu bilen özge keleken nimetler tosadı. Taatta buluşu bilen özge keleken balalarda tosadı. 40 yıl arasında hayırda buladı olur. Yeryüzünde sargardan bolu yürüyüşe. Allah Teala bu kavimde halat kılıçı da halamadı. Azablaştıydı. Ular da tazırın verişi de haladı. Musa Aleyhisselam kılıç halamı falan mı dedi? Kayıt ile arkaya dedi. Arkaya kayıt işte. Yol yok atıp koymuştu. Arkadaki birinci ahırda üçüleken şehirde kayıt barış oldu. Tapışamadı. Sen bilmiyorsan eken yoldu. Ben başlayayım ben de başka yol başüstü. Aylandı 3-4 gün yürüdü. Yani başlayan cakip haladı. Niyet çıkıyor aylanı yürüsem ana şu yoldan çıkış olmadı. Bu Allah Teala vergen iptilasıydı. Bu kırın yıl içinde kırınıp geçişi bir yere gidiyor. Çünkü çöldü yurdular. Lekin Allah Teala yine mucize verdi. Kırın yıl ulardı üstünü soya kılı yürgen bulut yürüdü üstüden. Mucizem bu ya. Bu kırın yılda ular çan kaşlarını da su içiş gibi gidiyor. Ne makıldı Allah Teala. Ve İlisiz kavmi olsa kavmi hu. Kavmi Allah'tan su sorarken de Musa Aleyhisselam geldi. Udu ulana Rabbeke. Parvardigoringa duo qil, Robbinga duo qil, Robbimizga emas. Robbinga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhissalom. 12 ta ko'z otilib chiqdi bulog' bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtardi, olib yerga qo'yishiga bulog' bo'lib 12 ta ko'z otilib chiqardi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbob deyiladi mana. Yaqub alayhissalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Her bitti, kabile özünü içi atken suğunu kıldı ana. Mucizem. Kırı yılın içinde ne bana içti ular? Allah Teala ular ki, künüge üç mehal tağımını çürüp durdu. Subhanallah. Beden ayağılıp durdu. Avukatlanırken payeti boyunca Osmanlı'nın bir top bedene üç gelirdi.
ularda oyog'ini tayida turib qochmasdi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishardi. Alloh taolo ularga manda tushirdi. Man bu ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodirdir bir lahzada bularni yo'q qilib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishdan ular bosh tortdi. Miqdod roziyallohu anhu'da ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Badr g'azovati kuni aytgan so'zini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar butun dunyo meniki bo'lganida shu ikki og'iz so'zni almashtirib, ikki og'iz so'zga butun dunyoni almashtirib olgan bo'lardim deydi. Nima deganidir? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan ro'bara kelib qolganda ashiru ilayya ayyuhan nas, ey odamlar, maslahat beringlar, nima qilaylik? Urushaylikmi yoki urushmaylikmi deb so'raganda sahobalardan hammasi urushaylik deydi. Shulardan Miqdod rivoyat etdiki, yo Rasululloh, biz sizga Banu Isroil Musa alayhissalomga, ey Musa, bor, sen Robbing bilan urushaver, biz bu yerda turtiramiz deganda gap gapirmaymiz. Balki biz, ey Rasululloh, siz boring va Robbingiz borib birga jang qilinglar, albatta biz sizlarning yoningizda turib jang qilamiz dedi. Shuning uchun Ibn Abbos aytayaptiki, Ibn Mas'ud butun dunyoda ana shu ikki og'iz so'zga almashtirib olgan bo'lardim. Banu Isroilda aytgan so'zi va sahobalar aytgan so'zini solishtirib ko'raylik. Ular mana shu ilyoga kirishidan boshlatganlaridan keyin Alloh taolo ularni sargardonlikka hukm qildi. 40 yil. Hech qaysi qavm bunchalik muddat balolanmagan. Alloh taolo bu qavmni halok qilishligini xohlamadi, balki ularga bir jazo berishligini xohladi. 40 yil ichida cho'lda ichida sargardon bo'lib yurishdi. Otlarga qaytishdi, shaharga kirishidan 600 ming yahudi bundan bir qancha masofa avval uchragan shahar yoki qishloqqa kirmoqchi bo'lib qaytdi, yo'l yo'qotib qo'yishdi. Ana shu doirada aylanib yurishdi. Sen bilmaysan ekan yo'lda. Men boshqaramanda bitta yangi yo'l bosib chiqdi, yetaladi, bir hafta yurdi, 10 kun yurdi, yana boshlagan joyiga kelib qolaverdi. Mana aytib Alloh taolo Banu Isroilni suvga tushirgan mo'jizalardan bir qanchasi yana zohir bo'ldi. Bu 40 yil ichida ular cho'lda yurishgan edi. Ularni 40 yil ustida salqinlatib yurgan bulut yurdi. Mana shu 600 ming kishini qoplaydigan salqinga ega bo'lgan bulut 40 yil mobaynida ustida yurdi. Ular nima yeyishdi bo'lsa 40 yil ichida? Alloh taolo ularni 3 mahal kuniga ovqatlantirdi. Ana shu ovqat vaqti yetganda osmondan top-top bedanalar tushib kelardi-da, ularning oyoqlarini ostida turardi, qochib ketmasin. Bitta-bittadan ushlashib, pishirib yeyishardi. Alloh taolo ularga manni tushirdi, ya'ni asalga o'xshagan bir shirinlik edi. Alloh taolo ular chanqagan paytlarida Alloh taolo Musa alayhissalomga asoyiz bilan ana shu toshni uring dedi, toshga asoyim uchun tegizdi, 12 ta buloq otilib chiqdi. Bu ham berilgan mo'jizalardan bittasi edi. 12 ta buloq, 12 ta qabila edi, asbot, sibt degani bitta qabila bo'lar edi. Qodalima kulli unasi mashrabahum, har bitta qavm, har bitta qabila o'zini suv ichadigan joyini topdi. Bu suv shunaqa mo'jiza ediki, bu toshni ko'tarib o'zlarini olib yursa suv to'xtab qolar edi, tushirib yerga qo'yishsa suv oqar edi. Mana shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin ham o'zini payg'ambarga vosita qilishdi. Alloh taolo Qur'ondagi eng katta qissa bu Musa alayhissalom qissasi deb bayon qilgan. Nima uchun bu qissani bu darajada katta mufassal bayon qilinyapti? Ihdinas sirotal mustaqim, sirotal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Parvardigora, bizlarga to'g'ri yo'lingni bergin, to'g'ri yo'lingga boshlagin. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin va adashmaganlarning yo'li bo'lgan, solih bandalaringga inom qilgan yo'lingni bergin. Ana shu har safar waladdallin deganda nasroniylarni tushunamiz, haqni yo'qotib qo'ygan. G'ayril maghzubi deganda Allohning g'azabiga uchragan yahudlarni tushunamiz. Mana 3-4 safardan beri Musa alayhissalom qissasini eshitdik va Banu Isroilni Alloh taolo nimaga la'natlaganligini tushunib olgan bo'lsa kerak. Alloh taolo bu qissani katta bayon qilyapti. Ya'ni mana shulardan bo'lib qolmanglar. Mana shu 40 yil sargardonlikning ichida bo'lgan bir qancha voqealar bor, bugun mana shulardan bir qanchasini gaplashgan bo'lamiz. Bu birinchisi sigir voqeasi. Mana hammamiz bilamiz, Qur'on Karimning eng katta surasi Baqara surasi. Ya'ni sigir degani. Ana shu sargardonlik yillarida kunlarda birida yoshi katta va nihoyatda bir davlatmand bo'lgan bir kishi o'ligini topishadi uyg'onish parasida. Va bu davlati ko'p bo'lganligidan uni merosxo'rlari kim o'ldirganligini
bilishlik uchun talash tortish bo'ladi, kim o'ldirdi? Amakisini o'g'li o'ldirgan bo'ladi. Ana shu amakini moli dunyosiga ega bo'lishiga o'ldirgan bo'ladi-da, endi kim o'ldirdi degan savol bilan talashib qolishganida Musa alayhissalom oldiga kelib aytishadi: "Ey Musa, sen tiriltirib bera olasanmi uni? Bilib bera olasanmi kimni o'ldirganligini?" deganda Musa alayhissalom aytadi: "Alloh bildirsa bilaman." Ular aytadi: "Robbinga duo qil, bizga bildirsin." Va idza qala Musa li qaumihi innalloha ya'murukum an tadhbahu baqara. Qala atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Alloh mana shu o'likni tiriltirib tirilishini xohlaydigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga bitta sigir so'yishni buyuryapti dedi. Ular aytishdi: "Biz senga o'likni tiriltirib ber desek, sen bizga sigir so'yishni buyurasan. Nima? Bizni masxara qilyapsanmi?" dedi. Musa alayhissalom aytdi: "Johillardan bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh so'rayman." Bu sigir qissasi qisqagina, lekin olinadigan xulosasi nihoyatda katta. Alloh taolo ularga sigir so'yishga buyurgan edi. Ular savolni ko'paytirib yuborishdi. Qanaqa sigir bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin? Yosh qanaqa bo'lsin? Balon sifatlari qanaqa bo'lsin? Xullas kalom, bitta sigirni so'yib qo'ysa maqsadga yetinlardi, muddaoga yetinlardi, lekin ko'paytirib yuborishdi. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صفاتlarni aytib ber bizga deganda Musa alayhisalom aytdi u bo'lib bir yo'li qariya emas bir yo'li bikir yosh emas dedi o'rtasi dedi qilinglar endi shu ishni dedi ya'ni bitta sifatini so'rashda aytdi qariya emas yosh emas dedi o'rtacha dedi shuni so'rib qo'ysalar bo'ldi dedi ular yana savolda davom etishdi قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين rangi qanaqa bo'lsin dedi subhanalloh insonda bir aqli bir adashadigan bo'lsa shunday ekan sigir deding nima so'rib qo'yaver qanaqa bo'lsin sifatini aytdi endi rangi qanaqa bo'lsin rangi ana shu sarg'ish dedi qaragan odamning ko'zini quvontiradi birorta bir aybi yo'q xullas shunday sifatlarni Alloh taolo tushirib qo'ydiki so'rashaverdi Alloh tushirib so'rashaverdi tushirib savol beraverdi, ko'payaverdi. Oxiri bir odamda shunday sigirni borligini topishdi. Mana endi to'g'risini aytding, hamma sifatlarni mukammal bildik, endi inshaalloh topamiz deb chiqdi. Sigir egasi ota-onasiga nohatda bir yaxshi mehribon odam bo'ladi. Ota-onasini parvarish qilishida sigir uni yordamchisi bo'ladi albatta. Sutini sog'adi, boshqa qiladi. Sotmayman deydi. Banu Sulol ulardan vazniga teng oltinni berishlik evaziga sotib olishadi. Ba'zi rivoyatlarda vazniga 10 barobar oltin berishgan. Chunki o'lgan mayit nihoyatda boy bo'ladi, uni boyligini taqsimlashlik uchun ana shu qotilni topishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishlikdan qaytargansiz bilamiz. Boshqa sizlarga aytadi Rasululloh, sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, toqatinglar ko'targancha qilinglar. Sizlardan burungi qavmlarda halok bo'lgan narsa bu payg'ambarlari bilan ko'p tortishganligi va payg'ambarlariga ko'p savol berganliklar. E'tibor bering, hatto ikkiga bo'linyapti. Nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar, gap so'z. Unaqa sekin-sekin degan gap ketmaydi bu yerda. Harom narsadan mutloq tiyilinadi. Endi buyurilgan farz ibodatlar mutloq qilinadi, undan keyingi sunnat, mustahab, qo'shimcha amallar toqat ko'targancha qilinadi. Hadisda davomiga qarasangiz, sizlardan avvalgi ummatlar halok bo'lib ketgan. Sabab payg'ambar bilan tortishgan va ko'p nima qilgan? Ey iymon keltirganlar deyiladi Alloh taolo Qur'on oyatida. Agar oshkor bo'lsa, sizlarga zarar qilib qo'yadigan narsalar haqida so'ramanglar deydi. Ya'ni hali sizlarga aytilmadimi? Tek qo'yib turinglar. Sizlarga kerak bo'lgan kuni Alloh taolo nima qiladi? Vahiy bilan buni bildiradi. Sizlar shoshiltirmanglar, otni choptirmanglar. So'radi. Ya Rasulullah, meni otam kim dedi bittasi. Sen otang falonchi dedi. Ya Rasulullah, meni tuyam qayerda? Shunga o'xshagan savolni berayotganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, so'raveringlar dedi. Aytaraman dedi. Yelkalarga yuk tushiradi deganda Hazrat Umar shuni qolib, ya Rasululloh, tavba qildik, tavba qildik. So'ramaymiz boshqa dedi. Sahobalar Madinada yashagan sahobalar Rasulullohga shunday botinib savol berisha olmagan. Tashqaridan sahrodan bo'lata bir esli oqil arablardan kelib qolsa sahroylardan xursand bo'lishar ekan. Hozir kelib ikkita narsani so'rasa, shuni bahonasini nima qilamiz? Biz so'raveramiz. Amal qilamizmi, qilmaymiz, so'raveramiz. Bilib qo'yaylik. Ko'p bilgan ko'p javob beradi. Bir aytadiki, Madinaga ko'chib borishdan meni bitta narsa to'sadi deydi.
Hamma hol edi Rasululloh yonida yashashdi. Lekin dedi bitta narsa sabab dedi Madinaga ko'chib bormayman. Nimaga desa, Madinada yashasam Rasulullohdan savol so'ramay qolaman. Tushunasizmi? O'sha domlami, imommi, borasi mumkin, mumkin emas demagunicha qila olmasiz yoki xoqatingiz ko'tara olmasangiz so'ramay turavering. Chunki bilmagan odamga gunoh yozilmaydi. Agar ular mana sigir deganda, olib chiqib bitta sigirni so'yib qo'yganda, 2 tillarga ham 3 tillarga beradi, shu bilan ish bitardi. Lekin o'zlariga o'zlari qiyin qilib olishdi. Fazabahuha va makadu yaf'alun. Ya'ni ana shularda bir o'jarlarga bitta odamni boy qilib qo'ydi. Ehtimol 3 tangaga, 4 tangaga sotib olardi, lekin ana shu ularning ahmoqligi Alloh taolo ularga mana shunday ular qattiqlik qilishaverdi, Alloh taolo qatiraverdi. Payg'ambarlarga tushgan shariatlar ichidagi eng og'ri deydi ulamolar tomonidan Banu Isroilga tushgan shariat. Chunki ular so'ravergan, Alloh taolo tushiraverdi. Ana shu sigirni so'yishadi, ba'zi rivoyatlarda sonini go'shti bilan urdi deyiladi, ba'zi nimalarda kulayni go'shti bilan urdi deyiladi. Xullas, molni bir qismi bilan, bir go'shti bilan o'likni urganda, o'lik tiriladida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydi undan. Seni kim o'ldirdi deganda, falonchi meni o'ldirdi deydi va o'ladi. Kadarike yuhyillahul mavta ve yurikum ayatihi leallekum ta'qilun. Allah Ta'ala akıl yürgüzüşleriniz için özünün ayetlerini kürsetedi. Bana şunu yıkılıp Allah Ta'ala tırıltıredi. Yani Allah özü buladı başka yolladı kandiyetler söyleşi. Şu bilen halki katıl topuldu. Yine bitti mucize sadır. Bugünkü suratımızı asası vaktini aladığım ise bu Musa va alayhissalom bilan Xizr alayhissalom o'rtasida bo'lgan qissa. Shunda bir kitoblarda so'zlar bor ekan, xato bo'lgan. To'rtta payg'ambar hali ham tirik deyishar ekan kitoblarda. Ya'ni odamlarning tilidagi narsa. Osmonda ikkitasi, yerda ikkitasi deyishar. Osmonda ikkitasi, bittasi Iso alayhissalom, bittasi Idris alayhissalom. Yerdagi tiriklari bu Zakariya aleyhisselam ve Hızır aleyhisselam. Bu batılak. Çünkü ve rafa'nâhu mekânen aliyye de Allah Ta'ala bana İdris aleyhisselam hakkında biz onu âli mekânge köterdiği de kendi öşrette cağla alın ya bu kişini. Öşrette koyun turuncu Osmanlı. İsa aleyhisselam tırık. Yerdeki peygamberler kesek. Zakariya ve Hızır aleyhisselam kesek. Ular elbette vafat edip etken kişiler. Kullu nafsin zaiqatul mavt Alloh taolo. Har bitta jon egasi o'lim sharbatini totadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan qiyomatgacha yashashlik. Rasululloh rad qilgan. Har bitta payg'ambarga taklif qilingan, lekin hech qaysisi bu dunyoda qolishni xohlagan emas. Chunki mu'minni oxiratda kutib turgan mukofotini oldida dunyo qafas. Hadisda keladi-yu, "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Dunyo mu'min uchun qafas deydi. Kofir uchun jannat deydi. Nimaga? Çünkü mu'min dünyada her kança zor yaşasın, ahirette kütüp durgen nimetlerde oldu bu dünya kafasında görünür. Yani kafir dünyada her kança yaşasın, ahirette kütüp durgeni ne oldu da bu dünya ne oldu? Cennet olur o dünya. Ahirette gazap da oldu, dünyada gazap iş nasıl bu mu? Yani şöyle bir sözler bu arada, oğul balaga 15 yekirgende, 16 yekirgende, 25 yekirgende, 40 yekirgende Hızır üçüreydi. Ne demek olardı? Başına aldığını sürekli bulmuydu. Üçer olsun, tıla tıla yine deydi. Çünkü o şekilde yapılar bulardı. Esirat, hatta da diye işler. İslam dini buna kadar ertek, belki bir afsana görüşürken narsa olmaz. İslam dini bu matematikansın geri açık ravşan narsa. Hem yok, onun onu yok, koyuluyor. Ona kadar nubuhan, şunu mekoyan, şuna kadar mekin dediğin cahı yok. Anık, anık, anık narsa. Ana yani şu Hızır Aleyhisselam hakkındaki malumatımızı doldurup alıştık için bana bugün kısa yerleşeğimiz kütmeyeler. Hızır Aleyhisselam uçuramaydı. Hani Hızır kollasın degen gel, bu şirke obara degen kelime Allah sağlasın. Hızır kollamasın, Allah kollasın. Davut pirin kollamasın, Allah kollasın. Yani bari hani kesilerde, pirlerde bölüp koyuyemiz. Bu şirke obara degen gelse Allah sağlasın. Banu İsrail bana şu 40 yıllık sergerdanıyla yürüyen paytida mana aytdik sigir voqeasi sodir bo'lib o'tadi.
Musa aleyhisselamın oldiga Banu Isroildan bir qancha askari so'rashadiki, "Ey Musa, yer yuzidagi eng ilmli odam kim?" deb so'rashadi. O'sha paytda kim ilmli odam? Payg'ambari. Kim u kishi? U kishi Kalimulloh. U kishi Alloh taolo bilan bevosita gaplashdi. Alloh taolo Tavrotni berdi. O'zini zamonasini mutlaq ya afzal inson, eng ilmli inson. Shundaymi? Mana ulul azm min rusul, payg'ambarlarning eng buyuklaridan beshtasini aytganimizda, bittasi Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhi sollatu vasallam. Ana shu 5 ta payg'ambardan bittasi shubhasiz ulug' insonlardan. Lekin Alloh taoloni o'ziga qaytarmadi bu savol. Eng ilmli odam kim dedi? Men bo'lsam kerak inshaalloh demadi, balki men dedi. Nima deyish kerak edi? Alloh bilan. Qissaning oxirida shunday xulosa keladi. Ey Musa, xulosa, siz butun yer yuziga ustoz bo'lishingiz mumkindir ilmingiz bilan. Lekin shunday bir bandam borki, siz shagirdlikka ham yaramaysiz. Har bir inson ertaga, indinga, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilishni xohlaydi, shunday emasmi? Bu hamma orzu qiladigan narsa, lekin bu narsa hech kimga berilgan emas. Xizr alayhisalomga berilgandi shu narsa. Musa alayhisalomga avval bo'lib o'tgan ishlar haqidagi ilm berilgan bo'lsa, Xizr alayhisalomga endi sodir bo'lajak ishlar ilmi berilgan. Alloh taolo Musa alayhisalomni itoat qildi shu so'z uchun. Ey Musa, siz qayoqdan bilasiz eng ilmli odam siz ekanligingizni? Bir joyda bir bandam bor, sizdan u ilmliroq dedi. Albatta Musa alayhisalom aytdi, eng ilmli odam edi zamonasi, mutlaq afzal inson edi. Lekin bir ilm bobida har birta ilm egasi ustidan bilimdorroq bo'lgan ilm egasi bor degan Qur'onda bir oyat kelishi mumkin. Ustamisiz, sizdan ustaroq bor qatdi. Endi atrofingizda shunaqa odamni siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu yo'q degan emas sizga odam. Sizdan afzalrog'i ham bor, faqat indamay o'tiribdi. Shunda Alloh taolodan u kishiga yo'riqtirishini so'raganda Alloh taolo ana shu ikkita dengizni tutashgan joyida balig'ingizni yo'qotib qo'yadigan joyingizdan topasiz degan alomatni beradi. Musa alayhissalom vafotidan keyin payg'ambarlikni qo'liga olgan Yusha ibn Nun degan xizmatchi yigiti bo'ladi, keyin payg'ambar bo'ladi. Shu yigitni xizmat hamrohligida ana shu balig'ini tuzlangan deyiladi ba'zi rivoyatlarda. O'lik balig'ini sevatga solib, dengizni bo'lab ustab ketishadi shu odam. Ya'ni bitta anglagan narsa shuki, birodarlar, Musa alayhissalom mana shuncha ilmga ega bo'lsa ham, sendan ko'ra bilimliroq o'sha bandam desa, hech kibr qilmasdan, biz ham ancha-muncha narsani bilamiz. Biz ham 3-4 ta kitob o'qib qo'yganmiz demasdan o'rganaman deb ketyapti. Musa payg'ambarga ilm yetmagan ekan. Birodarlar, agar Qur'onni zo'r o'qiyotgan bo'lsangiz, fiqhni o'rganish kerak. Fiqhni zo'r gapirsangiz, hadisni o'rganish kerak. Albatta ilm ko'p. O'sha uchun payg'ambarimiz 5 yildan qabrgacha ilmimizda degan. Nima istab ketyapti Musa alayhisalom? Subhanalloh. Musa alayhisalom ilm yetmayapti. Bizga yetyapti. Masala bo'lyapti, kir ichkariga desa. Televizorlardan tirsa birota bir ustozlardan mavzu qilayotgan bo'lsa, boshqa kanalga yuboramiz, tarsatmiz. Tanolinglar. Bu bor ichimizda bu kamchilik. Chunki yetarlida bizda ilm. Ya agar sizda belingizda kasalingiz bor, oyog'ingizda kasalingiz bor, mana shu kasalni dorisi gapirayotgan bo'lsa, to'xta, tek tur. Uni eshitib olay deysiz, chunki kerakda bu narsa. Lekin ilm gapirayotgan bo'lsa, bemalol laqqalab o'tiraveramiz. Chunki kerak emas deb o'ylaymiz o'zimiz. Inson bolasi to'playdigan narsani eng afzali. Bu ilm. Chunki inson to'plagan hamma narsani yo'qotib qo'yish mumkin, kursi tushib ketishi mumkin, o'g'ri olishi mumkin, o't ketishi mumkin. Yana o't ketmasa, o'g'ri olmasa qiyomatda javob berish bor bu to'plangan molga. Lekin ilm qiyomatda bu ilm inson darajasini ko'taradi. Xullas Musa alayhissalom o'zining ana shu xizmatchi yigiti bilan dengizni yoqalab ketdi. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا وقتی که موسى o'zining xizmatkor yigitiga to ikki dengiz qo'shiladigan yer yetmaguncha yoki uzoq zamonlar kezmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz. Ikki kishi yo'lga chiqishdi. Falan ma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarada. Endi qachonki u ikkisi dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach, aytilgan joyga borganlarida baliqni unutdilar. Bas u baliq dengizga qarab yo'l oldi.
Ana shu aytilgan joyga yetib, charchab Musa alayhissalom uxlab qoladi. Xizmatchi yetgan ko'zi ketib urayotgan mahalda baliq sevatdan irg'ib dengizga qarab suzib ketganligini ko'radi. Lekin charchaganligini xatoligidan hali turganda aytaman deydi-da, yotib uxlab qoladi. Uyg'onganda esidan chiqib qoladi va bir qancha safarga qatnama yo'lda bir qancha muddat bosib o'tishadi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hada nasaba. Bas qachonki u yerdan o'tishgach, Musa yigitiga nonishtamizni keltirgan, haqiqatan bu safar biz uchun og'ir bo'ldi, bu safardan charchadik. Shunda Halibani esiga keldi. Ey dedi, falon joyga borganimizda baliq dengizga qarab tushib ketdi deganda Musa alayhissalom aytdi, "Dalki makunna nabh." Ha, o'sha narsa kerak edi bizga dedi. Orqasiga qaytib borish. Fawajada abdan min ibadina atayna rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Bas bandalarimizdan bir bandani topdilarki, biz unga o'z dargohimizdan rahmat, ya'ni payg'ambarlik ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Hazrat alayhissalom o'lganligiga mana shu dalil bo'ladi. Bandalarimizdan bo'lgan bir bandani deyapti Alloh taolo. Alloh taolo yaratgan bandasi, u tirik jon albatta nimani totadi? O'lim totadi. O'lib bo'lgan kishi kutmaydi, istamaydi. Yo birorta bo'lmasa qilib uchratgan odamchi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa unga sizga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishingiz uchun sizga ergashsam maylimi dedi. Musa alayhissalom albatta Hizr alayhissalomdan darajasi ulug', lekin mana shunday ulug' darajadagi payg'ambar ilmi borligi uchun xorlik bilan sizdagi ilmni menga o'rgatishingiz uchun sizga ergashsam ruxsat berasizmi deyapti. Vaqtingiz bormi? Imkoniyatingiz ko'taradimi? Boring bizga, o'rgating demayapti aka. Ha, sizlar o'rgatishlar kerak deydi. Ilm egasiga borib, xorlik qonati tutiladi aka. Chunki Musa alayhissalom Xizrga ruxsat bersangiz, sizdagi ilmni o'rganing deyapti. O'qiganmi? O'rgatish kerak edi. To'g'ri o'rgatish kerak, lekin uni so'rashni ham bilish kerak. Ahli ilmlardan, ustozlardan muomala qilganda u so'zni o'ylab gapirish kerak. Chunki ustozlar ana shu payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan odamlar. Ular haqida gapirayotganda tilda elabroq gapirish kerak so'zlar. Qo'lanchimi, havonaqa, apokinchimi, bu manaqa, ha o'zing kimsan? Bu yerda talaba o'zini ustozini oldida siniq xor bo'lishi kerak olmadi xulosasi. Siniq bo'lish kerak, hurmat qilish kerak ustozini. Qala innaka lam tastati'a ma'ya sabra. U Xizr aytdiki, aniqki siz men bilgan men bilan birga ilm mashaqqatlarga sabr qilishga toqatingiz yetmaydi. Ya'ni bu ilmni menlarga ilm o'rgangani sizga sabringiz yetmaydi. Kimi sabr etmayapti? Kimadi u kishi? Banu Isroilda mana shuncha bir bemanigachilar, rasvolilarga sabr qilgan eng ulug' payg'ambardan bittasi bo'lgan Musa alayhissalomning ilmi sabr nima qilmayapti? Bu ilmni o'rgangani sabr yetmaydi deydi. Ya'ni insonga kelajakda bo'ladigan ishlarda ilm beriladigan bo'lsa, inson ko'tara olmasa. Mana 3 ta o'rinda yerda Musa alayhissalom sabr yetmaganligi ko'rinib qoladi. 3 ta ish qiladi, chidamaydi oxirigacha. Bu yerda umuman bu ilm haqida xos gapirildi, umuman ilm o'rganishlikka insonda sabr bo'lish kerak. Ilm odamning tili bilan gapirar ekan. Ey odam bolasi, agar sen butun umringni menga bag'ishlasang, senga ozgina bir narsamdan beraman. Agar ozgina vaqtingni sarflasang, men senga hech narsam bermayman. Dunyodagi katta-katta bir kashfiyotlarni qilgan olimlarni qarasangiz, umri o'sha probirkada, o'sha mikroskop ustida o'tib ketgan. Ha, soch-soqolini taragan ham vaqti o'lmaydi. Hali parishon otaga o'xshaydi. Butun ilmga vujudi bilan kirishib ketgandan keyin Alloh ularga ozgina ilm berdi. Qur'onni yodlashim kerak. 10 ta surat yodlab qo'yish kerak deb yuraveramiz. Lekin birinchi qadamni nima qila olmaymiz? Tasha olmaymiz. Xudo xolasa bolamni qori qilaman deymiz. Paxtani terib olib, keyin. Mashruqni o'tkazib olib, keyin. 30 ga kelib olib, keyin. Pensiyaga chiqib olib, keyin. Pensiyaga chiqqanda o'sha kalla olmay qo'yadi. Ilm o'qigani sabr kerak birodar. Musa alayhissalom bu kishiga javob beribdi-ki, "Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Zotan o'zingiz egallab olmagan, xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilasiz? Ya'ni meni sinab ko'rmadingiz-ku. Meni shagird qilib olmadingiz, sabrimni sinamasdan turib qanday qilib sabringiz yetmaydi deb aytasiz?
Qala satajiduni inshaalloh min as-sodira wala asilaka amro. Musa dedi, inshaalloh siz meni sabr toqatli ekanimni ko'rasiz. Biror ishda sizga osilik tosilik qilmayman dedi. Ya'ni tamomiy nima qilaman? Bo'yinsinaman, taslim bo'laman dedi. Ilm shunga olinar ekan. Hazrat alayhisalom o'zidagi ilmni o'rganishligi shartini aytdiki, siz menga ergashasiz bitta shart bilan. Nima ish qilsam shu qilgan ishimiz sababini aytmagunimcha siz so'ramaysiz. Men o'zim bildirmaguncha nimaga bunday qildingiz deb nima qilmaysiz? So'ramaysiz. Fantalaqa hatta idza rakiba fi safina kharaqaha qala akhraqta li tughriqa ahliha qala laqad jita shay'an nukra. Aybimro. Ozgina yurishdi, dengizga chiqib ketayotgan kemani minishdi. Ozgina yurgandan keyin Xizr alayhissalom tushib, kemani aybli qilib qo'ydi, teshib qo'ydi tay. Suv kirishni boshladi. Ya'ni o'zi chiqib turgan, odamlar minib turgan kemani cho'kishlikka ro'baro qilib teshib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom aytdi: "Uni odamlarni g'arq qilish uchun teshdingizmi? Juda dahshatli ish qildingiz-ku." Birinchi qilgan ishiga sabr yetmayapti, nimaga qilganligini bila olmasdi. Xizr alayhissalom aytdi: "Men sizga aytdim-ku dedi. Men bilgan ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi" dedi. İlimge çanqa bo'lgan Musa aleyhisselam bo'ldi gapirib o'tkizdi demayapti. Yani tirmalashib qolyapti. Bir marta bilmasdan so'rab qo'ydim. Esimdan chiqib qoldi. Bitta qilgan ishim uchun, aybishim uchun haydab yormang. Qala la tu'akhizni bima nasita wala turfikni min amri usra. Unutganim sababli meni ayblamagin va bu ishim uchun meni mashaqqatga duchor qilmangiz. Bo'pti mendan o'tibdi. Bor, o'qitmayman sen desa bo'ldi, ketib qolaveradi. Sen o'qitmasang boshqasi o'qitadi. Buni qilmayapti. Sabr qilyapti. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا سونگیره یعنی یردیلر تا بارا بر بالگه رو برا بولگنلره ده خزر اونو اولدرده بونو کرگن موسا دده برا اونو اولدرمگن بی گناه جانو اولدردینگن در حقیقت سیز بوزو قشقل بیزده کچه ده تورو مطورو اونیکن بانا شونه بارتا باسط دروب سوی وارده خزر علیست حقیقتا انسان ده طاقاتی کتن Begunoh birovga zulm qilmagan, birovni o'ldirmagan jonni o'ldirdingiz-a dedi. Juda xunuk ish qildingiz dedi. Yana aytdi gapini. Aytdim-ku, sizga sabr yetmaydi deb bu ishni. Ikkinchi marta tushirib qo'ydi. Yana uzr so'rayapti. Qola insa altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Endi yana bir marta so'rasam, endi uzrni o'zim bergan bo'laman sizga. Ayb menda bo'ladi. Meni nima qilasiz? Hayda bo'lasiz. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا kemadan tushdi, bolani öldürdü. Bir qishloqqa kelishdi, qishloq ahli ularni ziyofat qilib bergani boshlatishdi ularga. Payg'ambarlar so'raganmas ekan, payg'ambarlar talab qilgan ekan birodar. Payg'ambarlar da so'rashlik degan xorlik bo'lmas ekan. Talab qilgan ekan. Ya'ni musulmonni musulmon tutib haqlardan bittasi sizni uyiga olib boradigan bo'lsangiz, 3 kun innamasdan mehmon qilish kerak. Birinchi kun o'zi yeyotgan taomdan ziyodaroq qilib ziyofat qilib berish kerak. Qolgan 2 kunida o'zi yeyotgan taomdan bersa bo'laveradi. Shungacha nimaga keldingiz deb so'rashlikka haqqi bo'lmaydi. Ayni bu xayol bo'lib ketgan birodar. Biz eshiklardan javob beramiz. Eshik kiramiz deymiz. U ham biladi. Yo'q, boshidan ketaman deydi. Bizda mehmonxonalarni ko'pligi bilan faxrlanamiz-da. O'zi har bitta musulmon uyida mehmonxona degan xona bo'lar edi. U mehmonning uyi bo'lgan. U shunaqa uy bo'lganki, ichki hovli, tashqi hovlida yana mana kattalarimiz bilasizlar. Mehmon kelib, ana shu mehmonga tayyorlangan bir uy burdarizda yashab, hojatxonasi ham bor, hamma sharoiti bor. Orqadagi ayollarga bir noqulaylik tug'dirmasdan bir oy yashasa ham nadaberaga bir zarar tegmaydi. Shu yerda yeb ichib 3 kunmi 4 kunmi ketadi. O'shuncha har bir musulmon yuringiz yerda olib keta olgan. Uyni qurishlikda to'yda rashotini olmagan ekanlar bizga o'xshab. Sani kerak deymiz biz. Mehmonda musulmonchilikka tushadigan qilib solgan uyda. Ularda uy solishi ham islomiy bo'lgan. Bu ikki payg'ambar qishloqqa keldi, qishloq ahlining yelkasidagi qarzi bo'ladi. Mehmonni ovqatlantirish, yotoqqa joy berishlik. Agar bir shaharga musulmon kelsa-yu, yotoqqa joy topa olmasa, yegani ovqat topa olmasa, ana shu shahardagilar hammasi gunohkor bo'ladi. Bitta odam qaramog'i yopilsa, boshqalardan nima bo'ladi?
sohib bo'ladi. Bu ikki payg'ambar haqqini so'radi. Hech kim joy ham bermadi, ovqat ham bermadi. Endi qishloqdan chiqib ketishayotdi, qishloqning chekasida devori nurab yotgan bir uyni ko'rdi. Shuni yengini shimardidan devorni urib, yuragini chilab, go'lagini tikka qilib, devorni tikka qilib qo'ydi. Ya'ni ularga yomonlik qilgan, yaxshilik qilmaganlarni devorni tikkalab qo'yganda Musa alayhisalom aytdi: "Agar xohlasangiz" dedi. "Agar xohlasangiz bu ish uchun haq olishingiz mumkin edi" dedi. Uchinchi marta sabr yetmadi. Mana bu ishlarda xulosalarni gaplashamiz endi birodarlar. Hizr alayhisalom mana shu qilgan uchta ishni ta'birini aytib berdi. "Qala hada firoqu bayni va baynik sa'unabbiuka bi ta'vili ma lam tastati alayhi sabra." U Hizr alayhisalom aytdi: "Mana shu siz bilan mening ajrashimizdir. Endi men sizga sabr qilish, men sizni sabringiz yetmagan, toqatingiz yetmagan narsalarning ta'birini sharhidan ogoh qilaman." "Kema" dedi. Birinchisi kelmaydi. "Kema xususiga kelsak, u dengizda ishlaydigan yuradigan miskin bechoralarniki edi. Bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim, chunki ularning kemadagilarning ortida ko'zlab borayotgan manzillarida butun kemalarni talon-toroch qilib tortib oluvchi bir podshoh bor edi." Ya'ni kema sog' borganida kemani sog'lomligini ko'rib turib, ana shu davlatning podshosi kemani nima qilardi? Tortib qo'yar edi. "Endi kemani teshib qo'ydim, ular bir amallab yetishib oldida, aybi bor kemani nima qilaman men teshib kemani" dedi-da, olmay qo'ydi. Mana endi qarab turinglar. Kema teshilganda kemani egalari xafa bo'lishdi. Endi chiqim bo'ladigan bo'ldi. Moncha narsadan qolib ketdik. Endi moncha chiqim bo'ladi deb turib, yomon ish bo'ldi deb o'ylashuvdi. Aslida nima bo'lib chiqdi ularga? "Wa asan takrahu shay'an Alloh va khayrun lakum." Hayotingizda bir sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi deydi Alloh taolo. Ehtimol orqasida yaxshilik bor deydi. "Va hayotingizda bir ish yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor deydi." Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Demak, bizni ham bir ishni qilsak, yaxshi foyda bo'lmagan bo'lsa, bir safarda bo'lib turib, bora olmay qolgan bo'lsak, biz albatta yomon bo'ldi deb o'ylaymiz. Shundaymi? Boshimizga bir sodir bo'ldimi? Demak, bitta yaxshi ish bor. Moshinangiz buzilib qoldi, yeta olmay qoldingizmi? Moncha so'mdan qolib ketdim, bir reysda moncha qoladi. Ehtimol o'lib ketardingiz. Demak, musulmon odam faqat hayotidagi ishlari yaxshi tomon yursa xursand bo'lish emas, yomon ish sodir bo'lganda ham xursand bo'ladi. Nimaga? Bundan kattaroq ziyondan Alloh to'sgan bo'lsa ajralmasdik. Bora olmay qolgan bo'lsak, biz ham xulosa olaylik. Chiquvdik, ko'zimizga yoqmaydigan bir manzara bo'libdi. Belik qopog'imizga sug'urib ketibdi, yo bir aynagimizni sindirib ketibdi. Shuni dardi bilan yurib qoldingiz yoqqa bu yoqqa. Ehtimol nandiroq qilib borsiz, odam podam qilib boramiz deysiz. Demak, va asa antakrohu shay'an. Hayotingizda sizlarga yoqmaydigan bir ish sodir bo'lsa, ehtimol orqasidan nima bo'lishi mumkin? Musulmon doim xotirjam bo'ladi qalbi. Bitta yaxshilik bor buning orqasidan albatta. Ikkinchisi. Wa ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayn fa khashina an yurfiqahuma tughyana wa kufra. Haligi bolaning ota-onasi deydi, o'ldirilgan bolaning ota-onasi. Solih mu'min odamlar edi. Bu bola katta bo'lsa kufr tug'yonga kelib, ota-onasiga zulm qiladi dedi. Ya'ni aytdi, Hizr alayhisalomga hali bo'lmagan ishlar ilmi berilgan edi. Bu bola katta bo'lsa, ota-onasini xor qilardi. Parvardigoring ota-onasini xor qilmaslik uchun jonini olib qo'ydi. O'rniga ulardan undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, ota-onasiga mehribon bo'lgan bolani berdi ularga. Yana bo'yicha, bolasi o'lib qolganligini eshitib, ota-ona albatta xafa bo'ladi. Ehtimol bir yomonligi borki, Alloh taolo olib qo'ydi sizni yaxshiligingiz uchun, sizga rahmi kelganligi uchun. Bir mashina olaman dedingiz, biroq 50 so'm berib olib qo'yibdi ustidan. Bilamiz-a qanaqa kayfiyatga tushamiz. Berardim o'shini men ham deysiz. A sizga nasib qilmayaptimi? Yaxshilik deb umid qilib qo'yavering. Demak, bir ishi bor. Alloh menga nasib qilmayaptimi? Demak, bir ishi bor. Keyin ishlasiz. O'sha reysdan men ham qolib ketuvdim. Yaxshi ham qolib ketgan ekanman. Avariya bo'lib ketishdi hammasi. Ha, qolib ketganingda siqilgansan sen ham. Ha, bir hafta ortaga surilib ketibsan, sen ham bo'g'ilgansan. Endi ular cho'kib ketgandan keyin, oqib ketgandan keyin, otilib chopilib ketgandan keyin, ha, yaxshi bo'lgan ekan. Mo'min odam o'sha hayotida yoqmaydigan sodir bo'lganda ham yaxshilikni umid qiladi. Bir yaxshilik bor uning orqasida. Ota-ona bolasi o'lganda xafa bo'lgan edi, lekin ota-onani mana shu bolani o'lishligi ota-ona uchun nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hatto bolani o'zi uchun ham yaxshi bo'ldi. Yoshligida go'dakligida o'lib ketgani, gunohi ozroq mahal bo'lib ketgani. Katta bola kofir tug'yonga kelib o'lgani yaxshimidi? Yoki yoshligida o'lib ketgani yaxshi bo'lib chiqdimi?
فَعَرَبْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبُ رُحْمًا Şu sebepten ularga parvardigor boladan ko'ra, ana shu boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal evaz qilib berishini istadik. Shuning uchun hadam atana aytib so'ravermasdan kerak narsani. Robbana atina fid dunya hasana do'raylikda. Parvardigoro bizga yaxshilikni bergan dunyoda ham, oxiratda ham do'raylikda. U yaxshilik qanaqa ko'rinishda ekanligini faqat kim biladi? Alloh taolo biladi. Musa alayhisalom Madiyanga borganida daraxtdagi o'tirib duo qilgani bir eslab qo'yaylik. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, men sening menga tushiradigan yaxshiliklaringa faqirman dedi. Ya'ni menga nima yaxshi bo'lsa, sen bilasan, o'sha yaxshi narsani menga ber dedi. Bo'lmasam yurtidan qo'g'inga uchragan kishi biladi nima kerakligini o'ziga. Yurtimga borib olay dedi, uyimga borib, buna demadi. Parvardigor, menga nima kerakligini sen o'zing bilasan. Ana aytdik, Shuayb alayhisalomga kuyov bora bo'ldi, 10 yil yashash joyi bilan. Alloh taolo xotin berdi, payg'ambarga kuyov qilib qo'ydi Alloh. Demak, so'rayotganimizda o'ziga tashlab yuboraylik. Ba'zi bizga kerak bo'lgan narsalar tilimizga kelmaydi. So'rabchi tuganmam qoladi-da ba'zida. Arafatda o'tirganda duo qilasiz. Kun chiqqandan boshlab kun botgunga o'tirasiz duo qilib, tuganmam qoladi. O'shini tugab qolganda Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Biz bilmaymiz bizga qaysi narsa yaxshi bo'ladi. Yoki Parvardigor shu so'rayotgan narsadan menga yaxshi bo'lsa ber. Agar yomon bo'lsa mendan nari qil, devoraver. Shu sababdan ularga pokiza Parvardigori ana shu o'lgan boladan pokizaroq, ulardan ko'ra ota-onasiga mehribonroq bola berishini xohladi. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Mana endi 3-chi qilgan ishini sababini aytib beradi. Endi devor esa shu shahardagi yoki qishloqdagi ikki yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otalari juda yaxshi kishi edi. Bas Parvardigoring ularga ular voyaga yetib, Parvardigoring rahmat marhamati bo'lmuş xazinalarni chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarni birontasini o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu sizning sabringiz yetmagan ishlarning ta'vili. Mana uchinchisi devorga keldik. Alloh taoloning irodasi har qanday irodadan, Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan ustun turadi. Biz har qancha istamaylik, Alloh istagani bo'ladi. Biz har qancha istamaylik, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisda keladi. Farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, qayg'urgan ota bo'lsa, hammamiz diqqat qilaylik. Hammamiz shu farzand bolachaqada yuribmiz. Shu bolachaqamiz qiylanib qolmasin deb dunyo jamg'aryapmiz. Bolachaqamiz mendan keyin qiylanib qolmasin deb uy joy solyapmiz. O'zi uylab joylab uylab qo'yganingizdan keyin misol berishga qarzingiz yo'q sizga, bolangizga. Lekin qilib beraman deysiz-da, bolam qiylamasin, qilib beraman, mayli, qilib bering. Lekin bolacha ham qiylanmasin deb faqat dunyo jamg'arishlik bu juda katta xato bo'ladi. Chunki siz butun umr yemasdan, ichmasdan bolacha hamga qolsin deb jamg'arib qo'ygan narsangizni siz o'tib ketgandan keyin bir kun o'g'irlab ketish bormi? Bir kun o't ketib qolishi mumkinmi? Bir kun bolangiz ahmoqlik bilan qimorga bor berish, boy berishi mumkinmi? O'lib ketganingizdan keyin nima yaxshilik qila olasiz unga? Hech narsa. Ota-onani farzandiga beradigan eng katta narsasi bu islomiy axloqi. Ilm beradigan bo'lsa, axloqni tarbiya qiladigan bo'lsa, ota-ona farzandiga bundan oshiqcha narsani bera olmaydi. Otalarda farzandlar oldida qarzlari pokiza ayolni tanlashiydi, tug'ilganda chiroyli ism qo'yishiydi va islomni, iymonni o'rgatishiydi. Biz faqat farzandlarda jasadini tarbiya qilishlikka, faqat jasadini rohatini ko'zlashlikka mehnat qilib yurgan odamlarga o'xshaymiz. Inson ikkita narsadan iborat: jasad, ruh. Biz üstü boşu joyda bo'lsa, odamlardan kam yashamasa bo'ldi. Demak, nima o'yapti u? Yaxshi yashayapti. Rasululloh nima deyapti? Farzandlarini kelajagi haqida qayg'urgan ota bo'lsa, deyapti.
takva kılıp yaşasın. Şunu özü yetedi. Bu ikide yetim bulan otası takvadar adamıdır. Ölüp gitkenden keyine peygamberler hizmeti ki sop koymayaptım Allah'ta oğlu. Kimi hürmet eden? Kim sebepli? Huda bey havattiri otanadan göre ölüp gitken basıyan bomba boyun otananın faydalısı köprak verirken farzan bilir. Hadi yaptı, otası yakşı adamıdır, salih adamıdır. Harvati yorin, hazinesini bollar balavat yaşı yetken de çıkarıp alışık için deval durdurdu, deval durdurdu. Ben özüm kıyamıyor bu işlerim. Siz fakat bugün üs haberişlik, joys haberişlik, maşinasını haberi koyuşlik, başkalarından kendi olması fakat cesedini terbiye kılıp, ruhunu terbiye kılıp milyonurken siz, geleceğe de bu balizge zor nasanı kaldırgeniz yok. Çünkü bağlarımızı, kanını bakışımız gerek, üstünü kıverişimiz gerek. Lakin en asası nasıl bulmaz. Çünkü eğer onların kanını ben baka yapmam desek, atası ölüp gitken yetimlerden ölme yürüp diyor. Onlar da rızkı var ölme yaptı da, rızkı tüyüken kim onlardan ölüp gitti orada. Onlar da kanını biz bakmıyoruz. Onlar da kanını Allah'a bakadı. Biz kalbini terbiye kılıyoruz, ruhunu terbiye kılıyoruz. Biz cesat bile ruhda ortasındaki farkı bilmeye koyuyoruz. Biz cesadımız rahat için ruhda kıyna koyuyoruz. Aslında da Allah Teala ruhumuzga cesatda bir hizmet çıkılıp vermeyen midir? Biz köprak cesatda rahatını kuvalıyımız. Kalpte ruhta rahat kanaka bol aradı. Bitti mi son? Hoşnizi üyüde yetişmalçilik. Bağları keçesinden yığılıp çıkıyor tukhanın aşığı giden. Sizi kanlı kursakış tuğup, okulu yapsız. Tört tane adak geldiniz köçeden. Şunu hoşnizi ikiniz var siz bağları okuluydu. Lekin siz kanınızı aç yatardı. Birinci halat. Namı ikiniz vardır. Kanınız aç. Uyku sistemi yaptı. Lekin hoşnizikiden yaş bağları kuruyakken avazı geliyordu. Kanaka rahat ha bu. Ben özümü namımı verip onlar okuladı. Allah'ım benimle razı buldu. Yani rahat kanaka rahat o. Şimdi aksi. Kanınız doydu. Uyku sistemi yaptı. Hoşnizikide bağları aşıydan kilenip yığılırken eşittirirsiniz. Kanınızı, toygenliği tatlı değil mi? Biz şu cesatı rahatını koyalım, ruhlu hizmetkar koyalımız. Ruhlu hizmeti de buluş gelemez mi de cesat? Keçkurun keçesi turup, cesatı kıyınar, canımızı yapıp koyalımızda, bilesin mi kalp kanıka rahat oladı? Ruh bu kim yokşası oladı, cesatı? Kimse avrat izi yapadırken, ıslıkdan sağda kımaya kıladırken bir esbabı da halas. Şunu demesin lan. Şimdi abbah köyüne bile abbah şimdi ki yuvarken bu ses, oturmuyorsunuz buraya ya. Kir bok kaladı. Çöke düşmüyorsunuz, gıcın bok kaladı. Bu kim sizi hızıkmati zıkmazsan, siz kimde hızmatkarı bok kalıyorsunuz o. Maşinanı aldıyız, uzağa izle yakın kılıçlara gidi. Hedef buzulu olursa, hedef buzulu olursa, topken izle şu maşinizde çaplı olursunuz. Ne kadar sahırada? Ben seni alma gereken ben, sen beni al gereken sen değilsin mi? Buradalar, bu ruhki Allah Teala ki cesatı kim kıbergen? Bu cesatı işletişlik gerek. Bu cesat etteki tutpa hak yeterdi. Lekin ruh ölmüydü. Fazlantlarımızın fakat cesatını terbiyesi yemez. Ruhunu terbiyesi yetibar vererek. Maskur ilahi kıssadan şunu bir kulağı sağlamadı ki Allah Teala görüyor ki Musa Aleyhisselam geldi yaptı. Ey Musa Aleyhisselam, biz sizge en katı ilimli verdik. Tavratı verdik. Zamanınızdaki en ilimli adamsız. Zamanınızda peygamberisiz. Beşli olup peygamberde bittersiniz. Sizge avvalgi böyle ötken nesnelerde ilmini verdik. Şun bilen insan fakirlerini ketmesi gerekirken zira diyordu Allah'ta olan. Falanca da bir benden var. Sizge ötken işlerde ilmini haberini vergen bu sey. O bendeki hala bomagen işlerde ilmini haberini vergen biz. Siz bu dünyadaki ustaz barışız mümkün bu ilmimiz bilen. Lekin o benden de şahitlik yiyen veremezsiniz. Allah Teala bir bandasiga berib qo'ygan bir ilmiga ikkinchi payg'ambari sabr qilishiga toqat yetmayapti. Demak, insonga har qancha ilm berilmasin, Alloh Taolo Qur'onda marhamat qilganidek, "Va ma utitu minal ilmi illa qalil." Sizlarga juda oz ilm berildi. Butun ilmni Alloh Taolo o'ziga qaytardi. Biz biror bir so'zni aytishdan burun yoki ertaga falonda qanaqa qilaman deyishdan burun, albatta orqasiga inshaalloh deb qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oluyor, Yahudiler gelip, eğer ey Muhammed, sen Rasul Peygamber bu sen, üç tane sana bilişin gerek. Ruh nümeligini bilişin gerek.
ashabul kahf nimaligini bilishing kerak, Zulqarnayn nima kimligini bilishing kerak. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu kahf surasida keladi. Ertaga kelinglar deydi. Ertaga aytib beraman deydi. Lekin inshaalloh deb qo'ymaydi. Ertasi kuni yahudiylar keladi, Alloh taolo payg'ambarni itoat qilib vahiy tushirmadi. Yahudiylarga bayram bo'lib berdi. Keyin Alloh taolo tushirdi bu suralarda, bu qissalarda. Vaytki, "Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh, fadhkur robbaka idza nasita." Ey Muhammad alayhisalom, endi buni bu yoqiga biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh deng. Esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, Parvardigoringizni eslang dedi. Musa alayhisalom ham yer yuzidagi eng ilmli odam kim deganda, "Men inshaalloh" demadida, "Men" deyapti. Demak, hech qachon siz bilan biz mo'min odam "men" demasligi kerak. Har qancha darajasi ko'tarilib, har qancha dunyoingiz, ilmingiz, quvvatingiz, amalingiz oshib ketgan bo'lsa ham "men" demasligi kerak ekan. Mo'min odam bir gapni gapirganda qo'rqadigan bo'lib qoladi. Orqasiga inshaalloh qo'shmasa, hozir tevadan bir balo tushadiganda ham. Bu insonning qalbini uxlamayotganligini belgisi. Demak, xulosaladigan bo'lsak darsimizni bizga hayotimizda qanaqa ish sodir bo'lishidan qat'iy nazar, albatta biz mana shu ishda bizga xayriyat bor deb umid qilamiz. Va aytamizki, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Alloh subhanahu va taolo ishga mo'jizalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.